Hani bazı oyunlar vardır size konsol satın aldırır ya. İşte God of War benim için aynen de öyle bir oyun serisiydi. PlayStation 2'nin ülkemizde popüler olduğu zamanları çok net hatırlıyorum. Fiyatı 200-300 TL arasında değişkenlik gösteriyordu ve bu konsol sadece teknoloji mağazalarında satılmıyordu. Çok ilginçtir ki tekel bayi büfe gibi yerlerde de bulabiliyordunuz. Buradaki PlayStation'lar çipliydi. Yani korsan oyun oynatabiliyordu. E rekabet fazla olunca da adamlar size konsolu alırsanız yanında 10 tane oyun hediye ediyor. O zamanlar küçük bir çocukken oyun piyasasını, çıkacak oyun haberlerini takip etmezdim. Veya bir oyun ilgimi çektiğinde YouTube'dan bir bakayım şunun gameplayi nasılmış demezdim. Durum böyle olunca bir oyunun sizi cezbetmesinin tek yanı kapak fotoğrafıydı. Çoğu futbol oyunlarıyla dolu olan kataloğa göz gezdirdim ve God of War 2'nin kapağını gördüm. Aslında beni pek heyecanlandırmayan, sadece 10 oyunu doldurabilmek için seçtiğim bu oyunun açılış sahnesi, dövüş mekanikleri o kadar aksiyon ve şiddet içerikliydi ki bugün bile benim bu videoyu yapmama, hatta Yunan mitolojisine ilgi duymama ön ayak oldu. Ben bir oyun serisine başladığım zaman onun çıkmış bütün oyunlarını oynar, karakterleri kimdir vesaire her türlü videosunu çekerim. Bunu GTA serisinde tecrübe etmişsinizdir. Bazıları bunu para kazanma, oyunun tüm getirisini iyiliklerine kadar sömürme olarak görse de ben kanalı açtığım zamanlarda bin izlenirken aynı şeyi Batman serisi için de yapmıştım. Hatırlatırım. Sadece GTA 3 ve Mafia 3 için bunu yapmadım. Onlar için de ileride başka planlarım var. Takipte kalınız. Böylesine uzun soluklu ve köklü bir serinin hakkını vermek için PlayStation 3 aldım ve God of War'u konsola çıkan PSP oyunları da dahil tüm başarımları alarak %100 bitirdim. God of War'u Master abim bunu çok sever. Adam her yerde bitirir. 3'te bitirir. 4'te masterdını bitirir. Yeni hesaplar açar. Bu hesabım olmadı ya. Bu hesaba bitiremediğim oyunlar girdi. Yani yeni savaşlar bitirir, çok sever. Bu oyunlar da aynı Marvel filmleri gibi. Çıkış tarihiyle oynarsanız elbette tüm hikayeye hakim olabilirsiniz. Fakat kendi içinde bir kronolojik sırası var. Kronolojik ulan ne zor bir kelime. Ascension'la başlayan bu hikaye yakın geçmişte çıkan Ragnarok'a kadar devam ettiğinden serinin başlangıcını 2013 yılında çıkan pek çok hayran tarafından beğenilmese de aslında hatırı sayılır bir yapım olan bu oyunla yapmaya karar verdim. İşte karşınızda God of War Ascension'ın tüm hikayesi. Oyun Titan ve Olympus postuların savaşından da öncesinde geçen bir hikayeyi güzel bir sinematikle anlatarak başlıyor. Bizzat dünyayı yaratmış olduğu söylenen varlıkların öfkesinden Hiddetliler adında ne Titan ne de Tanrı olan hatta kimsenin emrinde olmayan 3 kişi meydana gelmiş. Hiddetliler onuru korumakla, hainlere ceza vermekle yükümlü olduğundan Zeus başa geldiğinde kendilerinden korkmamış. Çünkü onların gözünde yaptığı yanlış bir şey yokmuş. Bu bahsedilen hainlerden ilki Hekatonkir Aegon zamanında Zeus'a bir kan yemini etmiş ama sözünde durmamış. Bir nevi hainlik, şerefsizlik yapmış diyebiliriz. İşte hiddetli kız kardeşler de burada devreye giriyor ve canavarı öldürmek yerine acımasızca işkence yapıyorlar. Çünkü ölümün fazla merhametli olacağını düşünüp bu olayın herkese ibret olmasını istiyorlar. Bakın bir tanrıya olan kan yeminini bozarsanız sonunuz böyle olur demeye getiriyorlar. Seriyi az çok takip edenler Kratos'un zamanında Ares'e "Düşmanlarımı yok et, hayatım senin olsun." diye yalvardığını bunun sonucunda güç zehirlenmesi yaşayıp Ares adına katliamlar yaparken kendi karısı ve çocuğunu öldürdüğünü biliyordu. Zaten ilk oyunun hikayesi de buradan başlıyor. Kratos Ares'ten intikam alabilmek için oyun boyu Pandora'nın kutusunu arayıp duruyor. Ascension'a geri dönersek, bu oyun bir prequel yani bizim bildiğimiz hikayenin öncesini anlatıyor. Kratos bu yemini bozduktan sonra hiddetlilerin ağına düşmüş, zincirlenmiş bir şekilde işkence görürken videonun başında bahsettiğim ilk kız kardeşi görüyoruz. Burada Alekto ismini duyunca kafamda bir şimşek çaktı ve ben bu adı daha önce nerede gördüm, nerede duydum derken Hades aklıma geldi. Bunlar aslında bizim yeraltı dünyasından kaçmamızı engellemek isteyen ilk bossların ta kendileri. Alekto, Sisyphon ve Megara. Kaçınmak için sağ sola hareket eden Kratos, çevik bir hamleyle kolları bağlıyor ve iki kılıcını da aldıktan sonra artık savunmadan saldırıya geçiyor. Burası lanetliler hapishanesi. Sizin gibi yeminini bozmuş birçok kişi var. Oyun size burada kare, üçgen gibi temel saldırıları öğretirken, Megra'nın parazitlerini öldürüp takibe devam ediyorsunuz. Ayrıca bu parazitler, başkalarını ele geçirmesiyle döndü. Hikayenin başında bahsettiğim Hekatonkir'in içine yerleşiyorlar ve ilk mini boss savaşımızı yapıyoruz. İki platformda devam eden bu savaş, Kratos'un canavarın kendi kollarıyla boğazını kesmesiyle şimdilik son bulsa da Hekatonkir öyle küçük ve kolay ölebilecek bir yaratık değil. Metnin burasına kadar yazarken ben bunu canavarın ismi sansam da aslında bu bir ırkmış. Wikipedia sayfasına göre 50 başlı, 100 kollu Titan'a benzeyen bir ırk bu. Hiddetlilerin böyle bir şeyi esir edip her gün işkence ettiklerine göre ne kadar güçlü olduklarını siz düşünün. İkinci yaratığı da öldürdükten sonra Hekatonkir sizi bildiğiniz içine sokuyor ve burada görüyoruz ki Hiddetliler bu adamı öldürdükten sonra bile rahat bırakmamış. İçine hapishane inşa etmişler. Bir kapıdan içeri giren Kratos bir bakıyor içeride onunla birlikte olmak isteyen bir sürü kadın var. Bir tanesi bunlar hiçbir şey benimle gel zevklerin en büyüğünü yaşa diye Kratos'un elini tutarken yüzüğü fark ediyor ve bunun bir ilüzyon olduğunu anlıyor. Bu da başka bir Hiddetli kız kardeşin oyunu. Buradan çıkıp artık dövüşün sonuna yaklaştığımızda nihayet Hekatonkir'in kafasını görüyoruz ve Megara elbette sizinle kendi savaşmayarak yine parazitleriyle bu yaratığı canlandırıyor. Atreus 2018 yılında çıkan God of War oyununda bir ejderha ile savaştıkları sırada Kratos'a daha önce hiç böyle büyük bir şey öldürmüş müydü diye soruyordu. İşte bu Kratos'un öldürdüğü ilk devasa yaratık olabilir. Az önce yaptığımız iki minik boss savaşı gibi Kratos bunları çıldırtarak önce Hekatonkir'in kafasına Oradan da Megara'ya ulaşarak ilk kız kardeşi oldukça basit bir şekilde öldürüyor ve üzerindeki madalyonu alıyor. Bu madalyon bir zamanlar kahine, ondan sonra da Kratos'a ait olduğundan artık nasıl bir flashback yaşatıyorsa adam hapsedilmesinden önceki haftaları hatırlıyor ve oyun 3 hafta geriye sarıyor. Dertli bir şekilde oturan karakterimizin zihni oldukça bulanık. Gerçek olmayan şeyler görüyor derken zifte bulanmış gibi kapkara olan bu adam, Kratos'un zihnini sakinleştirmesi için ona ufak yadigarlar veriyor. Olanlar yüzünden aklın hayallere dalıp gidiyor. Bu bir savaşçıya yakışır bir hayat mı? Hakikat seni Delphi'de bekliyor kahini bul Kratos diyerek ortadan kayboluyor. Bolca yeni düşman tipiyle karşılaşan 3 hafta önceki karakterimiz, hakikati arayanları Ares'in ateşi yakmaz mottosuyla kılıçlarını aleve saplıyor ve ilk power upgrade'ini alıyor. Bunu Spartan Range'in bir başka versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Ayrıca Ares'e olan yeminini bozacak yolda Ares'ten de güç alması ayrı bir ironi. Tam 20 dakika sonra da düşman bloklamasını bozmak için kullanılmasının yanında su altında nefes almanızı da sağlayan Poseidon'un buzu karşısına çıkıyor. Akla mantığa uygun olmayan bu tasarım harikası yılını serbest bırakıp hızlı bir yolculuk yaptıktan sonra Delphi Kulesi'ne Oradan da Zeus'un yıldırımlarına ulaşıyorsunuz. Üç yılanı da serbest bırakıp kuleyi tutturduktan sonra orada sizin gibi kahini görmek hatta onu memnun etmek için hediye vermek isteyen bir adam var. Kratos bu adamla konuşmayı bırakın, sanki orada yokmuş gibi hedefe odaklanmış bir şekilde yoluna devam ederken zavallı adam akrep kuyruklu bir ejderhanın yemi oluyor. Kısa bir dövüş sonrası tapınağı yılanların yardımıyla kendine yaklaşan Kratos artık kahini görmeye hazır. Tabi girer girmez sizi kendisi hoş geldin Kratos ben de seni görmeyi bekliyordum sana nasıl yardımcı olabilirim diye karşılamıyor. İçeride de bin bir türlü düşman tipi ve zamanı manipüle etmenize olanak sağlayan yeni bir oyun mekaniği görüyorsunuz. Kafayı kendi heykellerini bitirmeye takmış olan Kastor, karşı çıkan olursa anında öldürebilecek kadar zalim ve kendini tapınağın peygamberi zanneden birisi. Zamanı manipüle etme yeteneği dediysem, bu öyle zamanı yavaşlatan türden bir özellik değil. Kullandığınızda bütün yapılar eskiyor. Açılmayan kapılar kırılabilir hale gelerek tuzla buz oluyor. Bulmaca çözerken toplanabilirleri almanız gerektiğinde ve şimdi kahinin odasına ulaşmak için bolca kullanacağınız bir yetenek oyun boyunca. Üç tanrının yardımına yanına bir de Hades ekleniyor ve kılıcınızı sapladığınızda aldığınız power up'la yer altından ruhlar çağırabiliyorsunuz. Kratos az önce izlediğiniz ana sahnedeki kum saatli kısmı ulaşıp camı kırdığında platform aşağı iniyor ve sizi karşılayan tırnak içinde bu ihtiyar kahini görebilmeniz için ona layık bir adak sunmanız gerektiğini söylüyor. Bakın bu oyun Skyrim değil. Kratos buna karşılık bir yan görev açıp tamam ben gidip bir bakayım demiyor. Kahini görmeye geldim ve hiçbir adakta sunmuyorum diye bekçinin yanından geçerken adam madalyonundan güç çekerek elbisesinin altında sakladığı yapışık ikiziyle beraber birden 40 yıl gençleşiyor. Sizin az önce kullandığınız zamanı kontrol yeteneğinin çok daha gelişmişi var bu adamda çevrenizdeki bütün yapıları eskiterek düşmenizi sağlayabiliyor. Koskoca tapınağı sizi öldürmek uğruna yerle bir edebiliyor. sağ sola ışınlanabiliyor ama bu yeteneklerin hiçbiri adamı kurtarmıyor. Bu boz savaş hakkında birkaç tırıvırı bilgi vermem gerekirse Kronolojik olarak baktığımızda bu Kratos'un seri boyunca öldürdüğü ilk boss diyebiliriz. Ayrıca yakından bakarsanız her darbe aldıklarında eski yaşlarına geri döndüğünü de görebiliyorsunuz. Castor'u bayılttıktan sonra sıra yapışık ikizine geliyor ve bu adamın küçüklüğü sizi yanıltmasın. Bayılmış olan Castor'un vücudunu havaya kaldırabilecek kadar güçlü bir büyücü. Uçabiliyor, ışınlanabiliyor, belli bir bölgedeki zamanı yavaşlatıp kendine kalkan dahi yapabiliyor. Pollux adında bu yapışık minik adam, ben bu adamı yenemeyeceğim, bari kahine ulaşmasını engelleyeceğim diyerek yaşlı başlı kadını hiç utanmadan aşağı yuvarlıyor. Dövüş devam ederken giren Quick Time Event sonrası yapışık ikizler düşerken Kratos yarım olanı koparıyor ve öldürdüğü cesetten kahine ait olan Euroborus cevherini alıyor. Yoksa Euroboros mu? Yok o Resident Evil'daydı karıştırmayın. Castor ve Pollux'un gücünün kaynağı olan bu yadigar bir nesnenin yaşamı ve ölümünü gösterebiliyor. Oyunda size bunu söyledikten sonra Kahin'in yaralı bedenini boşuna göstermiyor zaten. Artık nesneleri yıkma ve onarma gücü üst boyutlara ulaşan Kratos, platformu düzeltip Kahin'e ulaşsa da bu yadigarın onun üzerinde bir etkisi olmadığını fark ediyor. Kratos'un kendisiyle çelişen aklı ve bulanık düşüncelerini fark eden Kahin, bu delilikten kurtulmak için savaş tanrısına bağlı olan zincirlerini ellerinde tutanları alt etmesi gerektiğini ve bize yardım eden Orkos'un da niyetinin kötü olmadığını fakat onun da bir hiddetli olduğunu öğreniyor. Ne uzun bir cümleydi bu. Kratos'un aklı bulanık. Hayal aleminde yaşıyor adam. Gerçek olmayan şeyler görüyor. Durum böyleyken hiddetlileri nasıl alt edecek? İşte burada Delos fenerinde bulunan hakikatin gözleri devreye giriyor. Gözleri bul. Onlar sana kurtuluşa giden yolu gösterecek dedikten sonra kahin son nefesini veriyor ve Kratos bir sonraki hedefi için yola koyuluyor. Limanda bindiği gemide tekrar Orkos'la karşılaşan karakterimiz ona kendi türüne ihanet etmesini sağlayan şeyin ne olduğunu sorduğunda aldığı cevap Kratos'un ta kendisi oluyor. Henüz videosunu çekmedim fakat God of War'ın ilk oyununda Kratos, barbar kralıyla yaptığı savaşta yenilince Ares'e yalvar yakar bağırarak düşmanlarını yok etmesine karşın hayatını sunmuştu. Sizce Ares gibi koskoca bir savaş tanrısı öyle her yalvarana tamam diyerek kendi yanına mı alacak? Böyle bir adam mı? Burada öğreniyoruz ki Kratos özel olarak seçilmiş çünkü Ares'in bir planı varmış. Mükemmel savaşçıyı yaratıp Zeus'u tahtından etmeyi planlayan Ares, Hiddetlilerin başındaki kraliçeyle yani Alekto ile birlikte oluyor ve Orkos doğuyor. Öfke ve deliliği birleştirip mükemmel savaşçıyı yapma yuman Ares, Orkos'un doğumuyla tam bir hayal kırıklığına uğruyor, onu evlatlıktan reddettiğinde canını bağışlayan anneleri oluyor ve ona yeminleri tutma görevini veriyorlar. Ama Kratos'un haksız yere çektiği acılar Orkos'un ailesi Ares'in eylemlerini sorgulamasına ve işin sonunda onlara ihanet etmesine sebep olur. Ares'in Olimpos'u kendine alma planını Orkos'a açıklayan da kahinin ta kendisiymiş. Kratos'un sadece Ares'e minnet duyması için 3 kan görevi planlanmış. Düşmanlarının kanını dökecek, masum kanı dökecek ve kendinden olanın kanını dökecek. Bu sahneden sonra oyun tekrar şu ana dönüyor ve Kratos yapması gerekenin, tek yapması gerekenin iki kız kardeşi de ortadan kaldırmak olduğunu anlıyor. Videonun başında hatırlarsanız Kratos onunla birlikte olmak isteyen birçok kadınla dolu bir odaya giriyordu. Bu sefer de ona benzer bir odaya adım atıyor ve karşısındaki adam ona onurla hizmet ettiğini, bu yüzden Sparta'nın tanımış olduğu en büyük general olarak aralarındaki yerini kazandığını söylüyor. Tabii Kratos'un yüzüğü fark etmesiyle bunun da bir illüzyon olduğunu anlaması uzun sürmüyor. Tekmeyi bir koyuyor ve vurduğu tekmenin şiddetiyle gerçekliğe dönüyor. Karakterimizin aklını önce kadınlarla sonra şan şöhretle çelmeye çalıştılar ama nafile. Bu adam önündeki hedefe öyle bir azimle odaklanmış ki seri boyunca, bakın bu oyun demiyorum seri boyunca çıkmış tüm God of War oyunları boyunca hiçbir şey adamın dikkatini dağıtamıyor resmen dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite bozukluğuna bir tepki olarak doğmuş. Hani hücre hapsine girerseniz kendi kendinize şarkı söyleyin, bir olayı baştan sona anlatın ki akıl sağlığınızı koruyabilirsiniz derler ya. İşte bu adam da hiddetliler tarafından hapsedilen ilk ölümdü ve akıl sağlığını koruyabilmek için kız kardeşler hakkında özenli bir şekilde kayıt tutuyor. Tisifon ne vücudun zevkleri ne de ihtişam seni bize döndürmüyorsa geriye tek bir şey kalıyor diyerek en sonunda Kratos'a kendi saldırıyor. Bu saldırıda kalp benzeri bir nesne elde eden karakterimiz artık yeni bir zamanı. İllüzyonun artık onun üzerinde bir etki taşımayacağı bir zamana yaklaştığını anlıyor ve oyun tekrar iki hafta öncesine sarıyor. Kahinin gözlerini elde etme amacıyla Delos'a gelen Kratos, burada ilk defa gördüğümüz bir düşman tipiyle karşılaşıyor. Bu yaratıkların öyle çok havalı göründüğüne bakmayın. Oyuna renk katmak amacıyla tek seferlik eklenmiş düşmanlar bunlar. Ulan her gittiğin yere yıkımdan başka bir şey getirmiyorsun be adam. Yine bir yanılsamanın içine düşen Kratos bu sefer kendini Sparta'da buluyor ve sahip olduğu yadigar sayesinde gerçekliğe tutunarak kendini kaptırmıyor. Hatırlarsınız oyunun başında Megra'nın bir kolu yoktu. 2 hafta öncesini oynadığımız bu flashback'te ise var. Yani Kratos'a karşı başta aşırı bir nefret beslemesinin amansız bir şekilde saldırmasının sebebi bu dövüşte onun kolunu kopartması. Kız kardeşler birbirlerini tıpkı bir abla kardeş gibi kolladığından Kratos ne zaman birini öldürecek gibi olsa diğeri hemen müdahale ediyor ve dövüş iki kişiye karşı yapılıyor. Tabi bu Kratos için bir engel değil. Tisifon'u pov bakış açısından öyle bir dövüyor ki en sonunda sivri bir yapıya saplayarak öldürüyor. 2 hafta öncesinde bir kız kardeşi öldürmüş. Oyun geçtiği zamanda da diğerini öldürmüştü yani artık önünde sadece tek bir kız kardeş var ki o da en güçlüleri, kraliçeleri gibi bir şey. Zaten Ares'in çocuk sahibi olduğu kadın da o. Oyun en güçlüsünü sona saklıyor. Alekto Kratos'a balçık gibi bir şey atıp onu yere sabitlediğinde anlıyoruz ki az önce öldürdüğümüz kız kardeş aslında ölmemiş. Yine bir yanılsamadan ibaret. Bu aşamada üçü de hayatta. Her fırsatta ona Ares'e hizmet etmeye geri dön diye tavsiye verseler de ki bunu Kratos'a olan merhametlerinden dolayı yapmıyorlar aslında. Onun mükemmel bir savaşçı olarak Olimpos'u devirmesi istedikleri için söylüyorlar kratos ölürüm daha iyi diyerek bu teklifi her seferinde reddediyor orkosun yardımıyla kaçtıktan sonra hiddetliler artık gözün peşinde olduğunuzu bildiklerinden ulaşabileceğiniz tek yolu yok ediyorlar orkos size yemin taşını verdiğinde kratos öyle bulmacalar çözüp öyle düşmanlarla karşılaşıyor ki benim saniyeler içinde anlattığım kısmı oynaması 85 dakika sürüyor Bu arada bu taşın da aynı anda iki yerde olmanızı sağladığını belirteyim Batucoy kanalını diğer kanallardan ayıran özellikten bahsederken size oyunların aslında çok kısa sürede bitebileceğini fakat hep bir aksilik çıkmasından dolayı sürenin uzadığını anlatmıştım. Son bölüme gitmeniz için gereken bir eşya vardır fakat odanın kapısı kilitlidir. Anahtar da bir adamın elindedir ama o da size benim de kızım kayıp kardeşim onu getir anahtarı vereyim der. Kızını bulurken de bin bir zorluk yaşarsınız vesaire. Yani bu anlatmadığım 85 dakikalık kısımda Kratos'un Apollo heykelini Euroboros tılsımı ve yemin taşını kullanarak deyim yerindeyse restore ettiğini bilmeniz yeterlidir. Katin gözlerine ulaştığımızda Orkos size bu gözleri kâhinden acımasızca kopartanların anneleri olduğunu söylüyor. Kahin Orkos'a savaş tanrısının Olimpos'u yıkma planlarını gösterdiğinde ikisi birlikte Zeus'u uyarmaya çalışsa da Hiddetliler bu gözleri kainden almış ki bu hain planlar asla açığa çıkmasın. Görüyorsunuz Olimpos tanrıları bile kendi aralarında anlaşamıyor ve güç elde edebilmek için binbir türlü entrikaya başvuruyor. İlkokul din kültürü derslerinden hatırlayın. Çocuklara Allah'ın bir olduğu, eğer iki tane olsaydı anlaşmazlık yaşarlardı. ...biri gündüz olmasını isterdi... ...diğeri ise gece şeklinde örneklerle anlatılır. İşte bu Allah'ın tek yasarlan, olduğunun kanıtıdır. Yasarlan. Tabii şaka bir yana... ...Orkos'un böyle ışınlanabilme yeteneği varken... ...Kratos'u neden tutup direkt gözlerin yanına ışınlamıyor da... ...bizi bunca zahmete sürüklüyor anlamış değil. Kratos hakikatin gözlerini aldığında... ...artık hiddetlilerin karanlık büyülerinin ardını görebiliyor. Onların koyduğu engelleri tek bir hamlede kaldırabiliyor. Prince of Persia, Skyrim tarzı ışınları yansıtma bulmacası çözerken... ...hiddetlilerin üçü de çıka geliyor... Ve ve Kratos'un elindeki tüm o tılsım, taş ne varsa hepsini alarak oyunun başında gördüğümüz yeri hapsedip işkence ediyorlar. Yaptığımız iki flashback ile şimdi tekrar günümüze döndük. Hatırlatmakta fayda var, oyunun bu aşamasında Megara öldü ve tüm tılsımlar bizde. Hikayenin bitmesine 25 dakika varken biz ne ara bu iki boss'u da öldüreceğiz diye düşünüyor olabilirsiniz. Kratos'u hem kadınlar hem şan şöhretle kandırmayı deneyen Hiddetliler bu sefer de kızı ve eşini kullansa da Kratos yine gerçekliğe dönüyor ve iki kız kardeşle aynı anda birden dövüşe başlıyor. Kraliçe Alekto kendini böyle acayip, iğrenç ne olduğunu ifade edemeyeceğin bir deniz canavarına çeviriyor ve okyanusun ortasında bir yandan Tisifon, bir yandan bu Kraken benzeri yaratıkla savaşıyorsunuz. Kratos'a tüm seri boyunca sen sadece bir ölümlüsün, bizi alt edemeyeceksin deseler de bunun doğru olmadığını sonraki oyunlarda anlayacaksınız. God of War 3'teki Poseidon dövüşüne benzeyen bu sahnede Kratos, Alekto'nun kafasını kazağa saplıyor ve alnında açtığı deliğe kılıcını öyle bir sokuyor ki artık sonlara yaklaşıyoruz. Tisifon her vurduğunuzda kendini başka bir yanılsamaya çevirip en sonunda Kratos'un eşine dönüşse de tereddüdü sadece bir saniye süren karakterimiz onun boynunu kırıyor. Aklındaki delilikten kurtulup sadece hakikati isteyen Kratos, da öldürdüğünde her şey bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Anneleri ölmeden önce Orkosu Kratos'un yemin tutucusu yapmışlar ve Orkos yaşadığı süreci ipler hala Ares'in elinde. Kratos'tan kendisine şerefli bölüm vermesini istediğinde karakterimiz belki de sahip olduğu tek dostu istemeyerek de olsa öldürüyor ve acı dolu gerçek bir anda beynine kazınıyor. Hakikat hakikat arıyordu. Neydi bu hakikat diye soracak olursanız, elbette ki işlediği cinayetin hakikati. Karısı ve çocuğunun katledilmesi. Bu olay tüm berraklığıyla gün yüzüne çıkıyor ve Kratos'un tüm hayatı boyunca aklından çıkmayan görüntüler haline geliyor. Hikayemiz bittiğinde ise artık hiddetlilerin deliliğinden kurtulmuş ama hala geçmişinin gerçeğiyle işkence çeken Kratos, bildiği tek evi yakıyor ve yaptıklarını telafi etmek için yola koyuluyor. İşte God of War serisinin prequel'ı olan Ascension'ın tüm hikayesi detaylı bir şekilde böyleydi. Toplamda 8 video şeklinde planladığım serinin ilk videosu da böylece bitmiş oldu. Chains of Olympus ve Ghost of Sparta 2008 ve 2010 yılında başta sadece el konsolu olan PSP'ye çıktı. Daha sonradan 2011 yılında God of War Origins adı altında bu iki oyunu birleştirdiler ve 1080p 60fps başarım desteğiyle birlikte PlayStation 3 için çıkardılar. Ülkemizde bu oyunu şu an kutulu bulmak çok zor. Malum sitelerdeki ikinci el ürünlere mahkumsunuz ve bunların fiyatı da 300 ila 500 TL arasında değişiyor. İki oyunu birden satın alıyorsunuz ve koleksiyonluk bir değeri var. Pahalı olması normal diyebilirsiniz. Ben de size hak veririm. Çünkü ben de bu şekilde almıştım. Fakat bu videoları görüp de seriyi baştan oynamak isterseniz PlayStation 3 Store'dan bu oyunları çok daha uygun fiyatlara dijital satın almanız mümkün. Ben başarımları veya orijinal olmasını önemsemem derseniz o zaman Zorent isimli arkadaşınızdan da rica edebilirsiniz. Kronolojik olarak gidersek bir önceki videoda Ascension'ın hikayesini anlattım. Ares'e ettiği kan yeminini boz masanın ardından Hiddetliler tarafından cezalandırılıp işkence gören karakterimiz bu zincirlerden kurtulup hakikati bulmak adına bir yolculuğa çıkıyordu. Üç kız kardeşi ve istemeyerek de olsa Orkos'u öldüren Kratos'un zihnine kendi karısı ve çocuğunu katlettiği görüntüler kazınmış ve oyunun sonunda yaptıklarını telafi etmek üzere yeni bir yol arayışına girmişti. Böylesine büyük bir hatanın nasıl bir telafisi olabilir ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Kratos zihnindeki bu görüntülerin silinmesini istediği için Olimpos tanrılarının hizmeti altına giriyor ve Chains of Olympus'ın geçtiği sırada toplamda 10 yıl boyunca bu tanrılara hizmet ediyor. Hizmetlerden kastımsa işte oturayım böyle Zeus için dua edeyim, ibadetler yapıp bundan sonra ahlaklı bir insan olarak yaşayayım tarzı değil. Kratos'u belli problem durumlarını çözmesi için oradan oraya bir asker gibi gönderiyorlar. Siz bu oyunları çıkış sırasına göre değil de hikaye bazlı oynamak isterseniz aynı bir izleyicimin de dediği gibi grafik olarak sürekli bir geriye dönüş yaşayacaksınız. Bir 2013'te çıkan oyunu oynayacaksınız, bir 2008'de çıkan oyunu oynayacaksınız. Durum böyle olmasın diye çok kısa bir sürede bütün seriye hakim olacağınız bu videoları izlerken akıcı ve güzel zaman geçiriyorsanız beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyerek bana destek olabilirsiniz. İşte karşınızda God God of War: Chains of Olympus'un tüm hikayesi. Yıllarca acı çeken, bir zamanlar büyük bir general olup da artık Sparta'nın hayaleti olarak tanınan Kratos, Yunanistan'daki Attica şehrine saldıran Pers ordusunu püskürtmek için tanrılar tarafından bir nevi göreve çağrılıyor. God of War oyunları aksiyonu yüksek açılış sahneleriyle meşhur ve her oyun bir boss savaşıyla başlıyor. Bu oyundaki ilk düşmanımızsa Pers kralının Basilisk adındaki evcil hayvanı. Kıyıya çıkan askerler bir yandan gemilerin mancınıkla taşlar fırlatması derken Kratos tek kişilik bir ordu edasıyla önüne çıkan herkesi öldürerek Pers kralına ulaşıyor. Siz nasıl ki Sparta'nın ihtişamını yaymak adına savaşlar yapıyorsanız Pers kralı da aynı şekilde düşünüyor ve bu yaptığını kötülük değil de Pers imparatorluğunun yüceliğini gösterecek bir eylem olarak görüyor. Seri boyunca tanrıların yardım amaçlı verdiği kullanabileceğiniz birçok özel yetenek var. Bu sadece Yunan tanrılarına özel bir durum değil. Aynı şekilde Pers kralı da ateş ifriti çağırabiliyor. Son nefesinde az önceki kibrinden eser kalmayan kralımız Kratos'a hayatını bağışlaması karşılığında krallığını, kadınlarını ve altınlarını sunsa da tek istediği gördüğü görsellerden kurtulmak olan karakterimiz tanrıların istediğini yapıyor ve Pers kralının kafasını sandıkla ezerek ifrit gücünü alıyor. Burada soldan değil de sağ kapıdan giderseniz sizinle birlikte olmak isteyen iki kadın görürsünüz. Ve onların bu isteğini yerine getirdiğinizde de bir başarım açarsınız. Bu tarz senaryolar karşınıza çok çıkacak ve oyun size bu sahneleri açık açık göstermek yerine hareket edip devrilen bir vazo veya titreyen ekranlarla anlatıyor. Pers kralını öldürdükten sonra ordunun ve Basilisk'in de icabına bakan Kratos, toplamda yarım saat süren bir oynanışla Atika şehrini istila derdinden kurtarıyor. Tabi bu karakterimiz için öyle çok da övünülebilecek büyük bir başarı değil. Hatta böylesine basit işlerle uğraştırdıkları için başka bir şey yok mu, benim için verebileceğiniz tek görev bu mu şeklinde tanrılara isyan ediyor. O sırada güneşin yere düştüğünü gören Kratos ve evet güneş bildiğiniz havaya fırlatılmıştır atılan bir topun aşağı düşmesi gibi yere düşüyor, dünyanın karanlığa gömüldüğüne şahit oluyor. Ufuk çizgisinde görebildiği tek ışık kaynağına koştuktan sonra tek derdimizin bu olmadığını anlıyoruz. Karanlığı fırsat bilen, bu durumda sadece ve sadece kendisinin gücü olan rüya tanrısı Morpheus, dokunduğu her şeyi yutan kara bir sisle dünyayı sarmış. Maraton şehrinde artık insan olmayan zombi benzeri askerlerle savaşarak ilerlerken, Kratos bir zamanlar kızı Calliope tarafından çalındığını hatırladığı bir flüt melodisi duyuyor. Ateş yardımıyla sisi yarıp yaratıklarla savaşıp Helios'un tapınağına geldiğinde bu melodi tekrar karşısına çıkıyor. Kratos tapınaktaki Athena heykeliyle konuştuğunda ben artık Olimpos'a yeterince hizmet ettim. Artık bu kabusu zihnimden alın dese de hizmetin ne zaman bittiğini söylemek tanrılar varken bize düşmez. Burada Atina'dan öğreniyoruz ki güneş tanrısı Helios'un ortadan kaybolması sebebiyle ateşin atları onları yönlendirecek bir efendileri olmadan hareket ettiği için güneşin gökyüzünden düşmesine sebep olmuş. Tabi tek derdimiz de bu değil demiştim. Rüya tanrısı Morpheus da bunu fırsat bilerek birçok tanrıyı derin bir uykuya yatırmış. Athena'da uykuya yenik düşmeden önce Kratos Heliosu bulması. Evet. Onu gökyüzüne geri döndürmesi ve Morpheus'un sisini kırması için bir görev veriyor. E, bu adam size daha ne yapsın? Adam sizi nasıl dertlerden kurtarıyor. Silin artık şu görüntüleri kafasından be kardeşim. Kratos 15 dakika boyunca düşmanları öldürüp tapınağa giriş yolunu ararken içeride Helios'un kız kardeşi aynı zamanda şafağın tanrıçası olan Ios'la konuşuyor. Abisinin Atlas adında bir titan tarafından kaçırıldığını, güneşin gücünün dünyayı yok edebilecek kadar güçlü olduğunu öğrendikten sonra güneş kalkanını alan karakter, dışarıya çıktığında bir bakıyor Morpheus daha çok güçlenmiş sis daha da kararmış ve savaştığımız yaratıklar daha da bir değişmiş. Aldığı kalkanı saldırıları bloklamasının yanında çeşitli kapıları açmak, ışığı yansıtmak için kullanan Kratos Olimpos mağaralarına geliyor ve burada da su altında nefes almasını sağlayan Triton mızrağını alıyor. Oyun size böyle bir eşya veriyorsa anlayın ki suyun altında bol bol vakit geçireceksiniz. Güneşin yokluğunda gücü zayıflamış olan Io'su fiziksel olarak karşımızda ilk kez görüyoruz. Size ışık olmadan hayat olmaz, güneş yerine dönmezse bu hepimizin bütün insanlığın sonu olur tarzında konuşurken bir de diyor ki sen kardeşim Helios'u kurtarırsan o da Zeus'u seni kafandaki görüntülerden kurtarması için ikna eder. Daha önceden tanrılar tarafından verilmiş sözlerin tutulmadığına defalarca şahit olan Kratos Buna ikna olmasa da ister istemez Atlas'ın Helios'u nereye götürdüğünü sorar. Aldığı cevapsa maalesef bilmiyorum olur. Fakat Helios'u bulmak için yapmanız gerekeni biliyordur. Güneş tanrısının gücünün kaynağı olan Primordial Fire denilen en eski, ilk ateşi bulmalı ve bunu güneş arabasını çeken 3 tanrı atı uyandırmak için kullanmalısınız. Ayrıca bu ateş Prometheus tarafından tanrılardan çalınıp insanlığa verilen ateşinde ta kendisi. Kratos bu atlar üzerinde hakimiyet sahibi değildir. Atlar onu efendilerine doğru götürürken karakterimiz yolda bayılıyor karısı ve çocuğuyla ilgili anılar görüyor. Kendisini Ascension'da gördüğümüz kolyeyi verirken, kızına flüt yaparken tam bir aile babası olarak görsek de yaptığı katliamı hatırlamasıyla birlikte bu anılar birden kabusa dönüşüyor. Atlar da kendisini Hades'in yeraltı dünyasına götürdüğü için burada ışığa müsaade edilmediğinden yola kendisi devam etmek zorunda kalıyor. Kayığıyla ile birlikte gelen bu tanrının adı Keron. Yunan mitolojisinde ölülerin ruhlarını Styx nehrinden karşıya geçirmekle görevli bir kayıkçı. Ascension'da verdiğim hiddetliler örneğini tekrar vereceğim. Biz bu karakteri yine Hades oyununda yeraltı dünyasından kaçmamızda yardım etmesiyle, bize para karşılığı eşya satmasıyla tanıyoruz. Tabii o oyunda sadece hırıltıyla konuşup güç belan ses çıkaran Keron, bu oyunda bülbül gibi şakır şakır konuşuyor. Kratos'u hala yaşadığı için daha zamanı gelmediği gerekçesiyle feribottan ayrılmaya ikna etmeye çalışsa da, geri adım atmayan karakterimiz bu kayıkçıyla bir mücadeleye giriyor. Oyunu hangi zorlukta oynarsanız oynayın Kero'nun canını götürmeniz çok zor ve dövüşün ilerleyen kısımlarında yaptığı bir hareketle sizi çok rahat yenebiliyor. Burada başarısız oldum öldüm eyvah vah vah demeyin oyunun gidişatına göre zaten burada yenilmeniz gerekiyor. Bunu Spider-Man 2099'un kanon olay demesi gibi düşünebilirsiniz. Sizi Tartarus'un derinliklerine atıyor ve burada Zeus'un zamanında demirci tanrıdan yapmasını istediği bir silah olan Zeus'un eldivenini alıyorsunuz. Ayrıca Tartarus'ta bizzat Zeus tarafından sürgün edilip zincirlenen titanlar var. Fakat Atlas ismindeki bir titanın zincirleri kırılmış. Kratos bunu görünce aklına tek bir soru geliyor. Böylesine bir kötülüğü kim serbest bırakır? Bu kısmı videoya dahil ettim çünkü birazdan hikaye buna bağlanacak. Ayrıca Atlas'ın Yunan mitolojisinde gök kubbeyi sonsuza kadar omuzlarında taşımakla cezalandırıldığını hatta Atlas kişiliği tabiriyle psikolojiye geçtiğini de belirteyim. Tartarus'tan bir şekilde kurtulmayı başaran karakterimiz, tırmanıyor, tırmanıyor ve uzun bir tırmanış sonrası tekrar kayıkçı Keron'un yanına gidiyor. Geçen seferki gibi merhametli olmayacağını söyledikten sonra aynı dövüşü tekrar yapıyoruz ve Zeus'un eldiveni sayesinde bu sefer sonuç Kratos'un lehine oluyor. Keron'u yendikten sonra Helios'un parlak ışığının tüm yeraltı dünyasını aydınlatmasıyla beraber cehennemin derinliklerine ilerleyen Kratos'un dikkatini neredeyse ise hayalet gibi olan bir şey çekiyor. Yıllarca tanrılara hizmet etmesi onu acısından kurtaramamış, geçmişinin yükünü hiç hafifletmemiş olsa da kızını görünce uğruna çabaladığı, istediği her şeyin çok yakınında olduğunu anlıyor Kratos. Tapınak boyunca önüne çıkan düşmanları öldürüp kızını takip ederken Hades'in eşi ve yeraltı dünyasının kraliçesi olan Persephone'yi görüyoruz. Zeus tarafından ihanete uğrayıp Hades tarafından da kandırılan bu kadın yeraltı dünyasında kalmak ve gelen ruhlara kendi çocuğuymuş gibi sahip çıkmak zorunda. Kızının da cennetteki saf ruhlarla birlikte olduğunu öğrenen Kratos defalarca Clype'yi görmeyi talep edince kadın diyor ki cennete layık olduğunu kanıtlamak için silahlarını terk edilmiş at ve geçmişinin kötülüklerini serbest bırak. Bu hareketi her yaptığında can, büyü ve oyun boyunca sahip olduğu her silahı kaybettikten sonra Kratos kızına kavuşu. Bu Ascension'da gördüğümüz gibi bir illüzyon, bir yanılsama, bir aldatmaca değil kızı masum bir ruha sahip olduğundan cennete gittiği için karşısında. Biz duygusal bir an yaşarken yeraltı dünyasının kraliçesi de diyor ki atlası ben serbest bıraktım. Şimdi güneşin gücü de elindeyken dünyayı tutan sütunu yıkması an meselesi. Tabi bunun yıkılması demek Olimpos'un, yeraltı dünyasının da dahil içinde bulunduğu her şeyin yok olması demek. Dünya ve Persephone'nin kendisi de dahil. Neden böyle bir şey yapıyor ki diye soracak olursanız, sevmediği bir adamla evlenip seçmediği bir hayatı yaşadığı için bir nevi tanrılardan intikam almak istiyor. Kendi de ölecek ama en azından bu benim seçimim diyor kadın. Kratos'un seçmesi gereken açık olsa da yapması imkansız. Kızıyla birlikte kalması demek hem dünyanın hem de kızının sonu demek. Persephone ve Atlas'ı durdurması demek kızını sonsuza dek terk etmesi demek. Oyun kızınızı terk etmeyi bile size yaptırarak vicdan azabı çektirse de bu sahneyi Barbie filmine tek bilet kalınca ben şeklinde düşünerek sahnenin acısını hafifletebilirsiniz. Kratos fark ediyor ki insanlık kazanınca güç kaybetmiş. Böylece başlıyor gördüğü her bir masum ruhu öldürmeye ki bir zamanlar olduğu o canavara tekrar dönüşebilsin. Yaptığı katliamlarla dövmelerinden tutun oyun boyunca kazandığı her bir gücü tekrar elde ediyor. E ailesini öldürmüş bir adamın da bu şekilde mutlu bir sona erişeceğini de beklemiyordunuz herhalde. Go to her. Be with her leave this world behind Atlas! Kratos tanrıçayı öldürmeden önce Atlas'ı yıkmaya çalıştığı sütuna bağlayıp bir zafer elde etse de son nefesini veren Persephone tarafından ıstırabının asla bitmeyeceği konusunda uyarılıyor. Dünyanın yükünü artık sonsuza kadar omuzlarında taşımak zorunda kalan Atlas da aynı şekilde Kratos'a tanrılara yardım ettiği için pişman olacağını ve ileride tekrar karşılaşacaklarını söylüyor. Kazandığı zaferi hiç umursamayan karakterimiz insanlığı kurtarmış olsa da kızını sonsuza dek terk etmenin acısını yaşayarak tanrılara hizmet etmeye devam edeceğini sahip olduğu tek şeyin bu olduğunu dile getiriyor. Hatta burada seslendirme sana sanatçısının vermiş olduğu duygu gerçekten muazzam. Rüya tanrısı Morpheus gölgelere çekilirken Kratos'un güneş arabasıyla yer altından ayrılmasıyla oyun son buluyor. Ayrıca bitiş ekranı son bulduğunda tıpkı Marvel filmlerinde olduğu gibi bir post kredit sahnesi mevcut. Sparta'nın hayaleti bile olsa yaptığı büyük fedakarlık sonrası Kratos at arabasından baygın bir şekilde düşerken tanrılar tarafından kurtarılıyor ve Helios'la Athena'nın konuşmasına şahit oluyoruz. He He Böylece 8 videoluk God of War serimizin ikinci videosu da bitmiş oldu. Ascension ve Chains of Olympus'ın hikayesini anlattıktan sonra hikaye sıralaması olarak 3. oyuna geçsek de bu videoda epey geriye gidiyoruz ve God of War'un başta sadece PlayStation 2 için 2005 yılında çıkmış olan ilk oyununu ele alıyoruz. Serinin 1 ve 2. oyunu 2009 yılında tekrar revize edildi ve güncellenmiş grafiklerle 1080p 60fps başarım desteğiyle birlikte bu sefer de PlayStation 3 sahiplerinin beğenisine sunuldu. Oldu. Hikaye Kratos'un aşırı depresif ve umudunu kaybetmiş bir şekilde tanrılar beni terk etti diyerek kendini Yunanistan'daki en yüksek dağdan atmasıyla başlıyor. Bu arada karakterin bulunduğu konum size bir yerden tanıdık geliyorsa burası Chains of Olympus'ın credits ekranı sonrasında düştüğü yerin ta kendisi. İşte benim bir hikaye anlatacaksam bunu serinin en başından başlayarak yapmamın sebebi de bu. Bu eşyayı şurada görmüştük, bu adam şurada karşımıza çıkmıştı, şu söz burada söylenmişti tarzında sürekli bir referans verebiliyorsunuz. Ascension'daki hikayenin üzerinden kabaca 10 yıl geçmiş, Kratos bu süre zarfında tanrılara hizmet etmeye devam etse de çektiği acılardan asla kurtulamamış. Durum böyle olunca çareyi intihar etmekte bulan Kratos, tam yere çarpacakken oyun 3 hafta öncesini anlatmaya başlıyor. Ascension videosunda gördüğüm yorumlara dayanarak flashback yaparken kafanız karışmasın diye bu kısmı dahil ettim. Her bir yorumunuzu okuyorum derken şaka yapmıyordum. Oyun Ege Denizi'nde başlayıp üzerinizde çerçöp sayılabilecek adamları atıp kare üç üçgen gibi saldırıları öğretirken çok geçmeden buradaki asıl boss'un Hydra adında bir deniz canavarı olduğunu anlıyoruz. Mitolojide birden fazla başı olan, kesildiğinde yenisi çıkan ve nefesi bir insanı öldürebilecek kadar zehirli olan bu yaratık başka nerede karşımıza çıktı sizce tahmin edin. Evet, önceki iki videoda verdiğim örneğin aynısı. Hades. Bu arada bu oyunu da oynamanızı şiddetle tavsiye ederim. Gerek müzikleri, hızlı oynanışı olsun, benim son zamanlarda en keyifli vakit geçirdiğim yapımlardan bir tanesi. Hydra ile birden fazla başı olduğu için part part savaşan Kratos, Önce onu sağdan sola vurup gözüne zarar veriyor, güvertede de icabına baktıktan sonra kilitli bir kapı görüyor. İçeride bu katliamdan saklanmak isteyen kadınlar var ve burası kaptan kamerası olduğu için anahtar da elbette ki kaptanda. Kratos'un uzun bir süredir tanrıların hizmeti altında olduğunu, belli sorunları çözmesi için oradan oraya koşturulduğunu söylemiştim. Poseidon size Atina'ya varmadan önce tamamlaman gereken bir görev var. Bu Hidra denilen canavar var ya ah o benim denizlerimi çok uzun zamandır terörize ediyor. Senin Yeteneklerin takdire şayan olsa da yardıma ihtiyacın var. Al bu gücü düşmanlarını yok etmek için kullan diyor. Kendi neden bir deniz tanrısıyken bu yaratıkla ilgilenmiyor bilmiyorum. Poseidon'un öfkesi denilen bu yetenek oyun boyunca işinize en çok yarayacak olan özellik. Şu an saldırı alanı küçük ve süresi kısa olsa da geliştirildiğinde felaket bir hasar veriyor. Geminin kaptanı Poseidon'a kendisini kurtarması için yalvarsa da maalesef Hydra'nın yemi oluyor ve Kratos bu canavarın üç başıyla birlikte savaşmaya başlıyor. Maalesef. Buradaki tanrılar insanların dualarına cevap vermiyor. Normalde Hidra'yı öldürmek Herkül'ün 12 görevinden bir tanesi. Kesilen başların kendini yenilemesi önlensin diye meşaleyle yakıyorlar. Kratos da bunun yerine canavarı çivilemeyi tercih ediyor. Büyük başı da gözünden itibaren direğe öyle bir geçiriyor ki bu sahneyi oyunun çıktığı 2005 yılında 20'li yaşlarda oynasaydım çok büyük keyif alırdım. Hidra'nın ağzına girip kaptanı bulan Kratos aslında onun için değil, elbette ki anahtar için geldi. I didn't come back for Bu kapıyı açtığında karakterimiz hayvanlar gibi katledilen masum insanları gördüğünde asla kaçamadığı geçmişini hatırlıyor tek tesellisi denizde olup bir limandan öbürüne yelken açıp tanrıların dediklerini yapsa da, ne kadar şarap tüketse veya yatağına ne kadar kadın alsa da dünyadaki hiçbir şey zihnini saran bu dehşetten kurtaramıyor adamı. Atina'ya haykırıyor ve ben size 10 yıl boyunca sadık bir şekilde hizmet ettim. Ne zaman bitecek artık bu kabuslar diye serzenişte bulunuyor. Buna karşılık Atina'da senden son bir görev istiyoruz Kratos. Biz şu an konuşurken bile Ares benim şehrim Atina'ya saldırıyor. Zeus tanrıların birbirleriyle savaşmasını yasakladığı için için bunu yapan sen olmak zorundasın diyor. Çünkü sadece bir tanrı tarafından eğitilmiş bir ölümlünün Ares'i yenme şansı olabilir. Bunu duyan Kratos, olur mu canım öyle şey? Ben bir tanrıyı nasıl öldürebilirim ki diye düşünmüyor bile. Adamın sorduğu tek soru ben bu işi yaparsam bu kabuslar son bulacak mı oluyor? Buna karşılık Atina bu son görevini tamamla, seni tüketen geçmişin affedilecek dese de bir evi sen bir yap hele sonra bakarız tarzında bir cevap veriyor. Atina'ya vardıklarında yataktaki iki kadını memnun eden Kratos Hadi artık işimiz bitti. Eşyalarınızı toplayın, döndüğümde de gitmiş olun. Dese de son anda karar değiştiriyor ve bahar tatilinden dönmüş üniversiteli bir genç gibi onları tekrar memnun ediyor. Atina'ya vardığında zaten istila halinde olan şehirde binbir türlü düşman öldürerek Afrodit'e ulaşan Kratos, Ares'in ordusunu yenmek için yardımcı olacak bir yetenek alacak. Fakat böylesine bir yeteneği hak etmesi için önce Medusa'nın kafasını getirmesi gerekiyor. Yeteneğin de düşmanlarınızı taşa çevirmek olduğunu tahmin etmişsinizdir. God of War oyunlarında toplanabilir eşya, sandık veya güçlendirme gibi ödüller bulmak istiyorsanız asla oyunun size gösterdiği yoldan gitmeyin. Bunu 3. oyuna geldiğimizde daha detaylı bir şekilde göstereceğim. Herkes Ares'i öldürmeniz için birlik olmuş. Bu görevde size yardım etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Kahinin tapına amı bulursan sana bir tanrıyı nasıl öldüreceğini göstereceğim demesiyle Kratos'un yeni hedefi bu kadın oluyor. E savaş tanrısını öldürmek bir ölümlü için öyle kolay da bir iş değil sonuçta. Hani oyun size başta bir sahne, bir replik gösterir ve oyunun sonunda bu tekrar kullanılır ya. İşte bu da aynen öyle bir gönderme. Yanılmıyorsam buna edebiyatta Çehov'un tüfeği diyorlar. Eğer ki sahnede bir tüfek varsa o tüfek ilerleyen zamanda kesinlikle patlar. Ares öyle sevilmeyen bir tanrı ki diğer tanrılar bile ondan haz etmiyor ve size yardım edenler kervanına Zeus'ta katılarak yıldırım gücünü veriyor. Oyunda sadece belli başlı yerlerde kullanacağınız bu yetenek Poseidon'unkine kıyasla çok zayıf kalıyor açıkçası. Hatta belki de tek işe yaradığınız yer geçmeniz gereken köprüyü serbest bırakmayan bu adamı uzaktan öldürmek. Kardeşim ben de biliyorum posaydın diye okunduğunu. Kahine ulaşmak öyle kolay olmuyor. Ares'in emri altında olan Harpy adında bu yarı kadın yarı kuş canavarlar tarafından kaçırıldığında Kratos savaşın ortasında mezar kazan yaşlı bir adam görüyor. Bu durum ilgisini çekiyor ve mezarı kimin için kazdığını sorduğunda senin için evlat cevabını alıyor. Bunun zamanı gelince açığa çıkacağını ve çok önemli bir iş olduğunu söyleyen ihtiyar işine geri dönünce Kratos da yoluna devam ediyor. Kahin Harpiler tarafından aşağı atılıyor ve tutunduğu ipi bırakmadan önce onu kurtarmanız gerekiyor. Ayrıca bunu 10 saniyenin üzerinde yaparsanız bir başarım açıyorsunuz. Ara sahnede farklı, oyunda farklı olan kahin ellerini yüzünüze götürüyor ve ruhunuzun derinliklerine baktığında sizin nasıl bir canavar olduğunuzu görüyor. Sparta ordusunda başta sadece 50 kişiyi komuta eden Kratos çok geçmeden binlerce kişiyi emri altına almış. Vahşi ama etkili savaş taktikleri herkesi korkutsa da ona karşı çıkabilen tek kişi karısıymış. Meğer Kratos Ares'e yemin etmeden önce bile fethetme arzusuyla yanıp tutuşan bir adammış. Kahin bunları görüp Athena neden senin gibi birini gönderdi desede eldeki tek seçenek tek umut Kratos. Size bir tanrıyı öldürmenize yarayacak olan dünyada sadece tek bir eşya olduğunu, bunun da tanrılar tarafından çöle saklandığını söylüyor. Pandora'nın kutusu ismindeki bu eşyayı aramaya birçok kişi gitse de hiçbiri geri dönmemiş. Böylesine güçlü bir eşya siz gelip rahatça alın diye ulu orta bir yerde değil tabii ki. Kum fırtınalı çölde güvenli bir yol bulabilmek için Siren adı verilen, mitolojide sesi çok cezbedici olan bu yaratıklara kulak vermelisiniz ki sizi çölde dolanmakla cezalandırılmış olan Kronos'a götürebilsinler. Pandora'nın kutusunun bulunduğu tapınaksa bu Titan'ın sırtına zincirlenmiş. İki buçuk saat oynadık ve oyun resmi olarak daha yeni başladı. Çölde rastgele gezinerek bulduğunuz Siren'ları öldürdüğünüzde ruhlu bir geçit açmak için kapıya giriyor ve Kratos sura üfleyerek yaşayan tek titanı yanına çağırıyor. Spartalı'nın bu devasa yaratığın sırtına tırmanması tam 3 gün sürüyor. Skyrim'deki 7000 basamak halt etmiş. Oyunun bundan sonraki büyük bir kısmı artık bu tapınakta çeşitli mücadeleleri tamamlamakla geçecek. Ceset yakmakla görevli bu adamla konuştuğunuzda size birçok kişinin kutuyu alma amacıyla buraya geldiğini ama hepsinin öldüğünü söylüyor. Hatta kendisi kutuyu bulmak için gelen ilk kişiymiş ve tanrılar tarafından aynı yolu takip edip ölenlerle ilgilenme cezasına çarptırılmış. Tapınak halka şeklinde iç içe geçen ilginç bir mimariye sahip. Durum böyle olunca açmanız gereken bir sürü kapı, bulmanız gereken bir sürü eşya oluyor. Artemis'ten de güçlü bir kılıç alan Kratos, Atlas'ın meydan okumasını tamamladığında ilerlerken bir yığın ceset görüyor. Ve oyun bize flashback ile Kratos'un Ares'le tanışma hikayesini ilk anlatıyor. Spartalı savaştan savaşa koştuğu dönemlerde bir barbar ordusuyla karşılaşıyor ve sayıca üstün oldukları için karakterimizi ve ordusunu hezimete uğratıyorlar. Siz o kadar disiplinle eğitim yapın, saatlerce çalışın ama acımasız barbarlar gelsin, sizi dümdüz etsin. Kratos zafer kazanmak için her türlü bedeli ödemeye hazır durumdayken Ares'e düşmanlarımı yok et hayatım senin olsun diye yalvarıyor. Hikayenin devamını ise sonra dinleyeceğiz. Mimarın oğlunun mezarından kafatasını aldıktan sonra açtığımız kapıyla sırada Poseidon'un meydan okuması var. Sahibinin sadece oyun istiyor abisi dediği köpek yavrusu bir anda üç başlı bir canavara dönüşüyor. Ben bu kısımları hızlı hızlı anlatıyorum çünkü 6,5 saatlik bir gameplay'in nereden baksanız 5 saati bir yerden bir yere gitmek ve karşınıza çıkanları öldürmek üzerine kurulu. Bu sadece siz oynarken keyif alabileceğiniz bir mekanik, izlerken değil. Tanrıların benden istediğini hiçbir insan yapamaz. Pandora'nın kutusu bile böylesine korkunç bir bedel için değmez. Şeklinde not bırakan bu askerin ne dediğini başta anlamıyoruz. Poseidon anıtının üzerinde de görevinize devam edebilmek için en iyisini feda edin yazısı var. Bu sizin kendinizden yapacağınız bir fedakarlık değil. What gods demand sacrifice. No. Burada yine suyun altında nefes almasını sağlayan Poseidon'un üç dişli mızrağını buluyor Kratos. Nayet adında bu gördüğümüz deniz canlıları Poseidon'un çocukları. Lan bu da olmuş bu çocukları gibi oldu ama neyse. Kratos bunları yakalayıp öperse can ve büyüsünü arttırmaya yarayan Gorgon gözü veya Anka tüyü alıyor. Ayrıca bütün o meydan okumalar arasında en çaresiz hissettiren de bu. Zeus'un kızlarına Muse deniyor ve bunların oyunda iki tane anahtarı mevcut. Eğer bunları toplarsanız, tapınaktaki bu odaya girdiğinizde tanrılar size hedefinize ulaşabilmeniz için bir takım armağanlarda bulunuyorlar. Tecrübe hediyesi, büyü hediyesi ve can hediyesi. Sıradaki meydan okumamız ise Hades'ten geliyor. Bu tamamen katliam yapmak üstüne kurulmuş bir kısım. Halkaların içinde düşman öldür, biraz da burada düşman öldür, labirentin her bir köşesindeki düşmanları öldür derken bir de tapınağı koruyan bir boss savaşı, bir minator var. Bunu sersemletip fırlattığınız her bir kazıkta zırhını biraz daha parçalıyorsunuz ve canavarın aslında cılız bedenine son darbeyi indirdiğinizde Pençesi kapıya vurarak size yeni bir yol açıyor. Mimarın ikinci oğlunun da kafatasını alan Kratos, üstüne yolda Hades'le karşılaşıyor ve ondan da ölülerin ruhlarını çağırmasına imkan sağlayan bir yetenek alıyor. Kratos bütün kapıları hizalayıp oluşturduğu ışığı tapınağın içine yansıttığında Asansör benzeri bir platform oluşuyor ve tapınağın en tepesine çıkıyor. Bu gördüğünüz harpilerin Ares'e minyonları olduğunu söylemiştim. Nasıl ki Ragnarok'ta Odin haber almak için kuzgunları gözü kulağı gibi kullanıyorsa bu oyunda da Ares bunları kullanıyor. Kratos'un önceki efendisini hatırlamasıyla birlikte gelen flashback az önceki yarım kalan hikayeyi biraz daha tamamlıyor. Ares'e yalvarmasından sonra gök yarılıyor ve Olimpos'tan aşağı inen savaş tanrısı onu yeryüzündeki hizmetkarı yapması karşılığında Kratos'un hayatını kurtarıyor. Barbarların her biri acı içinde ölürken Kratos'a da Tartarus'un derinliklerinde dövülmüş, zincirlendiğinde taşıyan kişinin bir vücut parçası haline gelen Blade of Chaos yani Kaos'un bıçaklarını veriyor. Ares'in öfkesi ve gücü artık Kratos'ta vücut bulmuşken karakterimiz yakında böylesine bir gücün büyük bir bedelle geldiğini de öğrenecek tabii ki. Kutunun arayışı devam ederken Kratos, Tetris blokları gibi sütunları dizerek binbir çeşit bulmaca çözüyor, karşısına çıkan bütün düşmanları öldürüyor ve platformu oluşturmak için iki nesne alıyor. Kılıçlarının yansımasından kendini görünce, flashbackle hikayenin son parçasını da birleştiriyoruz. Ares adına her yere saldırıp günün birinde bir köyü yakarken, artık hiçbir şeyden korkmayan Kratos, tapınağın önüne geldiğinde içgüdüleri ona buraya asla girme dese de, kahin tarafından uyarılsa da hırslarına yenik düşüyor ve kapıyı açar açmaz içerideki herkesi katletmeye başlıyor. Bu kişilerden ikisi de tahmin edersiniz ki eşi ve çocuğu. Kratos bu korkunç manzarayı gördüğünde artık efendisine hizmet edemeyeceğini anlıyor. Döndük şimdi tekrar ana hikayeye. Benim 1800 kelimeyle birkaç dakikada anlattım fakat oyun süresiyle geçen 5 buçuk saatten sonra Kratos nihayet Pandora'nın kutusunu karşısında görüyor. Tabii bunu doğrudan açıp koşa koşa Ares'in yanına gitmek yerine Athena diyor ki kutuyu şehre götürmen gerek. Lan koskoca kutuyu oraya kadar geri mi götüreceğim şimdi demeyen Kratos, hiç sorgulamadan kutuyu itmeye başlasa da Ares kendisinin bu görevi başarıyla tamamladığının farkında. Orada bulduğu kazı bir fırlatıyor, o kazık hiç yavaşlamadan ta Kratos'a kadar ulaşıyor ve hedefi tam 12'den vuruyor. Bu hareketle birlikte Ares'in Kratos'a kazık attığını söylemek sanırım yanlış olmaz. Hem metaforik anlamda hem de gerçek anlamda. Kan kaybından ölmek üzere olan Kratos son nefesinde bile o anı hatırlıyor. Nasıl olur? Benim karım ve çocuğum Sparta'da kalmıştı deyince Ares çıkıyor ve artık onlar da öldüğüne göre seni geri tutacak hiçbir şey kalmadı diyor. Savaş tanrısının mükemmel bir savaşçı yaratıp Olimpos'u devirme planını Ascension'dan hatırlıyoruz. Tapınağın girişinde Kratos'a uyarıda bulunan kahin de bu yaptığı korkunç işin herkes tarafından görülebilmesi adına Kratos'u karısının ve çocuğunun külleriyle lanetliyor ve böylece Sparta'nın hayaleti doğuyor. Yaşam Kratos'un bedenini terk ederken Ares'in harpileri kutuya aldığında siz de yeraltı diyarındaki Sitix nehrine düşüyorsunuz. Bu akıntı öylesine kuvvetli ki en güçlü ölümlü bile ebedi istirahate karşı gelemiyor. Fakat Kratos'un henüz dinlenmeye niyeti yok. Burada da oyunun başında ölüme terk ettiğimiz kaptanı görüyoruz. Hatta bu adam ikinci oyunda da karşımıza çıkacak. Yeraltı dünyasının bölüm tasarımı tam bir platform oyunu gibi. Bildiğiniz Little Big Planet 2. Hareket eden taşlara atlama, keskin yollar üzerinde yürüme, bıçaklı bir duvara tırmanma derken Kratos yukarıdan atılan bir ip görüyor. Bu ipe tırmandığınızda nereye çıkıyor dersiniz? Oyunun başında gördüğümüz mezar kazan yaşlı ihtiyarın, olan yaşlıyla ihtiyar aynı şey. Oyunun başında gördüğümüz mezar kazan ihtiyarın tam yanına. Zamanı gelince bunun işe yarayacağını söylemişti. Bu sefer de diyor ki, ''Atina sana göz kolak olan tek tanrı değil. Adam bir anda ortadan kayboluyor ve gökyüzündeki bir ses haline geliyor. Wikipedia sayfasına baktığımızda bu kişinin aslında bir ölümlü olarak kılık değiştirmiş olan Zeus olduğunu anlıyoruz. Adam kendisi olarak gelmiyor ki tanrılar arasında bir savaş çıkmasın. Kutuyu Ares'ten Zeus'un yıldırımıyla almayı başaran Kratos, binlerce yıldır gömülü olan bu gücü serbest bırakıyor ve savaş tanrısıyla aynı boya ulaşarak bir mücadeleye girişiyor. Your final lesson. Ares Kratos'un tüm silahlarını elinden alarak onu ailesinin ölümünü yeniden yaşatarak zihinsel olarak mahvetmek istese de Kratos köprü olarak kullanılan tanrıların kılıcını alıyor ve Ares'in göğsüne saplayarak savaş tanrısını öldürmeyi başarıyor. <laughs> Neden Fallout'taki atom bombaları gibi patlıyor orasını ben de anlamadım. Böylece şehir kurtulsa da aynısını Kratos için söyleyemiyoruz. Athena'ya bu kabusun silinmesi için yalvarsa da kadın size diyor ki biz sana günahlarının affı için söz verdik. Affoldu da. Ebu Bekir'in eli kurusun kurudu da gibi bir şey oldu bu. Fakat kafandaki görseller sonsuza dek seninle kalacak. Hiçbir kurtuluşu olmayan Kratos, Yunanistan'daki en yüksek dağa çıkıyor. Ege Denizi'ne bakıyor ve oyunun başındaki o meşhur sözü söylüyor. "Artık umut kalmadı." diye kendini aşağı attığında, tanrıların başka planları olduğu için Kratos göğe yükselmeye başlıyor. Ares'in ölümüyle birlikte boşalan tahtı doldurmak için yeni bir savaş tanrısına ihtiyaç var. Athena'nın bıçaklarıyla birlikte Olimpos Dağı'na tırmanıp tanrılar arasındaki yerini alan karakterimiz, ölümlü bir hizmetkar olarak başladığı bu yolculuğu bir savaş tanrısı olarak sonlandırıyor. Böylece toplamda 8 video çekeceğim God of War serisinin 3. videosunun da sonuna gelmiş olduk. Ghost of Sparta. Serinin PSP için çıkan son oyunu ve bu yapım hayranların gözünde özel bir yere sahip. Çünkü Kratos'un geçmişine ama geçmişine derken öyle Sparta generali olduğu zamanlara değil, çocukluk zamanlarına, kardeşi ve annesiyle olan ilişkisine tanıklık etmemize imkan sağlıyor bu oyun. 2010 yılında piyasaya sürülen, 4-5 saatte bitirebileceğiniz, hikaye sıralaması olarak serinin 4. oyunu olan bu yapım ne anlatıyormuş? Gelin birlikte bakalım. Kratos artık bir savaş tanrısı olarak Olimposlular arasındaki yerini almış. Ares ölmüş olsa da karakterimizin geçmişi onu hala rahatsız etmeye devam etmekte. Bu görsellere bir yenisi ekleniyor ve Kratos tahtında düşünceli bir şekilde otururken birden çocukluğuna ait kareler, bir kadının ona yardım ettiği kesitler görüyor. Söz konusu tanrılarsa hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlayan Kratos, bunun sıradan bir hayal ürünü olmadığını düşünerek Poseidon'un tapınağı olan Atlantis'e bir yolculuğa çıkıyor. Gemide Athena'nın bakri Kratos yapma etme bu sadece bir rüyaydı fazlası değil bildiğinden çok daha fazlası var bırak kurcalama bu işi tarzı uyarılarına kulak asmayan Kratos Atlantis'e gitmeye kararlı olduğundan bu sefer de Poseidon önüne engel koyuyor. Engelden kastım burada gördüğünüz çerçöp adamlar değil. Silla adında ağzı ve dokungaçlarıyla her şeyi yutabilecek kadar güçlü bu deniz yaratığından bahsediyorum. Siz ilk oyunda denizlerini terörize eden bu canlıyı öldürmesinde yardım edin, o da sırf siz bir şeyleri açığa çıkarmayın diye önünüze engeller koysun. Kratos'un tanrıları olan nefreti aslında buradan başlıyor diyebiliriz. Geminin yok olmasıyla birlikte kıyıda devam eden mücadele, Kratos'un canavara ağır hasar vermesiyle son bulsa da bu onu son görüşümüz değil. God of War oyunlarında hazine bulmak istiyorsanız hep gitmeniz gereken yerin tersine gidin demiştim ya. İşte bu da onun örneklerinden bir tanesi. Atlantis'in içerisinde ölüm tanrısı Thanatos'un bir tapınağı mevcut. Burası ölüm diyarına bir kapı görevi gördüğünden oyun size bunu öylesine laf olsun torba da olsun diye göstermiyor. İlerleyen zamanlarda burayı tekrar ziyaret edeceğiz. Kratos bu kapının ardında adeta geçmişe açılmış bir portal gibi ilerlerken kardeşiyle eğitim yaptığı anıyı tekrar yaşıyor. Annelerinin çağırmasıyla çocuklar içeri gittiğinde Kratos'ta devam ederken son nefesini vermek üzere olan yaşlı bir kadın görüyor. Başta bunu tanrıların bir aldatmacası sansa da Kratos'a oğlum diye hitap etmesi, karakterimizin de onu tanıması üzerine anlıyoruz ki bu kadın Kratos'un annesi, Kalisto. Beni buraya baban getirdi evladım. Fazla zamanım kalmadı. Kardeşin hala hayatta ve ölüm diyarında tutsak tutuluyor dediğinde Kratos babasının olduğuna mı şaşırsın, kardeşinin hayatta olduğuna mı yoksa annesini tekrar gördüğüne mi şaşırsın? Bunca zamandır neden söylemedin sorusuna karşılık baban yasakladı cevabını alan Kratos. Babasının kim olduğunu soruyor ve kadın güçsüz nefesiyle tam söyleyecekken biçimsiz bir canavara dönüşüyor. Muhtemelen bunu söylemesin diye tanrılar tarafından lanetlenmiş. Hangi tanrı olduğunu şimdi söylemeyeyim. Süp Olsun. Ama elbet bir tahmininiz vardır. Biz her ne kadar uzun bir aradan sonra karşılaştığımız annemizi öldürmek zorunda kalsak da kadın artık yüklerinden arındığı için özgür olduğunu, aradığı cevapların Sparta'daki Ares Tapınağı'nda olduğunu söyleyerek can veriyor. Bir aile üyesinin daha canını alan karakterimiz ben ne yaptım diyerek hüzne bürünse de kardeşini kurtarmak konusunda bir o kadar kararlı ve tanrılara da bir o kadar öfke dolu bir hale geliyor. Burada Atlantis'in gözünü aldıktan sonra artık büyü kullanmaya başlayabilirsiniz. Silayla tekrar karşılaştıktan sonra okyanusun dibinde dünyanın çekirdeğini andıran lavlı bir ortama gelen karakterimiz Terra adında esir tutulan bir titan görüyor. Burada Gaia'nın adını ilk kez duyuyoruz. O da bize ikinci ve üçüncü oyunda yardımcı olacak adını sıklıkla duyacağımız başka bir titan. Gaia günün birinde Kratos'un gelip bütün Titanları kurtaracağına dair kehanetlerde bulunmuş. Başta karakterimiz ben buraya seni veya türünü kurtarmak için gelmedim dese de Terra senin yolun beni sana, benimki ise seni bana getirdi. Beni kurtar, gücümü al yoksa ikimiz de sonsuza dek burada esir kalacağız diyerek Kratos'u ikna ediyor ve R1 tuşuna basılı tuttuğunuzda silahlarınızı güçlendiren bir yetenek alıyorsunuz. Burada kendisini bir dakika boyunca bağırtma başarımı var ki bunu neden koymuşlar anlamış değilim. Bu özelliği karşılaştığı düşmanları öldürüp onlardan parça alıp kapıları açarak kullanan Spartalı, Sila ile son kez karşılaşıyor ve ilk oyundaki Hydra'yı öldürmesine benzer bir şekilde bu sorunu kökten çözüyor. Tabi sizin için aşılan her bir engel tanrılar için büyük bir problem. Bu canavarın ölmesi Poseidon'un krallığını sarsıp Atlantis'in batmasına yol açıyor. Hani mitolojide burası için okyanusun dibine gömülmüş, kaybolmuş bir şehir derler ya, işte bunda bile Kratos'un parmağı var. Tabi bunu umursuyor mu? Kesinlikle hayır. Athena heykelini görüp tanrılar bana yalan söyledi, kardeşim yaşıyormuş diye köpüren karakterimiz, yine bildiğinden çok daha fazlası var bak tanrılar seni durdurmaya çalışacaktır lafını duyduktan sonra sinirleniyor ve heykeli tek hamlede ortadan ikiye bölüyor. Kratos'un hizmet da buraya kadarmış. Ölüm tanrısının kızının yaptığı bu katliamda sadece bir asker sağ bırakılmış. O da Kratos'a bir mesaj iletsin diye. Mesaj şu. Ölüm hayaleti bekliyor. Kafatasına asla ulaşamayacak. Geçen videodan hatırladığımız mezar kazıcı tekrar karşımıza çıkıyor. Ve sizi tanrılar seni onlarla birlikte yürümen için onurlandırmışken sen ise suratlarına tükürüyorsun. Gel bak bu işten vazgeç. Ölüm diyarını arama sonun bu mezarlara girmek olacak şeklinde uyarsa da Kratos'un dediğim dedik birisi olduğunu az çok anlamışsınızdır. Ha tamam o zaman ihtiyar ben köyüme geri dönüyorum demez. Oyun flashbacklerle hikaye anlatmayı çok seviyor ve her bir geriye dönüşte hikayenin başka bir parçası açığa çıkıyor. Çocukken bile katı, oldukça öfkeli birisi olan karakterimiz kardeşiyle eğitim yaparken üzerlerine birden alevli oklar yağdığına tanık oluyor. Bahsettiğim ölüm tanrısının kızı da bu. Kratos bu zamana kadar kimlerle savaştı? Ne büyük canavarlar ne tanrılar devirdi. Ölüler diyarına bile gitmiş olan bu adam, bırakın ölüm tanrısının kızını, ölümün kendisinden bile korkmuyor. Tabii ben Kratos değilim. Oyunu başarım için en zor modda oynadığımdan bu kadını yenmem çok zamanımı aldı. Dövüş iki fazdan oluşuyor ve Aaronis bakıyor sizi yenemeyecek kuş formunda saldırıya geçiyor ve platform değiştiriyorsunuz. Terra'dan aldığı yetenekle güçlendirdiği kılıcını kadının göğsüne sapladığında dövüş sırasında kullandığı yeteneği elde ederek kardeşi Deimos'u aramaya devam ediyor Kratos. Ve geldik Sparta'ya. Artık bilindik topraklardayız ve buranın halkı Kratos'a o kadar saygı duyuyor ki askerler siz geldiğinizde hazır ola geçiyor, halk sizi selamlıyor, lordumuz geri döndü şeklinde sevinç çığlıkları atıyorlar. Genel evin önünden geçerken de karakterimiz zevklerinden geri kalmıyor ve madem buraya kadar geldim diyerek bir takım işlere kalkışıyor. Bunu arka arkaya 3 defa yaparsanız bir başarı açtığınızı da belirteyim. Kratos tekrar bir geriye dönüş yaşıyor ve oyun sizden çocuk halinizle oynayarak kardeşinizi yenmenizi istiyor. Dövüş sonrasındaysa Deimos'un neden alıkonduğunu net bir şekilde anlıyorsunuz. Death, Spartan, <laughs> yes, Kratos. <laughs> Kahin Olimpos'un sonunun Titanlar tarafından değil de işaretlenmiş, ölümlü bir savaşçının elinden olacağına dair bir öngörü de bulunmuş. Zeus ve Ares de Deimos'un garip doğum lekeleri sebebiyle bu işaretlenmiş kişinin o olduğunu düşünmüşler. Ares köyü kuşatıp Atina ile birlikte geldiğinde Kratos her ne kadar kardeşini kurtarmak istese de savaş tanrısına karşı gelecek kadar gücü olmadığından bir kenara fırlatılıyor ve gözünün üzerindeki yarayı da bu şekilde alıyor. Ares tam Kratos'u öldürmeye hazırlanırken Atina sadece işaretli için geldik. Masum bir çocuğun canını almak için değil. Diyerek buna engel oluyor. Ayrıca bu anı da İngilizce değil, muhtemelen Yunanca konuşuyorlar. Deimos bundan sonra ölüm tanrısı Thanatos tarafından hapsedilip yıllar boyu işkence görüyor. Neden direkt öldürüp ortadan kaldırmamışlar ben de bilmiyorum. Sizin bir fikriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kratos, Sparta'nın hapishanesine indiğinde orada hala Ares'e sadık olan bir isyancı görüyor ve bu adam ona ulaşamayın diye yol boyunca üzerinize miniboss tadında canavarlar yolluyor. Kratos sonunda adamı bir dövüyor, oradan oraya fırlatıyor ve bıçaklayınca da cesedini kapı tutacağı olarak kullanıyor. Ares'in tapınağına ulaştığınızda eski savaş tanrısının heykelini devirip yerine sizinkini koymak için uğraşan askerler var. Buradaki adamlardan biri sizin için bir hediyem var, döneceğim diyerek ayrılıyor ve Kratos tapınağa giriyor. Buradaki aynanın aynı Harry Potter ve Felsefe Taşı'ndaki ayna gibi bir özelliği var. Geçmişinize ışık tutuyor ve Kratos'un çocukluğu çıkıyor içinden. Hedefine ulaşma konusunda kararı kesin olan karakterimiz çoluk çocuk demeden bu eski halini öyle bir dövüyor ki defalarca fırlatarak aynayı kırıyor ve içinden Keres'in kafatasını alıyor. Bunu kullanacağınız yerse ölüm diyarına geçiş kısmında. Yani videonun başında sular altına gömdüğümüz Atlantis'te. Az önce size bir şeyler getirecek olan asker kalkan ve mızrakla geri dönüyor ve burada fırlatarak kullanabileceğiniz yeni bir silah alıyorsunuz. Borayasın boynuzu. Düşmanları donduran şöyle bir alet de var ki bunu oyunu bitirdikten sonra mücadele kısmında bir başarı açmak için kullanabilirsiniz. Ölüm tanrısı Thanatos, oyunun asıl düşmanı daha karşımıza çıkmış değil başta kendisini ele geçirdiği bir beden aracılığıyla duyuyoruz. 3 saattir oynadığımız oyunun en başına Atlantis'e dönmenin çok uzun süreceğini düşünmeyin. Kratos öyle kapılardan, öyle yerlerden geçiyor ki o dünyanın çekirdeği benzetmesi yaptığım yere geri dönüyor. Altına dönmüş bir beden ve başında taç olan bu adamı görünce Aklınıza hemen Kral Midas gelmiştir diye tahmin ediyorum. Dokunduğu her şeyi altına çevirmesiyle lanetlenen bu adamın hikayesi Wikipedia'da şöyle anlatılıyor. Şarap tanrısı Dionysos'un yoldaşı Satiros, Midas'ın gül bahçesinde uyuyakalmış. Satiros'u bulup 10 gün 10 gece sarayında ağırlayan Midas'ın konukseverliğinden etkilenen bu tanrı, kralın bir dileğini gerçekleştireceğini söylemiş. Midas da dokunduğu her şeyin altına dönüşmesini ve böylece daha da zengin olmayı dilemiş. Ancak yemek için dokunduğu yiyecekler, içecekler ve gül bahçesi bile altına dönüşünce Kral Dionysos'tan bu uğursuz gücü geri almasını istemiş. Oyunda nasıl karşımıza çıkıyor derseniz, elbette ki Kratos için bir anahtar olarak. Adam kızı dahil dokunduğu her şeyin altına dönüştüğüne şahit olunca delirmenin eşiğine gelmiş ve hayaller görmeye başlamış. Gördüğü bu hayaller sırasında lavı su zannedip dokununca bunun altına dönüştüğünü gören Kratos adamı lavın tam ortasına fırlatıyor ve kendine bir yol yapıyor. Halbuki debelenmek yerine doğrudan Kratos'un kendisine dokunsaydı ben şu an bu videoyu yapamıyor olurdum. Ne God of War 2, 3 ne de 2018 sonrası çıkan oyunlar olurdu. Atlantis'e yolculuk eden karakterimize gemide bile rahat yok. Olumsuz hava şartları, düşmanlar derken bir de girdap var. Bunun içerisine çekilen Kratos'un gözlerini açtığında duyduğu ilk şey Poseidon'dan bir azar oluyor. Önceki oyunlardan aldığı eşyalar sayesinde suyun altında nefes almak bir problem değil. Oyunun neredeyse sonuna geldik ve Athena hala her fırsatta bize, bak geri dönmek için çok geç değil kardeşin Olimpos için bir tehditti. Yapılmış olan yapılmak zorundaydı. Kurcalama işte dese de, Kratos kullandığı bir replikle Athena'nın orada olduğunu hatırlıyor ve bu aşamadan itibaren tanrılardan iyice uzaklaşmaya başlıyor. Yorumlarda bazı izleyicilerin benim hızlı anlatım tarzımdan, bazı şeyleri üstün körü geçmemden rahatsız olduğunu görsem de inanın göstermediğim kısımlarda kaybettiğiniz hiçbir şey yok. Buralar sadece Kratos'un karşısına çıkanları öldürmesi ve bir yerden bir yere atlayıp zıplayıp gitmesini içeriyor. Bunu lüzumsuz bir şekilde uzatıp birkaç bölümlük seri haline getirmeye gerek yok. Ben istiyorum ki minimal olsun. Bu videoyu izleyenler oyunu bitirmiş kadar kısa sürede tüm hikayeyi öğrensin. Mesela şöyle bir düşman var. Hikayeye tek etkisi aldığı parçayla kapı açmakken bu sahneyi neden koyalım değil mi? Atlantis'in derinliklerinde sahip olduğu yetenekler ve eşyalarla platformu oluşturan Kratos, 4 saatlik bir oynanış sonrası artık ölüm diyarına giriş yapıyor. Oyun boyunca karşılaştığınız düşman tipleri, sarmaşıklar, kuşlar ve basit bulmacalar derken Kratos burada fazla vakit geçirmiyor. Tapınağın içerisi ise daha eğlenceli. Düzen bozmaya and içmiş karakterimiz bütün işleyen sistemleri mahvettikten sonra nihayet kardeşine ulaşıyor. Adam çocukluğundan beri esir tutulmasına rağmen formundan hiçbir şey kaybetmiyor miş Neredeyse Kratos kadar heybetli ve güçlü. Bunun öyle sıcak bir abi kardeş kavuşması olacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Senin beni koruman lazımdı. Ben senin yüzünden buradayım diye size kim besleyen Deimos, Kratos'u asla affetmeyeceğini söyleyerek ona saldırmaya başlıyor. Ulan 10 yaşında minicik bir çocuksun, koskoca savaş tanrısı gelmiş seni almış, Kratos seni nasıl korusun? Hatta çabalamış da yani öyle korkaklık falan etmemiş. Oyunun başında zaten annesini de öldürmüş olan karakterimiz, kardeşiyle dövüşse de niyeti onu öldürmek veya zarar vermek Değil. Hatta onu haklı bulduğu için kazanmasına izin veriyor bile diyebiliriz. Suratına darbeleri ardı ardına indirirken kavga Thanatos'un gelmesiyle son buluyor. Sen benim kızımı öldürdün şimdi bunun için acı çekeceksin diye Deimos'u başka bir yere götürüyor. Ve az önce seni asla affetmeyeceğim diyen karakterimiz uçurumun kenarına gelince Kratos yardım et diye bağırıyor. Burada hafif cringe bir birader anıyla az önceki olayı sineye çeken kardeşler Deimos'un kalkan ve mızrağı almasıyla birlikte Thanatos'la yüzleşmeye gidiyor. Burada geçen diyaloglar aslında oyunun geleceğine o kadar ışık tutuyor ki God of War 2 ve 3'ün konusuna bildiğiniz gönderme yapmış adam. The Destruction of Olympus. Ares chose poorly that day. He took your brother when it should have been you. Nothing you do is of your own choosing. The gods do not decide my fate, Thanatos! You are nothing Kratos bu zamana kadar yaptığı dövüşlerde hep tek başına olsa da bu sefer aynı 2018 God of War'undaki Atreus'un ona yardım ettiği gibi Deimos da sol alttaki gösterge dolunca dövüşe dahil olabiliyor. İki kardeş başta Thanatos'un hakkından gelse de bu tanrıların hep bir ikinci formu vardır. Deimos'un aldığı yaralar sonucu ölmesi Kratos'u öyle bir sinirlendiriyor ki Spartan Rage açmış gibi gücü 10 kat artıyor ve ölüm tanrısının kendisini bile tek başına öldürüyor. Bir aile üyesini daha kaybetmiş olan karakterimiz Deimos'u kollarında taşıyıp mezarcının çoktan hazırlamış olduğu mezara koyunca tekrar aynı konumda duruyor. Yine intiharı düşündükten sonra kendi kendine "Ben neye dönüştüm böyle?" diye sorduğunda arkadaki mezarcı "Ölüm, dünyaların yok edicisi." diyerek ortadan kayboluyor. Atina portaldan çıktığında Kratos'a artık fani dünya ile olan bağlarının koptuğunu ve tam anlamıyla bir tanrı olmaya hazır olduğunu söylese de Spartalı bunu istemiyor ve tanrılar yaptıklarının bedelini ödeyecek diyerek Olimpos'a geri dönüyor. Burada Atina'nın affet beni kardeşim diyerek ikisi arasında bir kan bağı olduğunu ilk kez dile getirmesiyle oyun son buluyor. 6 dakika bu credits'in bitmesini beklerseniz mezarcının Kalisto'yu mezara koyarken şimdi sadece biri kaldı dediği bu sahneyi görebilirsiniz. Deimos ve Kalisto'nun bu iki mezarda üçüncünün de Kratos için olduğu ima ediliyor. Tabi yeni dövülmüş zırhı ve tanrıları olan öfkesi üst boyuta ulaşmış olan Kratos aynı fikirde değil. Bu sahneden sonra da zaten God of War 2 başlıyor. Böylece 8 bölümlük serinin dördüncü videosunu da tamamlamış oldu. God of War üzerine çektiğim 4 videodan sonra şimdi geldik serinin belki de en iyi yapımlarından bir tanesine. Hikaye boyunca tanrıların verdikleri sözleri tutmaması, Kratos'un geçmişini her deştiğinde tanrıların ondan gerçeği saklaması gibi sebepler olsun, karakterimizin artık olimpostuları olan nefreti onu bol katliamlı bir intikam yoluna itiyor. Yeni savaş tanrısı olarak diğer tanrıların arasında yerini alsa da, Kratos artık onların ne desteğini, ne saygısını, ne de sevgilerini umursuyor. Zaten geçmişinde bir generalken Sparta'nın ihtişamını dünyaya yayma amaçlı birçok fetih gerçekleştirmiş karakterimiz, bunu artık bir savaş tanrısı olarak yapıyor fakat o kadar abartıyor ki Atina size bak Kratos yapma artık. Yok ettiğin her bir şehirle Olimposluların gazabı daha da büyüyor. Yakında seni koruyamayacağım diye uyarıda bulunuyor. Benim tanrıların korumasına ihtiyacım yok diyen Kratos bu uyarılara kulak asmıyor ve tıpkı ilk oyundaki Ares gibi dev formunda şehre son darbeyi indirmek için kuşatmaya katılıyor. Gücünün her bir damlasını hemen ve bunu Rodos heykelini uyandırmak için kullanan bu kartalı başta arkasından iş çeviren Atina sansa da işin rengi aslında öyle değil. Spartalı tekrar normal boyutlara dönerken arkada da birazdan savaşacağımız heykeli görebilirsiniz. Oyunun açılış sahnesi ve ilk boss savaşı muazzam. Burada fark ettiğim yeni bir detaydan bahsetmek istiyorum. Kratos birinci oyunda Poseidon'dan aldığı yeteneği kullanırken ''Ben savaş tanrısıyım, kimse bana meydan okuyamaz'' gibi kibirli yorumlarda bulunuyor. Birkaç parça halinde gerçekleşen bu büyük boss savaşlarında fark etmişsinizdir ki Kratos onları öldürmek için hep birbirine benzer hareketler kullanıyor. Önce gözlerine zarar veriyor. Sonra yüzlerine bu şekilde kesik atıyor derken gökten Zeus'un sesini duyuyor karakterimiz. Canavarı alt etmenizde size yardımcı olacak Blade of Olympus adında eskiden Titanlar ve Olimposlular arasındaki büyük savaşı bitirmekte kullanılmış bu kılıcı yolluyor. Tanrısal güçlerini bu kılıca aktar ki tam potansiyeline ulaşabilsin dediğinde işin içinde bir hinlik olduğunu anlıyoruz. Zaten normal şartlarda da bu heykeli çok rahat alt edebilecek olan Kratos neden bunu kabul ediyor bilmiyorum ama kılıca her güç aktardığında kendinden bir parça kaybediyor. Önce Önce kırmızı orpları, sonra büyüğü, en son da sağlık barını kaybediyor. Kılıç da gerçekten Zeus'un dediği kadar güçlü. İnşaatı bitmemiş canavarın içine girip onu içerden yok ettiğinde Kratos güçlerini kılıca aktardığı için artık sıradan bir ölümlü oluyor ve tek bir darbeyle ölümcül bir şekilde yaralanıyor. Adım atmayı bırakın ayakta bile duramayacak bir halde kendi ordunuzun önünde küçük düşürülmüş bir şekilde ilerlerken savaşçıların da nasıl bir güç savaş tanrısını yenebilir, Kratos düştü, Kratos yenildi gibi şaşkın ifadelerine şahit olabilirsiniz. Athena sandığımız kartal Zeus çıkıyor ve Kratos'un Olimpos'a itaatsizlik edip kendi başına işler yapmasından rahatsız olduğu için bütün bunlara giriştiğini öğreniyoruz. Kratos'a tekrar hizmeti altına girmesi karşılığında canını bağışlayacağını söylese de karakterimiz son nefesinde bile tanrılardan gelen bir seçim tanrıların kendileri kadar faydasızdır. Ölürüm daha iyi diyor. Ve aynen de öyle oluyor. Kılıç göğsüne saplandığında bile duruşundan taviz vermediğini gören Zeus, ''Burada sen Olimpos'un hükümdarı olamayacaksın, döngü burada son buluyor.'' diye bir replik kullanıyor. Bu o kadar önemli bir söz ki, 11 sene sonra çıkacak olan oyunda bile tekrar duyacağız. Takipte kalınız. Zeus tek bir hamleyle bütün Sparta ordusunu yok ederken, Kratos da kan kaybından bulunduğu yerde can veriyor ve Hades'in kolları onu yer altına çekmeye başlıyor. Hikaye üzerine buraya kadar ne anlattıysam hepsini bir flashback olarak tekrar görürken, anlatıcı burada ilk iki defa Kratos'la konuşuyor. Seriyi kendiniz oynadıysanız ara sahneleri hep bir kadının anlattığını duymuşsunuzdur. Bu ses Gaia adında bir Titan'a ait. Bunu Toprak Ana'nın vücut bulmuş hali gibi düşünebilirsiniz. Kratos'u yaşamı boyunca seyrettiğini ama artık seyirci kalamayacağını belirten Gaia, Titanların da yardımıyla birlikte Zeus'u alt edebileceklerini söylüyor. Ölüm bir kaçıştır sen bir savaşçısın, korkak değil. Sadece bir korkak ölümü kabul eden şeklinde gaz verirken Kratos'un yaralarını iyileştiriyor ve ona yeni bir amaç sunuyor. Kaderin kız kardeşlerine ulaşmak. Kratos ancak onların gücüyle zamanda geriye gidebilir, Zeus'un onu öldürdüğü ana müdahale edebilir ve kaderini değiştirebilir. Böylece Kratos ölümü bir kez daha kandırıyor ve yarım saatlik bir oynanış ardından hikayemiz resmi olarak burada başlıyor. Oyunun açılış sahnesinde gördüğümüz bu asker, Sparta'nın belki de en sadık, en vatansever askeri. Hiçbir kısmı gereksiz yere dahil etmiyorum. Bu adamı ileride tekrar göreceğiz. Kratos'un Pegasus'ta yolculuk yaptığı sahne bana her seferinde bir abimi hatırlatıyor. Adam omzuna bu atın bir dövmesini yaptırmış. Eğer anlamını soran kişi bir kadınsa, onlara bunun Yunan mitolojisindeki Pegasus olduğunu, fakat soran kişi aileden biri ise veya yaşlıysa, Hz. Muhammed'in atı Burak olduğunu söylüyor. Siz doğrudan Zeus'la yüzleşmek için atı yönlendirmek isteseniz de at hiçbir komutunuza yanıt vermiyor ve sizi Gaia'nın kardeşi Tayfun adında bir Titan'ın inine getiriyor. Pegasus geçmesi gereken yere sıkışınca da sıradaki hedefiniz parmakları kaldırarak atı serbest bırakmak. Fakat Kratos'un kılıçları bu Titan'ı hareket ettirecek kadar güçlü değil. Burada da yardımınıza Prometheus yetişiyor. İsmi daha önceden Chains of Olympus videosunda geçen bu karakter, ebedi ateşi tanrılardan çalıp insanlara verdiği için lanetlenmiş. Her gün belirli bir saatte büyük bir kuş gelip adamın iç organlarını parçalayarak yiyor. Ölmesine izin vermedikleri için yaraları iyileşiyor ve bu işkence çok uzun yıllar boyu devam ediyor acısına son vermek için Prometheus'u ebedi ateşte yakmalı, bunun için de Typhon'un gözünden bir yay almalısınız. Gaia adama yardım ediyor Zeus'u devirsinler diye ama Kratos o kadar hedef odaklı birisi ki hiçbir şeyin yoluna çıkmasına izin vermiyor. Titanmış, müttefikmiş dinlemeden her zaman kendi bildiğini okuyor. İşin sonunda Prometheus yanarak can verse de esaretinden kurtuluyor ve ateşi size Titanların öfkesi yeteneğini bahşediyor. Bir önceki video olan Ghost of Sparta'da Terra'nın verdiği güce benzer olan bu yetenek, kılıçlarınızın hasarını arttırıyor ve Kratos atı serbest bırakarak yoluna devam ediyor. Lachesis tapınağına geldiğinde Zeus'un geçmişi hakkında bir hikaye dinliyoruz Gaia'dan. God of War 1'de Pandora'nın tapınağının sırtına zincirlendiği Kronos'u hatırlarsınız. Bu Titan eskiden böyle esaret altında değilmiş. Kahinden günün birinde çocuklarının ona baş kaldıracağına dair bir öngörü alınca adam başlamış doğan bütün çocuklarını yemeye. Tam bebek Zeus'u yiyecekken annesi onu bir kartalla başka bir yere gönderiyor ve yerine taş parçası koyuyor. Bu cüstede birinin gözleri zaten böyle minicik bir şeyi ayırt edemez. Kronos taşı afiyetle yerken Zeus'u yetiştiren de Gaia oluyor. Musa peygamberin Firavun hikayesine biraz benziyor aslında. Küçük bir bebek olarak girdiği mağaradan içeride 40 yıl vücut çalışmış gibi çıkan Zeus'un Olimposlu kardeşlerini kurtarmasını ateşleyen de yine Gaia'nın ta kendisi. Ama adam sadece bir Titan'ın günahları için yaşayan tüm Titanlara sırtını dönüyor. Flashback bittiğinde zamanın atlarını harekete geçirip kız kardeşlerin bulunduğu adaya yaklaşmayı hedefleyen Kratos yol boyunca birçok düşmanla karşılaşıyor. Bunlardan ilki de atların bekçiliğini yapan Theseus. Sen artık tanrıların gücüne sahip değilsin. Olimpos'un kralı Zeus'u öldürmeyi bırak beni bile yenemezsin şeklinde aşağılayıcı konuşan bu adamın ölmesi sadece 2 dakika sürüyor. İlk oyunda tanrıların Ares'i yenmeniz için size yardım etmeleri gibi bu oyunda da titanların desteğini alıyorsunuz. Çünkü artık ortak bir düşmanınız var. Zincirlenmiş atları uyandıran Kratos, onların hareket etmesiyle adayı kendine yaklaştırıyor ve benim sürekli bir buçuk saat oynadık, hikaye daha yeni başladı demem gibi Gaia'dan kız kardeşleri olan yolculuğunun daha yeni başladığını duyuyor. Bu oyunda bulmaca çözme, bulduğunuz eşyalarla daha önceden geçtiğiniz yerlere tekrar geri dönme gibi kısımlar çok ağır basıyor. Kız kardeşlerin tılsımını aldıktan sonra oyun boyunca sıklıkla kullanacağınız bu zamanı yavaşlatma mekaniğini görüyorsunuz. Bu heykel size kız kardeşlere ulaşamazsın. Onlar kaderi mühürler. Kimse değiştiremez. Bu yolculuk sana huzur getirmeyeceği gibi aynı zamanda senin sadece ölümün olacak dese de Kratos, bu yolculuğu başlatan şey zaten benim ölümümdü. Ben tanrılar beni neye dönüştürdüyse oyum diyerek artık bize huzur arayışında değil de sadece intikam ateşiyle yanıp tutuştuğunu net bir şekilde gösteriyor. Kız kardeşlere ulaşıp kaderini değiştirmeye çalışan tek kişi siz değilsiniz. Birçok düşmanla karşılaşacaksınız demiştim. Bunlardan ilki bir zamanlar öldürdüğünüz barbar kralı. Yunan mitolojisinde ölüm bir son olmadığı gibi ölen kişiler bir zaman oldukları hallerinden daha güçlü bir şekilde geri dönebiliyorlar. Mesela barbar kralı artık balyozu sayesinde ruhlar çağırabiliyor. Hatta bunlardan bir tanesi de ilk oyundaki kaptan. Kratos'ta yolunuz bir kez kesiştiyse artık ölümde bile rahat yok. Barbarın kafasını kendi silahıyla ezen karakterimiz hem çekici hem de ruhların gücünü alarak yoluna devam ediyor. İkinci düşmanımızsa adının nasıl telaffuz edildiğine emin olmayarak söylüyorum Euryale. Uriel. Neyse siz ana fikri anladınız. Fakat bu kadının tapınağına girebilmek için sizi anında taşa çeviren bakışları yansıtabilecek altın omuzluğu almanız gerekiyor. Kratos'un bu oyunda edindiği eşyalar 3. oyunda da aynen karşımıza çıkıyor. Tamam Medusa'nın kafasında da saç yerine yılanlar vardı ama kadın en azından güzeldi. Bu kilolu, biçimsiz, garip bir yaratık olarak karşımıza çıkıyor. Dolandığı sütunları başına düşürmek derken Kratos en sonunda canavarın kafasını bedeninden ayırıyor ve kafasını da silah olarak kullanmak üzere yanına alıyor taşa çevirdiğini söylemeye gerek yok sanırım. Oyun boyunca karşılaştığınız en sinir bozucu düşman tipini göstereyim size. Bu entromenta diye bağıran adam elindeki parşömen sayesinde yaratık çağırabiliyor. Zeus'un oğlu olan Perseus ölen eşinin geri dönmesini istediği için kız kardeşleri arayanlardan. Fakat su dolu bir odada sonsuza kadar kalacağı bir tuzağa yakalanmış. Belki de benim sınavımda budur. Belki de kız kardeşler benim seni öldürmemi istiyordur diye başlığını takan Perseus bir anda görünmez oluyor ve yerini tespit tespit edebilmek için su izlerini takip etmeniz gerekiyor. Yunan mitolojisini Wikipedia'dan okumanızı tavsiye ederim. Buradaki sayfalar birbirine o kadar bağlantılı ve o kadar ilgi çekici ki okurken saatlerinizi geçirebilirsiniz. Perseus'u boğarak öldüren Kratos kalkanını alıyor ve bunun üstüne bir de adamın cesedini tutsak olduğu mekanı yıkmak için kullanıyor. Diğer karşılaştığımız mitolojik figürse Ikarus. Babası balmumu ve kuş tüylerinden bir çift kanat yapıp ona uçarken zevkten kaçınması, güneşe fazla yaklaşmaması gerektiğini söylese de onu dinlemez. Güneşe fazla yaklaşınca da balmumu erir. Ege Denizi'ne düşerek hayatını kaybeder. Bu oyunda da karşıya geçebilmek için kanatlara ihtiyacı olan Kratos'un bir nevi yolculuk bileti olarak karşısına çıkıyor. Mücadele sonrası düşerken Chains of Olympus'ta Atlas'ı dünyanın sütununu sonsuza dek taşımakla cezalandırdığımız yere geliyoruz. Kratos artık Atlas'ın neresine giriyor, ne yapıyor bilmiyorum ama öyle platformlardan geçiyor ki tepeye ulaştığında eski düşmanıyla tekrar karşılaşıyor. Son görüşmelerinden bu yana çok şeyin değiştiğini, artık Zeus'u öldürmek istediğini söyleyip Olympus'un kılıcından bahsedince Atlas bu kılıcı hemen hatırlıyor ve size Zeus'un tüm Titanları Tartarus'a sürgün ettiği olayı anlatıyor. Artık düşman olmadığınıza ikna olduğunda size deprem yeteneği vererek Ikarus'la savaşırken düştüğünüz yere geri çıkmanızda yardımcı oluyor sağ olsun. Tebrik ederim. Artık resmi olarak Kız Kardeşlerin Tapınağına giriş yaptınız. Kratos burada okuyamadığı dilde yazılmış bir kitap görüyor ve çevirmeni tıpkı babanızla matematik ödevi yaptığınız gibi okumaya zorluyor. Adamın okumak istememe sebebi ise yazıların sonunda kurban için kanımı kabul edin tarzında bir cümle geçmesi. Bunu duyan karakterimiz hiç düşünmeden çevirmeni öldürüyor. Bu işlemin tekrar yapılması lazım. Fakat başına geleceklerden haberdar olan bu adam kız kardeşlere ulaşmanızı engellemek için intihar ediyor. Peki siz ne yapacaksınız? Portaldan geçip aynı ana geri dönünce zamanı yavaşlatan Kratos, adamın kendini öldürmesini engel oluyor. Engel oluyor ki kendi öldürebilsin. Karakterimiz Anka kuşunun ateşten doğmasını sağlıyor ve sura üfleyerek onu kız kardeşlere ulaşırken kullanabilmek için serbest bırakıyor. Burada savaştığınız başarısız olmayacak kadar çok yol geldim diyen gölge figürü aslında oyunun başındaki Sparta askeri. Öğreniyoruz ki bizim yokluğumuzda Zeus bir gece ansızın gelmiş ve Sparta'yı yerle bir etmiş. Bu vatansever askerde kız kardeşleri aramaya koyulmuş ki Sparta'nın kaderini değiştirebilsin. Sıradan bir insan olarak bizim geldiğimiz yere kadar gelebilmesi gerçekten takdire şayan. Böylesine sadık bir askerinin elinde can verip artık Sparta diye bir yer olmadığını öğrendikten sonra üstüne bir de kraken çıkıyor. Fakat siz hangi tuşa basarsanız basın, Kratos dövüşmeyi reddediyor ve ne kadar çaresiz bir halde olduğunu belirten ''Ben kaderimi değiştiremem, ben lanetliyim, tanrıların yalanlarından bıktım artık'' gibi sözler söylüyor. Tam Kraken'in dokungaçları arasında ezilecekken Gaia zihnine giriyor ve Zeus yaşadığı sürece sana rahat yok. Sen ölsen bile kardeşi Hades, yeraltı dünyasında sana ebediyen işkence edecek. Bu öfkeni kullan, savaşımız daha yeni başladı diyerek Titanların öfkesi yeteneğine bir upgrade veriyor. Köprüyü açıp Kraken'i şiş kebap yaptıktan sonra artık Anka kuşuyla birlikte oyunun son kısmına yolculuk ediyoruz. Üç kız kardeş var ve bunlardan ikisi insansı bir formda. Ascension'dan hatırlarsanız bir kardeş yaralandığı zaman hemen diğeri yardıma koşuyordu yani. Bunda da aynısı oluyor ve sizi bir zamanlar Ares'te dövüştüğünüz yere ışınlıyorlar. Sen bu üzerinde bulunduğun kılıçla adresi öldürdüm o kılıç olmasaydı o gece ölmüş olacaktın. Biz senin geçmişini değiştirerek geleceğine yön verebiliriz gibi etkileyici laflar ederken, Kratos kardeşleri yenmek için onları aynalara hapsedip kırarak bir nevi zamanın dışına itiyor. Üçüncü ve son kardeşi tanımlamaya kelimeler yetmez. Kadın bildiğiniz bir bina gibi kendine ait platformu var. Bu arada evden çalışan insanlar da 100 sene sonra böyle görünecekmiş uyarayım. Bu dövüşü size açık açık gösteremiyorum. Çünkü kadının göğüsleri ortada. Yani bunu YouTube izin vermediği için değil durduk yere mideniz kalkmasın diye yapıyorum. Kadının ellerini platforma kıstırdıktan sonra orada bulunan sivri bir aleti kafasına saplayan Kratos artık zamanın iplerini elinde tutuyor. Aynada bu zamana kadar başından geçen önemli olayları görebilirsiniz. Kraken'le dövüşü, atları uyandırması derken oyunun en başına sarıyor ve Olimpos kılıcıyla beraber tanrısal güçlerini geri kazanan Spartalı Zeus'la birebir bir mücadeleye giriyor. İki faz halinde olan bu dövüş Kratos'un tamam ben teslim oluyorum beni öldür de artık bitsin bu işkence demesiyle bölünse de Kratos omuzluğu sayesinde yaptığı çevik bir hamleyle Zeus'u öyle bir dövüyor ki en sonunda ellerini sabitleyerek kılıcı ilk başta onun yaptığı gibi gördüğünüzde

Why do you sacrifice yourself? To save Olympus. I do not seek to destroy Olympus, only Zeus. Zeus is Olympus. He brought this to himself. Because of fear, Kratos. A fear felt by his father Cronos. A fear that wrought the great war, a fear that drove Zeus to kill you, his own son. His son. Just as Zeus was compelled to destroy his father, Kronos, you are compelled to do the same. No son should destroy his own father. No, I have no father. Zeus must live so that Olympus will prevail. If all on Olympus will deny me my vengeance,

Titanlarla Olimposluların yaptığı büyük savaşa sarıyor zamanı. Gaia'ya sesleniyor ve diyor ki Ares ve Athena öldü. Zeus zayıf, kılıç da bende. Bu savaşı kazanabiliriz fakat burada değil. Benim zamanıma dönün. Böylece bütün Titanları topluyor ve üçüncü oyunun açılış sahnesine geçiyor. Zeus'un tanrılara motivasyon konuşması yaparken Titanların dağa tırmanması ve o meşhur replikle oyun son buluyor. Bir oyunun tam bittiği yerden diğerinin başladığı yapımları çok seviyorum. Bu şekilde hem hikayede bir kopukluk olmuyor hem de arka arkaya oynarsanız çok uzun bir film izlemiş gibi güzel bir oyun keyfi yakalayabiliyorsunuz. God of War 2'nin sonunda Kratos kaderin kız kardeşlerini alt etmiş, Zeus'un ona ihanet ettiği zamana geri dönerek kaderini değiştirmişti. Elinde böylesine bir güç bulunan karakterimiz bununla da yetinmemiş, Titanlar ve Olimposlular arasında geçen büyük savaş dönemine dönerek tüm Titanları kendi zaman dilimine getirmişti. İkinci oyun bu saldırı sırasında Zeus'un diğer tanrılara yaptığı motivasyon konuşması ve devasa titanların dağa tırmanmasıyla son bulduğunda işte burası tam da 3. oyunun başladığı nokta. Bu yapım 2010 yılında bir sonraki nesle çıkmış olan ilk God of War oyunu. Daha sonra 2015 yılında Remaster'da da altında 60 FPS'de güncellenmiş grafiklerle PlayStation 4'e çıksa da şu anda PSN kataloğu sayesinde PlayStation 5'te de oynamak mümkün. Benim her konsol aldığımda defalarca bitirdiğim %100 tamamlaması en keyifli toplamda 6 saat uzun uzunluğundaki bu oyun ne anlatıyormuş gelin birlikte bakalım. Hikaye bu zamana kadar gördüğümüz en güzel grafiklerle ve bir savaş sahnesiyle açılış yapıyor. Zeus bütün tanrıları toplamış, bakın arkadaşlar başımızda Kratos diye bir bela var, gün birlik olma günüdür. Tarzında konuşmalar yaparken oyun boyunca mücadele edeceğimiz tüm karakterleri burada görebilirsiniz. Sağdan sola sırasıyla Poseidon, Hermes, Zeus, Hades ve Helios. Kardeşim ben de biliyorum Poseidon diye okundu. Elbette ki bunların dışında da öldüreceğiniz birçok kişi var. Fakat sürprizi kaçırmayalım. Tıpkı büyük savaş zamanında her bir tanrının bir titanla mücadele ettiği gibi hepsi birlik olmuş, sizin dağa tırmanmanızı engellerken o meşhur replikle birlikte oyunun kontrolü bize geçiyor. Burada bütün yetenekleriniz en üst düzey. Tüm kombolar açık. Olimpos'un kılıcı da dahil ikinci oyundan aldığınız eşyalarla dövüşürken Zeus, Poseidon'a bir işaret yapıyor ve suya atlamasıyla beraber ortaya çıkan yaratık Titanları aşağı çekmeye başlıyor. Bizim derdimiz Titanlar galip gelsin falan değil. Bizim derdimiz doğrudan intikam. Fakat bu yaratık üzerinde bulunduğumuz Gaia'yı da etkilediğinden karşılaştığımız ilk mini boss bu oluyor. Deniz atıyla ters, düz, baş aşağı birçok platformda dövüştükten sonra Kratos hayvanın alt çenesini çıkartarak yoluna devam ediyor. Tabi bunlar bir tane değil babadan olan esil oldukları için sizi tırmanış boyunca sürekli rahatsız ediyorlar. Arkada da Chains of Olympus'ta kurtardığımız güneş tanrısı Helios'un Perses'te olan mücadelesini görebilirsiniz. Kratos deniz atıyla ikinci dövüşünde yaratığın kolunu kopartıyor ve açtığı kaburgasına sapladıktan sonra Gaia'nın içine giriyor. Öyle sapıkça anlamayın lan fesat herifler. Bu oyunda daha önceden geçtiğiniz yerlere yeni eşyalarla tekrar tekrar döneceğinizi söylemiştim. Gaia'nın kalbi ve etrafındaki buzullar da bunun bir örneği. Poseidon atlara binmiş bir süvari gibi ortaya çıktığında gaye onu duvara çarpıyor ve saklamaya çalıştığı en zayıf yerine hasar veren karakterimiz adamı tek hamlede çekip çıkartıyor. always be God of War oyunlarında görebileceğiniz en etkili açılış sahnesi ve boss savaşı bu oyunda Poseidon'u kendi gözlerinden Po bir şekilde döven karakterimiz en sonunda adamın boynunu kırdığında bir tanrıyı öldürmenin nasıl sonuçları olacağına ilk elden şahit oluyor. Hani Atreus'a bak oğlum bir tanrıyı öldürmenin sonuçları vardır yapma böyle diyordu ya işte sürekli. Zamanında tecrübe etmiş adam. Poseidon'un ölmesi suların yükselmesine ve Yunanistan'ı sular altında bırakmasına yol açıyor. Kratos bu küçük zaferinin ardından Gaia'nın eline tırmanıyor ve nihayet Zeus'la yüzleşiyor. What will you do? Oyun size daha ilk dakikadan bu zevki tattırmaz. Zeus güve yükseliyor ve attığı şimşekle Kratos da Gaia'nın düşmesine sebep oluyor. Karakterimiz daha fazla tutunamıyorum diye yardım istese de Gaia diyor ki bak Kratos sen sadece bir piyondan ibarettin. Sana yardım edersem ikimiz de düşeriz. Bu bizim savaşımız, senin değil. Böylece karakterimiz Hades'in yeraltı diyarındaki Sitix nehrine düşerken bu zamana kadar çektiğim videolardaki en kritik anları tekrar görüyor ve o bahsettiğim güçlü akıntıda yüzerken sahip olduğu tüm yetenekleri kaybediyor. Sitix nehrinde akıntıya kapılırken eskiden Kaprisan aldığınızda yanında verilen Schlops oyuncağına benzeyen bu yaratıklar Kratos'u sağlık, büyü, orb neyi varsa emip bitiriyorlar. Bitap düşmüş bir şekilde ilerlerken eski dostumuz Atina'yı görüyoruz. Zeus için kendini feda ettikten sonra daha üst bir varlığa dönüşen bu tanrı, size daha önceden göremediği şeyleri artık görebildiğini, Zeus'un ölmesi için Olimpos'un ateşini bulmanız gerektiğini söylüyor. Kratos fikrini değiştirenin ne olduğunu merak ediyor haliyle. Kadın onu korumak için kılıcın önüne atlamıştı ve soruyor. Zeus yaşadıkça insanlık için umut olmayacağı cevabını aldıktan sonra Güveninizi kazanmak için atina kılıçlarınızı yeniliyor ve şimdilik ortadan kayboluyor. Önceki oyunlarda birkaç defa ziyaret ettiğimiz yeraltı dünyası artık göze çok daha hitap eden şekilde tasarlanmış ve burada yeni güçlerinizi test edebileceğiniz bir sürü adam karşınıza çıkıyor. Bu gördüğünüz adamın adı Peiritos. Perseus, siz o konuşuna takılmayın. Kendisi Chains of Olympus'tan tanıdığımız yeraltı kraliçesi Persephone'i kaçırmaya çalıştığı için Hades tarafından cezalandırılmış. Beni buradan kurtar, sana yayımı vereyim şeklinde bir teklif yaptığında Kratos sizce adamı kurtarmak için çabalar mı yoksa sadece çalıların arkasına geçip yayımı almaya çalışır? Apollon'un yayı eğer benim gibi oyunu en zor modda oynuyorsanız çok işinize yarayacak bir silah hem menzilli hem de kısa sürede çok seri atışlar yapabiliyor. Blade of Exile'dan sonra kesinlikle ilk geliştirmeniz silah budur. Çalıları yakıp yol açmasından bahsetmiyorum bile. Olimpos'un dengede durmasını sağlayan bu zinciri tutan 3 yeraltı yargıcı, sizi yargılanmaya layık mısınız diye bir sınava tabi tutmak istiyorlar. Eğitim fakültesine gittiyseniz, öğretmenlik okuduysanız bir sınav hazırlarken başlara kolay soruları, Sonlara doğru da zor soruları koymanız gerektiğini öğrenmişsinizdir. Bu mücadelede aynen öyle tasarlanmış ve gittikçe zorlaşıyor. Başta zararsız ruhlara dönüşen masumlar, ikinci sınavda Hades'in ordusuna katılıp daha güçlü yaratıklara dönüşüyorlar ve sonuncu mücadelede de her şeyi yok etmenizi istiyorlar. Yargıçların kafasının arkasındaki mavi kristalleri fark etmişsinizdir. Buraya daha güçlü bir silahla tekrar döneceğiz. Ups, spoiler. Yapımcılar eski oyunlara gönderme yapabilmek için ruhlar tarafından yazılmış bazı notlar iliştirmişler oyuna. Mesela bu not çok büyük ihtimal Kratos'un kızı Calliope tarafından yazılmış. İlerleyince karşısına çıkan ve ona baba diyen bu bronz heykel figürünü kızı sanıp heveslense de bu kız henüz adını bilmediğimiz farklı birisi. Fakat hikayedeki yeri o kadar önemli ki tüm maceramız bu kızı bulmak, kurtarmak ve belli yere götürmek üzerine kurulacak. Bu notsa muhtemelen Kratos'un annesi Kalisto tarafından yazılmış. Hatta birinci oyundaki kaptanın yakarışlarını bile okuyabilirsiniz. Zeus ve Hera'nın oğlu olan Demirci Tanrı Hephaistos'u gördüğünde, bu arada bu mu öyle değişik bir şekilde okunuyor. Neyse siz takılmayın arkadaşlar bunlara. Kratos ona Olimpos ateşini soruyor ve burada o ateşe dokunan her şeyin öleceğine dair önemli bir bilgi alıyor. Ne tanrı ne insan hiç fark etmez. Kim dokunursa dokunsun anında ölüyormuş. Bu kısmı dahil ediyorum çünkü bu bilgilerde tekrar karşımıza çıkacak Seri boyunca birkaç defa yeraltı dünyasına düşmüş olsak da o zamanlar tek amacımız sadece buradan kurtulmaktı. Kratos ikinci oyunun sonunda söylediği eğer Olimpos tanrıları benim intikamımı almamı engelleyeceklerse o zaman tüm Olimpos ölecek sözünü tutuyor ve Hades'in bulmacasını çözmeye başlıyor. Koskoca Hades yeraltının tanrısı öyle az buz değil. 6 yaşındaki bir çocuğun bile çözebileceği bir güvenlik önlemi almış. Kolları ayırıp kelepçeyle sabitleyen Kratos, Persephone'nin mezarını kapı zili gibi kullanıyor ve iki hamlede göğsü kırıp Hadesle yüzleşiyor. Onu yenmekse çocuk oyuncağı. İki aşamalı bir boss ve ilkinde sizden birkaç kat daha büyük bir cellat görüntüsüyle geliyor Hades. Kratos, so About some time for us. You know, we need it. I sense some bad blood between us, Kratos. Oh, all the memories. They're overwhelming, really. Let's see. How many sins have you committed against me? Oh, that's right. You murdered my niece, Athena. And what else? What else? My brother, Poseidon, and I have not forgotten that it was you who butchered my beautiful queen. I will see you suffer as I have suffered. Your soul is mine. It is Yeterince hasar aldıktan sonra kafesin üst kısmına tırmanıp üzerinize atlıyor. Biraz daha hasar aldıktan sonra tüm odayı zincirlerle kaplayan daha güçlü bir saldırı yapıyor. Kendinden minik minik parçalar koparttıktan sonra kılıçlarınız kenetleniyor ve ikinci fazlaysa sizden artık kat be kat büyük bir şekilde karşınıza çıkıyor. Köşe kapmaca tadında bir platform oyunu gibi arkasına geçerek saldırdığınızda artık Hades'in pençeleri sayesinde bir tanrının ruhunu ele geçiren Kratos tüm ruhları özgür bırakıyor. Nasıl ki diğer oyunlarda Poseidon'un mızrağını edindiğimizde suyun altında nefes alabiliyorsak, bunda da Hades'in ruhu sayesinde Styx nehrinden hasar almadan yüzebiliyorsunuz. Demirci tanrı ki burada adını telaffuz etmesi zor diye böyle söyleyeceğim artık, yeraltı dünyasının tanrısının öldüğüne çok şaşırıyor ve size geçmişi hakkında her zaman böyle bir canavar olmadığına dair bir hikaye anlatıyor. Zamanında o kadar başarılıymış ki bu adam. Zeus onu Afrodit'te evlendirerek ödüllendirmiş. Fakat Kratos'un Ares'i öldürdüğü düğü gün artık nasıl bir dayak yiyip cezalandırılıyorsa ucube bir formda kalmış ve buraya hapsedilmiş. En kötüsü de kızı Pandora'yı elinden almış Zeus. Onu tekrar yanatmayı defalarca denese de hepsinde başarısız olan Hephaestus sizden kızını kurtarmanızı istediğinde öyle bir replik kullanıyor ki birkaç saniyeliğine de olsa Kratos'un kalbine dokunuyor diyebiliriz. You can bring her back to me. Your child is not my You were once a father too. Bu arada Afrodit'le evlendi demiştim ya. Mitolojide evli olmalarına rağmen Afrodit'in ilgisini en çok çeken tanrı Ares'miş. Günün birinde bu demirci tanrı görünmez bir ağ yapıp yatağın üstüne asmış. Ve karıcığım ben yolculuğa çıkıyorum demiş. Kocası gittikten sonra Afrodit ne yapıyor? Ares'i davet etmiş ve küçük şakşakiyeler sonrası yataktayken bu ağ üstlerine düşmüş. Çiftin ne kaçması ne de ayrılması imkansızmış. Ne kadar çabalarlarsa o kadar karışıyorlarmış. Demirci Tanrı daha sonra "Bakın beyler, bakın karım kendini ne hale düşürdü. Rezil etti." diye başka tanrıları da bu olaya şahit olsunlar diye çağırmış. E bundan sonra da zaten Afrodit'in ne hissettiğini az çok tahmin edebilirsiniz. Yani Ares'ten de pek fazla haz ettiğini söyleyemeyiz bu demircinin. Neyse biz şimdi mitolojiyi bırakalım, dönelim yine oyunumuza. Hyperion geçidi adı verilen bu portalları kullanabilmek için bir tanrının ruhuna sahip olmanız lazım. Az önce Hades'in ruhunu alan Kratos için artık bu bir engel değil. Fakat adam ruhlar serbest kaldıktan sonra kızını aramayı bir anlığını aklından geçirince Athena tekrar ortaya çıkıyor ve ona amacını hatırlatıyor. İki saatlik bir oynanış sonrası artık oyunun ikinci kısmına, City of Olympia'ya geçti. Burada ilerlerken Kratos, oyunun başında ona ihanet eden Gaia'yı görüyor ve kadın utanmaz bir şekilde sizden yardım istiyor. Kratos'un ona verdiği cevapsa tam bir Sigma moment. Kratos, Do I mean nothing to you? You were a means to an end, Gaia, nothing more. But I must face it. The Titans must take down Olympus. No, this is my war not Burada karşılaştığımız tanrı ise Chains of Olympus'ta Atlas'ı elinden kurtardığımız Helios. Kendisi güneş arabasındayken başka bir titanla mücadele ediyor ama fırlatılan kazığı engelleyecek kadar çevik bir manevra yapamıyor. Şunun da oyundaki en sinir bozucu yaratıklardan biri olduğunu söyleyeyim. Neyse efendim biz kazığı çakınca dengesi bozulan Helios'u Titan bir sıkıyor. Sonra da seninle işim bitti artık dercesine bir kenara fırlatıyor. Bu sebepten dolayı da sizle savaşamıyor. Çünkü zaten ağır yaralı adam. Kendini bir grup kalkanlı askerle korumasına rağmen Kratos Cyclops yardımıyla bu savunmayı aşıyor ve kendisini öldürmeden önce ufak bir sohbet ediyor Güneş Tanrısıyla. "Size bir zamanlar beni Atlas'tan kurtarmıştın yani. Heh, işte onu tekrar yap. Ben de sana söz veriyorum borcumu tamamıyla ödeyeceğim." dediğinde bakıyor Kratos hiç oralı değil. Son nefesiyle de olsa sizi engellemeye çalışıyor. The power of the sun. Kafasına vuruldukça adeta pili biten dandik bir el feneri gibi ışığı sönen Helios, size Olimpos ateşinin gücünü almak için içine girmelisin diye yalan da söylüyor. Hatırlarsanız Hephaestus ne tanrı ne de insan, ateş ona dokunan her şeyi yok eder demişti. Helios'un kafası artık kemerimizi süsleyen bir el feneri olduğunda yine bir tanrıyı öldürmenin bedelini görüyorsunuz. Nasıl ki denizlerin tanrısını yok ettiğinizde okyanuslar taşmış ve Yunanistan'ı sular altında bırakmışsa, bu sefer de Helios'un ölümüyle güneş kararıyor ve tüm dünya karanlığa gömülüyor. Bu kafayı gizli kapıları açmak, karanlık yerleri aydınlatmak, hazine bulmak veya düşmanları kısa süreliğine kör etmek için kullanabilirsin. Hatta yüz düşmanı kör et diye de bir başarım var. Kratos ikinci oyunda Icarus'tan aldığı kanatlarla öyle bir yükseliyor ki mağaralara gelmeden önce bu Titan'ın da icabına bakmayı unutmuyor. Zeus'un habercisi olduğu için son derece hızlı hareket eden bu altın saçlı tanrının hızlı koşmaktan öte bir yeteneği yok aslında. Sizinle dalga geçencesine etrafınızda koşuyor ve bir bölüm boyunca onu yakalamak için peşinden gidiyorsunuz. Olimpos'un ateşi diye bahsettiğimiz şey ise yıllar önce Ares'i öldürmek için açtığımız Pandora'nın kutusuyla aynı şey. Athena size bu kutunun içinde çok daha kudretli, yıllardır dünyada olmayan bir güç olduğunu söyleyerek bir hikaye anlatıyor. Zeus eskiden büyük savaş döneminden doğan bütün kötülükleri almış, demirci tanrıya yaptırdığı onu tutabilecek kadar güçlü bir kutuya hapsetmiş. Yani Kratos Ares'i öldürmek için bu yasaklı gücü kullanmış meğer. Kutunun anahtarı ise adında gizli. Oyun boyunca karşımıza çıkan Hephaestus'un kızı Pandora. Pandora aslında da Kratos, Poseidon, Hades ve Helios'un ölümüyle insanlık için yarattığı yıkıma bakarken Hermes yine geliyor ve kovalamaca başlıyor. Olimpos'un hızı bende, beni asla yakalayamazsın, sen sadece sıradan bir ölümlüsün gibi laflara kulak asmayan karakterimiz, tıpkı küfürbaz Haydo'nun oğlum Şemistan çek beni yay gibi fırlat, ibuzyayım oraya demesi gibi, kendini mancınıkla öyle bir fırlatıyor ki Hermes Hermes, Hermes. Neyse anladınız ana fikri. Artık böyle şeylere takılmayacağım. Hermes son konuşmasını yaparken botlarına bakıyor ve bunlar iyiymiş, ben bunları alayım, işime yarar düşüncesiyle altın saçlı tanrının ayaklarını kesiyor. Siz duvarda yürüyüp parkur yeteneklerinize üst boyuta ulaştırırken Hermes'in ölümü ise insanlık için adeta bir veba, bir hastalık getiriyor. Kratos Olimpos'un ateşini koruyan mekanizmayı indirmek için önce bu piyanoyu akort ediyor. Ardından Gitariro gibi oyunun tema müziğini çalıyor. Fakat o da ne? Manivelayı hareket ettirirken şöyle bir şey oluyor. Şimdi yeni hedefin ise zinciri tutan 3 yargıcı ortadan kaldırmak. Arkalarındaki mavi kristaller için daha güçlü bir silaha ihtiyacımız olduğunu söylemiştim. Bunun anahtarı ise Herkül'de. Mitolojide 12 görevi olan bu karakterin aslında yaptığı işler çok büyük olsa da sizin Ares'i öldürüp yerine geçmenizi, insanlar arasında daha çok tanınmanızı öyle bir kıskanmış ki sizden daha güçlü olduğunu kanıtlamak için sizinle dövüşmek niyetinde. Bu arada görevler arasında nemeyen aslanını öldürmekten tutun, ahır temizlemeye kadar görevler var. Annesi Hera da aferin oluşuma dercesine adamı destekliyor. Önce adamlarını üzerinize yollayan Herkül, işi kendi halletmek istediğinde arena yayınıyor ve kendisine zarar verdiğinizde dikenli duvarlara yapıştırarak zırhından bir bir parça kopartıyorsunuz. Kratos Nemean Sestus denilen bu aleti alıyor ve Herkül'ün kafasını kendi silahıyla vura vura patlatıyor diyebiliriz. Sextus'la beraber şimdi toplamda 3 adet silahımız oldu ve bunu kristalleri kırmak için kullanabilirsiniz. Kratos yolculuğu sırasında geçmesi gereken bir kapı görüyor ve bunu açık tutabilmek için Poseidon'un kızını bir kapı tutacağı olarak kullanıyor. Maşallah kadının da her şeyi meydanda. Bu olimpostularda da hiç mi utanma yok arkadaş? Tam bunu demişken bir de üstüne Afrodit'in odasına giriyorsunuz ve uzun zamandır gerçek bir erkekle yatağını paylaşmadığını söyleyen bu kadını mutlu ederseniz bir başarım açabilirsiniz. Ben bu oyunu oynarken ailem de aynı odada bulunurdu. Televizyondan oynardım ve Afrodit'in odasına geldiğimde her zaman girişte oyunu kaydederdim. Bizimkilerin gitmesini beklerdim devam etmek için. Oyun bu sefer sahnede kırılan bir vazo göstermek yerine bu kadınları göstermeyi tercih etmiş. Kadının portalı bile vajina şeklinde. Yazık arkadaşlar çok yazık. Bu geçitte doğrudan Hephaestus'un yanına çıkıyor. Hatta zavallı adam seviniyor benim güzel karım geri döndü belki diye. Kratos labirenti aradığını söyleyince demirci tanrı durumu hemen anlıyor ve kızından uzak durmasını söylüyor. Hatta bunu o kadar ciddiye alıyor ki Kratos'a kafa bile tutuyor. Pandora bir çocuk görünümünde olsa da aslında ne canlı ne de ölü bir varlık. Olimpos ateşinin kendisinden oluşmuş bir anahtardan ibaret. Fakat Hephaestus onu kızı gibi sevmiş, kız da elbette ki onu babası olarak görmeye başlamış. Zeus geldiğinde ona anahtarı vermek yerine demiş ki kutuyu saklayabileceğin en güvenilir yer Kronos'un sırtı. Sonuçta kim bir titanı alt edebilir ki diye düşünmüş. Fakat Kratos ne yapıyor? Gidiyor birinci oyundaki kutuyu çatır çatır ele geçiriyor. Durum böyle olunca Zeus bizim demirci tanrıyı döverek kızını elinden alıyor. Onu da burada esaretle cezalandırıyor. Demirci tanrı bu hikayeden sonra bir anda fikir değiştiriyor ve diyor ki haklısın eğer bu Zeus'un ölmesi demekse sana seve seve yardımcı olur sana çok güçlü bir silah yapacağım şimdi fakat bunun için bana Omphalos taşı diye bir şey lazım benim silahlarım var zaten deseniz de öyle bir ballandıra ballandıra anlatıyor ki silahı en sonunda sizi taşı bulmak için Tartaros'a yol diyor. bir zamanlar Kratos'un kılıçlarının dövüldüğü titanların esir tutulduğu yer e tahmin edersiniz ki bu taş siz gidip alın diye öylece beklemiyor hatta hiç aklınıza gelmeyecek bir yerde Kronos'un midesinde duruyor. Gaia'yı öldürmenizden dolayı sizi öfkeli olan bu Titan... ...ki aynı zamanda Zeus'un da babası olur kendisi... ...sizin de dedeniz olur... ...buranın sizin mezarınız olacağını söylüyor... ...ve başlıyor sizinle dövüşmeye. Bu boz savaşı toplam 10 dakika sürse de... ...özet şekilde anlatacak olursam şöyle oluyor. Kratos, Kronos'un tırnağını kopartıyor... Gözlerini Helios'un kafasıyla kör ediyor derken Titan'ın onu yutmasıyla midesine giriyor. Anne soğuk anne, anne sıçamıyorum karnım ağrıyor anne. Diye karnında bir hazımsızlık yaşarken Kratos, Olimpos kılıcıyla adamın karnını baştan sona yarıyor ve tüm bağırsakları dışarıdayken son darbeyi indiriyor. Kratos'un gerçekten Zeus'u öldürmek için yapmayacağı şey yok. Adam dedesini bile öldürüyor. Mesela ben dedemi çok severim. Asla dedemi öyle şeylere sokmam yani. Ve böylece başlıyor demircimiz bize o öve öve bitiremediği silahı yapmaya. Şimdi bize sıradaki sahnenin ipucunu veren iki şey oldu. Birincisi Kratos'un Olimposlular kendilerini fazla abartıyor dediğinde Hephaestus'un ona bunu aklımda bulunduracağım demesi. İkincisi ise silahı yapmadan önce elindeki aleti lava koyduğunda oyunun bunu bize göstermesi. Kendisi için bir boss bile denemez aslında. Zavallı adam. <laughs> Pandora. My beautiful Pandora. Please spare her. Pandora. Forgive me. Burada Hera'nın bahçesi var. Bu oyundaki tek bulmaca diyebilirim. Bolca perspektif kullanıp yolu oluşturarak köprüyü tamamlamanız gerekiyor. Tamam Zeus'un eşi diyoruz, büyüklere saygımız var, anan babandır, kadın çiçektir diyoruz da Hera öyle bir konuşuyor ki en sonunda Kratos'un tepesi atıyor ve tek hamleyle kadının boynunu kırıyor. Labirenti inşa eden Daedalus esir tutulmasından dolayı kafayı yemiş ve sürekli onu alacağım, bunu kullanacağım. Bu bana oğlum Ikarus'u geri getirecek tarzında sayıklıyor. Labirenti hareket ettirebilmek içinse Boreas'ın buzuna ihtiyacınız var. Biz bu gücü aslında Ghost of Sparta oyununda görmüştük. Kuzey rüzgarının buzlu nefesini içeren bir mücevher. O da bu akrebin kuyruğunda gizli. Daedalus sizi başta oğlu sanıp gerçeği öğrenince bir üzülüyor, bir üzülüyor ki sormayın. Zaten birkaç dakika sonra da labirentin hareket etmesiyle tost oluyor. Oyunun bu kısmı labirentin son sekansı. Bunu %100 bitirmek isteyenler içinse tam bir işkence. Hiç ölmeden labirenti tamamla diye bir başarım var. Fakat sizin kontrolünüz dışında gerçekleşen çok fazla olay var burada. Sağdan soldan diken çıkıyor, alevli tuzaklar var, küçük bir alanda birçok düşmanla savaşıyorsunuz derken Kratos en sonunda Pandora'ya ulaşıyor. Şimdi hedefiniz ise kızı sağ salim bir şekilde kutuya ulaştırmak. Yolculuk sırasında Pandora size Umut hakkında karakterimizi değiştirecek olan o konuşmayı yapıyor. Umut bizi güçlü kılar, her şeyimizi kaybettiğimizde sahip olduğumuz tek şey odur derken Kratos'un yüzündeki ifadeyi açıkça görebilirsiniz. Şimdi önümüzde tek bir engel kaldı. Az önce kutuya ulaşmaya çalışırken yargıçlar zinciri çekiyordu hatırlarsınız. Kratos bunların arkasındaki kristallere vuruyor ve en sonunda zinciri kırarak Olimpos'un bütün dengesini alt üst ediyor. Siz her ne kadar yapılması gerekeni yapacağım, çocuğu ateşe götüreceğim deseniz de artık son anda ne oluyorsa bilmiyorum. Kratos yapma Pandora ben başka bir yol bulurum diyerek kızı korumaya çalışıyor. Bu tam da 2018 God of olgun Kratos Kratos'un yapabileceği bir hareket. Yani o değişim buradan başlıyor diyebiliriz. Pandora her ne kadar bırak beni ben bir çocuk değilim canımı yakıyorsun dese de Zeus'la karşılaştıktan sonra küçük bir kız çocuğu gibi Kratos yardım et diye bağırıyor. Burası fazla cinsiyetçi oldu beyler. Bunu değiştiriyoruz. Pandora Zeus'la karşılaştıktan sonra yaşadığı korkuyla beraber haklı olarak acı içinde yardım istiyor. Ben de olsam ben de isterim. Oyunun finalinde de elbette ki Zeus'la karşılaşıyoruz. Başta Mortal Kombat, Tekken gibi lineer bir şekilde yapılan bu dövüş, ikinizin birbirinizi duvarlara vurup etrafa zarar vermenizle başka bir yere taşınıyor. Bunu fırsat bilen Pandora kutuya yaklaşmaya çalıştığında bakın ne oluyor. Don't A pathetic life. Don't fail. Don't fail her like you failed your family. <laughs> kutu maalesef boş çıkıyor. Zeus da burada savaşırken onu öldürmeye çalışmak yerine oyalamanız en doğrusu. Çünkü dövüşün ilerlerinde Gaia geliyor ve baba ve oğul şimdi birlikte ölecek diyerek sizi ezmeye çalışıyor. Oyunun başladığı yerdeyiz. Gaia'nın kalbine vurarak ona kalp krizi geçirdikten sonra Zeus geliyor ve bol tekrarlı uzun bir dövüş sonrası seri boyunca aradığımız intikamı sonunda alıyoruz. Hem de bir taşla iki kuş vurarak. Fakat Zeus'un size göstermediği bir formu daha var. Adam içinize öyle bir korku veriyor ki sizi karanlıktan başka bir şey olmayan bir boyuta gönderiyor. Burada bütün korku ve pişmanlıklarını tekrar yaşayan karakterimiz Pandora'nın yardımıyla ışığa ulaşıyor ve şeytanlarıyla yüzleşerek bir nevi kendini affedip iç huzuru buluyor. Close Kalioli. Mother, I'm scared. Are they coming to get us? Your father will protect us. Man this village! Ban it to the ground! Daddy? Kryptos! <laughs> no! No! Ah! no, Mother, no! Ah! no! My wife. My child. Wow. No. They were left in Sparta. Ares! Kratos, in the darkness, the fires of hope will set us free. No, Kratos! Stop! <laughs> Athena! No! Remember Kutuyu tekrar açtığında içindeki umudun gücünü kullanan karakterimiz Zeus'u bu sefer temelli olarak öldürüyor. İntikamını aldı. Onca katliam yaptı. Peki ne uğruna? Athena geliyor ve sizden kutuyu açtığınızda elde ettiğiniz gücü ona geri vermenizi istiyor. Siz her ne kadar kutu boştu, Pandora boş yerini öldü deseniz de kadın diyor ki kesinlikle öyle bir şey olamaz. Sen o kutuyu açtığında bir güç aldın. O güç senin geçmişinin ağırlığı altına gömülmüştü. Kendini affettiğinde onu açığa çıkardı. Kratos yine kendi bildiğini okuyarak intikamın burada son buluyor diyerek Olimpos'un kılıcını havaya kaldırıyor. Athena'ya bir kez daha saldıracak derken kılıcı kendine saplıyor. Ve içindeki umudun gücü Gücünü bütün insanlığa veriyor. O hayal kırıklığına uğramış, eli boş bir şekilde dönerken, Kratos'un kanlar içinde yerde yatmasıyla oyun son buluyor. You <laughs> Credits ekranı sonrasındaysa kan izlerinin denize doğru gittiğini gösteren, yani Kratos'un hayatta kaldığını ima eden bir sahne mevcut. 8 sene beklediğimizde yıl 2018 iken bunun doğru olduğuna da şahit olduk zaten. Ne maceraydı ama. Böylece toplamda 6 God of War videosuyla eski seriye burada noktayı koyuyoruz. 4 bölümlük God of War serisinden sonra geleneği bozmadım ve işte karşınızda kısa sürede God of War 2018'in tüm hikayesi. Yunan mitolojisinden sonra İskandinav mitolojisine geçip bu kıyılarda bir insanmış gibi yaşamını sürdürmeyi seçen karakterimizin macerası eşi Fey'in cenazesi için daha önceden işaretlenmiş bir ağacı kesmesiyle başlıyor. Henüz 11 yaşlarında olan oğlumuz Atreus'un annesinin ölmeden önceki son dileği ise küllerinin en yüksek dağın tepesinden dökülmesi. Kratos, oğlu bu uzun ve zorlu yolculuğun üstesinden gelebilecek mi diye görmek istediğinden, ona bir geyik avlama görevi veriyor. Kendisi her ne kadar görmüş geçirmiş, sabırlı ve mantığıyla hareket eden birisi olsa da, oğlu Atreus maalesef bir o kadar tez canlı, tecrübesiz ve duygularıyla hareket edip sıklıkla babasının sözünün dışına çıkan birisi. Old. <laughs> What are you doing? Now guard is up! Only fire. Only fire. When I tell you to fire. I'm sorry. Do not be sorry. Be better. Trolle yaşanan küçük bir dövüşten sonra Atreus'un sinir krizi geçirmesiyle babası onun bu yolculuğa henüz hazır olmadığına karar veriyor. Ayrıca burada oğlumuzun bir süredir hastalıkla uğraştığını, kendini kaybettiğinde yere yığılıp kuru kuru öksürdüğüne de tanık oluyoruz. Ow! What are you Try again. Why are you doing that? Too slow. Try again. Cut it out! Weak. Again. Again! Stop it! Again! <coughs> Your anger. You can get lost in it. That ahead is difficult. and you Atreus are clearly not ready Eve döndüğümüzde kapınızı çalan bu yabancı Kratos'a göre oldukça cılız ve kısa boylu görünse de adam fiziksel olarak bize kafa tutabilecek kadar güçlü. Ben senin kim olduğunu biliyorum. Sen evinden çok uzaktasın. Bana istediğimi verirsen giderim diyen bu yabancının ne istediğini neredeyse oyunun sonuna kadar bilmiyoruz. Fakat Kratos'tan sanki geçmişini biliyormuş gibi bahsetmesi karakterimizi elbette tedirgin ediyor ve ister istemez kendisini bir dövüşün içinde buluyor. Leave my home. You are going to have to kill me for that to happen. <laughs> I warned you. Finally. You would not listen. No. Um, fine. My turn. Oh. Uh. Ha bu arada şu detayı da vereyim, Kratos oğluna geçmişinden bahsetmeyi bırakın, bir tanrı olduğunu bile söylememiş. Evinizin çatısına verdiği hasarla içeride iki yatağın olduğunu gördükten sonra yabancı, sen söylemezsen belki o içeride sakladığın kişi söyler diyerek Kratos'u kışkırtıyor ve söz konusu oğlu olunca bu babanın hala ne kadar hiddetli olabileceğini görüyoruz. <laughs> Dövüşün ilerlerinde rakibimizin tıpkı bir tanrı gibi kendini iyileştirebilmesinin yanı sıra aldığı darbelerin hiçbirini hissetmediğini öğrensek de Kratos adamın boynunu kırıyor ve rakibini öldürdüğünü düşünerek ağır adımlarla evine doğru yürüyor. Hey, what do I do? Our son is not ready to carry your ashes to the top of the mountain. <sighs> ah. Atreus'u saklandığı yerden çıkaran karakterimiz, ona eşyalarını toplamasını, hazır olmamasına rağmen artık burada kalmanın güvenli olmayacağını söylüyor ve en yüksek dağın tepesine olan yolculuğumuzda böylece resmi olarak başlıyor. Bahsettiğim dağı da şu an karşınızda görüyorsunuz. Yakın görünüyor fakat yol boyunca o kadar engel çıkacak ki karşınıza. Bu maceran biz oyuncular için toplam 12 saat sürecek. Tepeye tırmandığınızda fark ediyorsunuz ki evimizin etrafını çevreleyen koruyucu bir run kıtası var ve kesilen bir ağaçla büyü bozulmuş. Bu da eşimiz Fey'in cenaze için kullanılmasını istediği ağaç. Yani her şey hem Atreus'un gelişmesi hem de bazı şeyleri açığa çıkarması için başından sonuna kadar planlı. Oğlumuz hayvan veya başka bir canavar öldürmeyi bir yere kadar anlasa da öldürdüğü ilk insanla beraber duygusal bir çöküş yaşıyor. Zihni darmadağın oluyor ben ne yaptım tarzında düşüncelere giriyor. Tabii Kratos'un bak daha yolun başında böyle yapacaksan eve götürürüm seni ha, demesiyle hızlıca toparlanıyor. Böyle olması normal. Her ne kadar babası Kratos gibi bir Sparta generali olsa da sonuçta o sadece 11 yaşında bir çocuk. Hayvanı yolu kapatmış olan bu mavi cücenin adı Brock. Kendisi oyun boyunca bizi eşlik edecek, silahlarımızı güçlendirip bize yan görevler verecek olan iki demirci kardeşten bir tanesi. Atreus'un yetenekleri öyle sadece sağa sola ok fırlatıp atlamaktan zıplamaktan ibaret değil. Brockun hayvanıyla konuşuyor ve ağaçta onu korkutan şeye baltanızı fırlattığınızda Brock bu silahı hemen tanıyor ve diyor ki biz onu kardeşimle birlikte yaptık. Kratos buna başta inanmıyor. Çünkü silah ona eşi Faye tarafından hediye edilmiş. Fakat Brock inanmıyorsan kabzanın altında bir run var diye kanıt sunduğunda Kratos bir bakıyor gerçekten de var. İkna oluyor ve burada ilk geliştirmemizi ücretsiz bir şekilde alıyoruz. Oğlumuzun yetenekleri gelişsin diye avlanmalarımız devam ediyor ve ikili burada oldukça farklı görünen derisi kalın bir domuz buluyorlar. Okun vücudundan sekmesine rağmen ya baba bunda bir iş var bak bu özel bir domuz biz en iyisi bunu avlamayalım demeyen baba oğul ısrarla domuzu takip ediyor ve yine önemli bir karakter olan henüz ismini bilmediğimiz orman cadısıyla tanışıyorlar. Hayvanına verdiğiniz zararı telafi ederken kadın Kratos'a ben senin kim olduğunu biliyorum. Sen bu diyarlarda olmasan da kesinlikle başka bir diyarda bir tanrısın. Oğlunun gerçek doğasından haberi var mı? Senin tanrı olduğunu biliyor mu? şeklinde bir sohbete giriyor. Tabi Kratos verdiği kararın arkasında durarak sen bizim aile işlerimize karışma deyince kadın size bir koruyucu run yaparak verdiği pusulayla birlikte evinden uğurluyor. Denize açıldığınızda şöyle bir yazı görüyorsunuz ve Kratos'un baltasını fırlatmasıyla Jormungandr denilen dünya yılanı uyanıyor. The axe did not return. Burada silahınızı geri aldığınızda ekranda yazan "Eater"le ile dolduruldu yazısına dikkat edin. Bu aşamadan itibaren artık yan görevleri takip edebilirsiniz. Fakat bu bir hikaye anlatım videosu olduğundan detaylı bilgi edinmek isterseniz 4 bölümlük seriyi izlemenizi tavsiye ederim. <laughs> Yılanın hareket etmesiyle birlikte artık sular çekilmiş ve daha önceden göremediğiniz yerleri görmeye başlıyorsunuz. Yolculuğumuza devam ederken diğer kardeş Sindir'i görüyoruz. O da baltanızı fark ediyor ve biz onu senin için değil, Fey için yapmıştık diyor. Ücretsiz bir geliştirme daha aldıktan sonra dağın girişine ulaşsak da yolumuzu kapatan kara bir sis görüyoruz. Bir anda cadı çıka geliyor ve size bunu dağıtabilecek tek şey Alfheim'ın ışığı dediğinde baba oğul Tir'in tapınağından yapacağı bu yolculukta önce köprüyü onarıyor... Sonra da bu seyahatin nasıl çalıştığına dair cadıdan bilgi alıyor. Kratos anahtar görevi gören Byfrost yerine takıyor ve Alfheim'ı seçtiğinde artık bambaşka bir diyardasınız. Cadı burada size eşlik edemiyor çünkü tanrılar onu Midgard'da tutabilmek için çeşitli tedbirler almış. Alfheim ışık ve kara elflerin vatanı ve iki ırkta ışığı ele geçirebilmek için uzun yıllar boyu savaş vermiş. Baba oğul bu savaşın sonuna şahit oluyor ve ışığı Bifrost'a aktarabilmek için galip taraf olan kara elflerle savaşmaya başlıyorlar. Yaklaşık 40 dakikalık bir sekans sonra sonrası ışığı restore ettiğinizde Kratos Bifrost'u doldurmak için bir hamle yapıyor ve ışığın içine çekildiğinde oyun boyunca önem taşıyan bazı yerleri görmenizin yanında bir de Atreus'un arkanızdan annesine dert yandığını dinliyorsunuz. What is this? Faye? Please come back. I know you're out there somewhere. Hey. Wait. Come back! No! No! What have you done? Why did you do that? I saved you! You were trapped in there! I waited and I waited, but you wouldn't come out! So I pulled you out! Boy, I was gone only... Siz içeride saniyeler geçtiğini düşünseniz de aslında çok uzun zaman geçmiş ve Atreus bu süre zarfında birçok kez saldırıya uğrayıp tüm düşmanları yere sermiş. <laughs> Byfrost'u oğlumuzun yayına sürüp ışık oklarıyla birlikte yolumuza devam ederken Kara Elf'lerin kralını da öldürdükten sonra Midgard'a geri dönüyoruz ve kara dağıtmayı başarıyoruz. Fakat siz sadece dağın küçük bir kısmına giriş yaptınız. Tepeye ulaşmak için daha çok yol var. Kratos'un yalnız başına olsa birkaç dakikada çözebileceği bu bulmaca, Atreus'un heyecanlı hareketleri yüzünden uzuyor da uzuyor. And if we get this I think the rope stuck under that rock. That was careless. Yes, sir. Sorry, sir. Tepeye ulaşma amacıyla asansör tarzı bir platform oluşturduğunuzda bir de bu ejderha ile uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Ağzına verdiğiniz zararla başlayan bu dövüş ejderhanın kendini elektriklendirdiğinde fırlattığınız özlerle devam ediyor ve Kratos bu devasa canavarı bir nevi içeriden patlatıyor. Sindirin ise bu iyiliğin karşılığını vermek için size hediye ettiği öksü otları oyunda çok kritik bir yer taşıyor. İleride anlayacaksınız. Tabi koskoca ejderhadan kurtulmak için birkaç tane ok yetmez. Bunun yanında bir de canavarın dişini kullanarak size elektrikli oklar yapıyor. Düşmanlara zincirleme saldırı yapıp çeşitli yapıları patlatan bu oklar benim oyun sonuna kadar aktif olarak kullandığım oklardı. Mavi olanı sadece köprü oluşturmak için kullandım diyebilirim. Ejderha ile savaşırken Atreus'un sadağının kayışı kopmuş ve Kratos bunu öksürüyor otlu oklardan biriyle onarıyor. Tamamen edebiyattaki Çehov'un tüfeği mantığıyla aynı. Gösterilen hiçbir sahne boşuna değil. Dağın tepesine tırmanırken yaşayan en zeki adam olduğunu söyleyen Mimir'in yanında evimize gelen yabancı ve Thor'un iki oğlu Modi ile Magni var. Ekip dağıldıktan sonra Mimir'le konuşuyoruz ve bize diyor ki siz yanlış geldiniz beyler. En yüksek dağ Midgard'da değil ki. Devler diyarı olan Jotunheim'da. Zaten yaşadığı hayat tam bir işkence haline gelmiş olan Mimir, ben sizi oraya götürebilirim ama benim kafamı keseceksiniz ve ardından canlandırabilecek birine götüreceksiniz dediğinde aklımıza hemen Orman Cadısı geliyor ve bir sonraki hedefimiz de bu oluyor. Ha bu arada Mimir'in de sizi görür görmez bir tanrı olduğunuzu, oğlunuza gerçek doğanızı söylemediğinizi anladığını da belirteyim. Hatta söylemekte gecikirsen onu sonsuza dek kaybedebilirsin şeklinde bir uyarısı da oluyor. I'm going to cut off your head now. Evimize gelen yabancının isminin Baldur olduğunu öğrendikten sonra kafayı canlandırmak için Orman Cadısına giden Hello. karakterlerimiz doğrudan konuya giriyor. Diyor ki böyle böyle bir kafa var. Bunu canlandırabilir misin? Ve kadın Atreus'un oklarını fark ettikten sonra aşırı bir tepki vererek bunları ateşe atıyor. Neden böyle yaptığını final bölümünde anlayacaksınız. Give them to me now. They were a gift. Do what she says, boy. These arrows are dangerous. And wicked you find any more, you destroy them, understand? Do you understand? Say it! I understand. If I see them, I'll destroy them. It's all I ask. Forgive me. Please, take my arrows in their place. I have no need for them anymore. İlginç bir karışım ve birkaç böcekle Mimir'i dirilttikten sonra kadının pek de dostane olmayan tavırlarından anlıyoruz ki bu ikisinin bir geçmişi var. Mimir, You there? Yes. Good. Oh. Hello, Freya. Been a long time. You look well. Bunca zamandır Orman Cadısı diye hitap ettiğimiz kişinin isminin Freya olduğunu, dahası Vanir kabilesinin lideri olan bir tanrıç olduğunu, ha bu arada şunu da ekleyeyim, Odin'in de eski yeşilmiş bunu öğrenen Kratos, hiçbir tanrıdan hayır gelmez, ben zamanında bunlardan çok çektim dercesine kapıyı çarparak sinirli bir çıkış yapıyor. Yes. But no longer. You did not think it important to tell me. Are you really going to lecture me about that? We are leaving, boy. What? Now. You're welcome. <gülüyor> <gülüyor> Eğer ki para verdiğiniz bir oyunu %100 bitirmek, tüm yan görevleri yapıp her şeyi tecrübe etmek istiyorsanız bunu Mimir geldikten sonra yapmanızı tavsiye ederim. Boş boş kürek çektiğiniz bu yolculuklarda kendisini sürekli anlatacak bir şeyleri oluyor ki bu da oyunun hikayesine daha fazla hakim olup yolculuk sırasında sıkılmamanızı sağlıyor. Devler diyarına giden yolu en iyi yaşayan bir dev bilir diyerek dünya yılanını çağıran ekibimiz bu yılanın gelir gelmez torun heykelini yediğine şahit oluyor. Jormungandr köprüyü gitmeniz gereken yere doğru çevirdiğinde devler diyarına gitmeniz için iki şeye ihtiyacınız Var. Öncelikle yolculuk rununu öğrenmeli, ardından özel bir keskiyle bunu geçide kazımalısınız. Yani Mimir'i ilk bulduğunuz yere. Bu da bir zamanlar Thor'un öldürdüğü Tamur adında bir buz devinin son nefesinde dondurduğu kalın bir buz tabakasının altında. Kırmak için Tamur'un çekicini düşürmeyi hedefleyen Kratos'un planı bolca şans içerse de ikili keskiye ulaşıyor fakat o da ne? Boy. Surrender. The old Father demands it. No. <sighs> Good. This fight is mine, boy. Go. <clears throat> and where do you think you're going? Oh no, The got a What are we gonna do? <laughs> Atreus'ta ilk defa bir baba oğul olarak sırt sırta savaştığınız bu dövüşte Modi'nin Fey hakkında ileri geri konuşması, ağza alınmayacak sözler etmesi oğlumuzu sinirlendiriyor ve videonun başında bahsettiğim hastalığı geri dönüyor. <laughs> Sıkmışsın. Keskiyi aldıktan sonra sıra geldi devlerin savaş tanrısı Tire emanet ettiği yolculuk rununu öğrenmeye. Şimdi diyebilirsiniz ki hani savaş tanrısı bizdik? O Yunan mitolojisinde. Az önce kardeşini öldürdüğünüz Modi ikiliyi tekrar rahatsız ediyor ve zaten hasta olan oğlumuz Sparta öfkesine benzer kıvılcımlar çıkararak yere yığılıyor. You're gonna be my new brother, right after I finish killing your father. <laughs> no. No. no! Brother, the boy. Atreus. Bütün bu hastalık durumu Kratos'un oğluna gerçek doğasını söylememesinden kaynaklı. Çocuk bir tanrı olduğunu bilmiyor ki bir insan gibi yaşadığı için zihni hep bir çatışma içinde. Atreus yolculuğa devam edemeyecek bir durumdayken onu iyileştirebilecek tek kişi Freya olduğundan Kratos tükürdüğünü yalarcasına kadının kapısını çalıyor ve seri boyunca ilk defa birinden acınası bir şekilde yardım istiyor. Freya! Open the door! We need your help! Woman, do you hear me? It is urgent. I'm still a god. Go away. The boy has fallen ill. Freya, he is ill. This is no ordinary illness. The boy's true nature, your true nature, fights within him. I did this to him. Will you help me? Kendisi de bir anne olarak bize yardım etmeyi kabul eden Freya. Bunu yapabilmek için sadece Helheim'da bulunan bir bekçinin kalbine ihtiyacı olduğunu, fakat bu diyardaki hiçbir şeyin orada ateş yakamayacağını söylüyor. Bahsedilen yer İskandinav mitolojisinin cehennemi ve soğuk bir yer olarak tasvir ediliyor. Yani Kratos'un ayaz baltası orada işe yaramayacak. Bu diyardan olmayan başka bir silaha ihtiyacı var. İşte o da Blades of Chaos. Atmosferin bir anda kaspetli bir hal alması, Athena'nın hayaletinin sizi eşlik etmesi derken Kratos gömülü kalacağına ant içtiği silahı çıkarıyor ve Athena ile son kez yüzleşiyor. There's nowhere you can hide, Spartan. Put as much distance between you and the truth as you want. It changes nothing. Pretend to be everything you are not. Teacher. Husband. Father. But there is one unavoidable truth you will never escape. You cannot change. You will always be a monster. I know. But I am your monster no longer. Helheim'a gidip ölülerin sahiden ölü olduğuna emin olan bu bekçiyle savaşıp kalbini bir doktor gibi çıkardığınızda bir de Zeus'un hayaleti gibi bir şey görüyorsunuz. Fakat bu sadece bir yanılsama. Helheim orada bulunanlara geçmişleriyle işkence etmesiyle ünlü. Understand? <laughs> Atreus'un yanına döndükten sonra sürekli olarak bak oğluna gerçek doğasını söyle, senin bir tanrı olduğunu bilsin, kendisinin bir tanrı olduğunu bilsin laflarını duyan Kratos, oğlu iyileştikten sonra en sonunda ona gerçeği açıklıyor. Tabi 11 yaşlarında olan bir çocuk bunu duyunca madem ki ben bir tanrıyım buna yaraşır bir şekilde yaşamalıyım diye düşünmez. Nitekim öyle de oluyor ve kendisi vay be demek ben bir tanrıyım peki şöyle yapabiliyor muyum böyle yapabiliyor muyum madem tanrıyım canım ne isterse yaparım tarzında cümleler kuruyor. I'm a god, boy. From another land far from here. When I came to these shores, I chose to live as a man. But the truth is... I was born a god. And so were you. Boy... I have you nothing to say? Can I... turn Yolculuk rununu almak için bulmaca çözmek derken, bir de hikayenin gidişatına etki etmeyen fakat serinin eski takipçilerinin gözlerini yaşartacak detaylar da mevcut. Ki bunları 4 bölümlük detaylı serimizde görebilirsiniz. Bunu da bahsetmeyeceğim. Run'u öğrendikten sonra yolculuğun sonuna yaklaştığımızı düşününce gelen rahatlamayla birlikte oğlumuzun kişiliğindeki ani değişimi görmek de bir o kadar rahatsız edici. Bizler Tanrıyız, sizin gibi basit insanların problemlerinden sıkıldık artık gibi söylemlerde bulunuyor. <gülüyor> <gülüyor> Your brother isn't as talented as you, and his work is junk. Um, those things are accurate. Your point? It's all you ever talk about, over and over. Do something about it, or shut up I see. Yeah, we're sick of hearing about little people's little problems. Um. All right. That hurt a little. Modi ise babasından yani Thor'dan bir güzel dayak yemiş, üstüne bir de aşağılanmış bir şekilde karşımıza çıktığında babasının yapma oğlum etme oğlum demesine rağmen Atreus'un onu öldürmesi artık bardağı taşıran son damla oluyor. You, my you lost control. Nobody cared about him anyways.

Fakat illa bir aksilik olacak ya. Baldur'un saldırmasıyla birlikte geçit yıkılıyor ve Jotunheim'a giden tek gidiş biletiniz de böylece yanıyor. Atreus'un bahsettiğim kibrinin nedenli bir boyuta ulaştığını da burada net bir şekilde görebilirsiniz. <laughs> no! I can do this! Let Daddy really? oh, do all the heavy lifting for you. <laughs> oh! Let's go! Calm down, boy! You are not ready for this! I'm oh. ready! Uh. Boy. I am <laughs> 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 oh, your father is right, boy. You are far from ready. Now would you be so kind as to hold this for me? Thank you. Baldur Asgard'a geçit açıp herkesi üzerinize çekmeyi planlarken yani Thor'dur, Odin'dir, Heimdall'dır Kratos Bifrost'u saplıyor ve yaptığı seçimle birlikte herkes Helheim'a çekiliyor. Karakterimizin oğluna yaptığı kısa ama etkili bir baba oğul konuşmasından sonra neyse ki oğlumuz hızlı şekilde bu tavırlarından vazgeçiyor. E tabi baktı Kratos çıkaracak kaos kemerini. You will listen to me and not speak a word. I am your father. And you, boy, are not yourself. You are too quick to temper. You are rash, insubordinate, and out of control. This will not stand. You will honor your mother and abandon this path you have chosen. It is not too late. This discussion is far from over. We are here because of you, boy. Never that. Hell içinde yaşayanlara geçmişiyle işkence ediyor demiştik. Baldur'un gördüğü anılardan anlıyoruz ki adamın annesi Freya. Oğlunun ölümü Ragnarok'u başlatacak diye kadın önlem almış ve hiçbir canlının ona zarar vermemesi için bir büyü yapmış. Fiziksel hasar derken adam hiçbir şeyi hissedemiyor. Ne odanın sıcaklığını, ne rüzgarın esmesini, ne annesinin dokunuşunu. Durum böyle olunca annesine teşekkür etmek yerine zamanla delirmeye başlayan Baldur Freya'ya karşı bir kin besliyor ve ondan intikam almak istiyor. Kratos da buradan kaçmak için kullandığı bir gemiyi savunurken 3. oyunda babasıyla yaptığı dövüşü duyuyor. Hatta biz görüyor ve buna Atreus da şahit oluyor. Evler diyarına geçit kapısı yıkıldı. Fakat Odin'in gizli odasında kendine sakladığı kitabede bir şifre var. Ve bu kitabe Tyr'in diyarlar arasında yolculuk yaptığını gösteriyor. Demek ki mümkün. Şifre Mimir'in gözleriyle açığa çıkıyor ve saklı tutulan bir odanın anahtarı var. Demirci dostlarımıza gidip rica ediyoruz bakın böyle bir anahtar bulduk yapabilir misiniz diye. Onlar da sağ olsunlar saniyeler içinde anahtarı yapıp teslim ediyorlar. Kratos bu anahtarın açtığı koskoca tapınağı ters çevirdikten sonra ki bildiğiniz ters çeviriyor adam yapıyı. Tir'in diyarlar arasında yolculuk ederken kullandığı birlik taşını alıyor. Tam artık hazırız, devler diyarına gidebiliriz derken bir aksilik daha çıkıyor. Tir bu tarz yolculuklarda enerjiyi yansıtmak için kendi gözlerini kullanmış. Şimdi Mimir'in gözleri de aynı fakat Odin Mimir yolculuk yapamasın diye bir gözünü aldığı için kalan gözüyle bu işi yapamıyor. Sorup soruşturuyorsunuz nerede tutuluyor bu diğer göz gidip bulalım onu derken Brock'tan öğreniyorsunuz ki Odin gizli bölmeleri olan bir heykel inşa edilmesini istemiş. Brock diyor ki ben bu heykeli yapmak istemedim fakat falanca falanca bir kişi yaptı. Bu heykel de yılanın ikinci kez ortaya çıktığında mideye indirdiği Thor heykeli. Mimir çağırıyor yılanı ve diyor ki bak böyle böyle bir durum var bu heykel senin hala midendeyse biz bir girip bakmak istiyoruz. O da hiç itiraz etmeden açıyor ağzını ve sizin içinde seyahat etmenize izin veriyor. Gözü bulup yerine yerleştirdikten sonra tam çıkacaksınız yılana bir şeyler oluyor. Baldur dışarıdan vuruyor ki içindekiler çıksın. Freya'nın artık düşmanımızın annesi olduğunu öğrenen ikili mesafeyi korurken Freya anlıyor tabi ne oldu niye soğuk davranıyorsunuz. Baldur çıka geliyor ve uzun yıllar sonra anne oğul tekrar kavuşuyor. Sure. You helped me see things more clearly. You do not know where he is then? No. But the woods and fields speak his name. I know he walks here in Midgard. When did you see him last? Long ago. Before you were even born. Why are you standing so far from me? What's wrong? Something's happened. My boy I Know that you're still angry I know that how you feel hasn't changed, but I, I want you to how I feel How I feel I've spent the last 100 years dreaming of this moment I rehearsed everything I ever wanted to say to you, every word, to make you understand exactly what you stole from me. But now, I realize I don't need you to understand anything. I don't need you. Yaşadığı bu durum için annesini suçlayan Baldur, onu öldürebilecek kadar gözü kara bir hale gelmiş fakat Kratos kadının önüne atlıyor ve diyor ki yapma, bu yürüdüğün intikam yolu yol değil. Tabi Baldur dinliyor mu? Elbette ki hayır. Böylece uzun bir savaş başlıyor. Freya size yapmayın, dövüşmeyin diye uzaktan büyüleriyle engel olmaya çalışırken Baldur'la birçok kez dövüşüyorsunuz ve en sonunda Atreus'un babasının önünde durmasıyla aldığı yumruk darbesi önceki bölümlerde kayışını sabitlediğimiz Öksü Otu'nun Baldur'un eline girmesine sebep oluyor ve lanet bir anda bozuluyor. Mitolojide Freya oğluna zarar vermesinler diye tüm canlılarla anlaşma yaparken Öksü Otu'nu unutmuş. Zaten bu okları görünce verdiği aşırı tepki de bundan kaynaklı. Not my blood. <clears throat> what is this? <sighs> I can feel this. <sighs> oh. I can feel everything. <laughs> <No>! <laughs> He's Böylece artık zarar görebilir bir hale gelen düşmanımız, baba oğuldan öyle bir dayak yiyor ki, kantar içinde kalmasına rağmen hala annesini öldürmekten vazgeçmiyor. Kadın da anneye hani oğlu için her şeyi göze alıp feda etmeye hazır birisi, madem benim oğlum mutlu olacak, gelsin beni öldürsün dercesine kendisini savunmuyor. Fakat Kratos, bir zamanlar babasının kullandığı bir sözde bu katliam döngüsüne son verir. <laughs> away the cycle ends here it must be better than this no. No, no 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 my boy my dear sweet boy Baldur'un son nefesinde kar demesi ise Ragnarok'u başlatan olay. Elbette ki Freya canını kurtardığınız için size teşekkür etmiyor. Aksine oğlunu öldürdüğünüz için öyle lanetler yağdırıp çekip gidiyor ki, "Lan acaba ileride bu kadın başımıza bela olur mu?" diye düşünmeden edemiyorsunuz. Ki oluyor da? Ayrıca burada Kratos'un geçmişinden bahsetmesi de çok güzel bir sahne. Your cold body from every corner of every realm. And feed your soul to the vilest filth in hell. That is my promise. He saved your life. He robbed me of everything. <laughs> you are just an animal. Passing on your cruelty and rage, you will never change. And you do not know me. I know enough. Does he? Boy! Listen close. I'm from a land called Sparta. I made a deal with a god that cost me my soul. I killed many who were deserving. And many who were not. Killed my father. Is this what it is to be a god? Is this how it always ends? Is sons killing their mothers? Their fathers? No. We will be the gods we choose to be. Not those who have been. Who I was is not who you'll be. Jotunheim'e olan yolculuğumuzu tamamlamak için Mimir'in gözüyle enerji aktardıktan sonra artık son basamakları çıkmak için hazırız. Kratos sanki geçmişin yüklerinden arınmak istercesine artık saklayacak bir şeyim kalmadı dercesine bandajlarını açıyor ve bir nevi iç huzuru yakalıyor diyebiliriz. Küllerin dökülmesiyle oyun bitecek sanmıyor. Atreus'un duvara dokunmasıyla bütün mekan uyanıyor ve size kehanetleri gösteriyor. Fey'in devlerle olan tartışması, dünya yılanıyla ilk karşılaşma, hatta az önceki Baldur Savaşı bile daha olmadan önce devler tarafından görülmüş ve resmedilmiş. da dahil herkes Fey'i sıradan bir ölümlü sanırken, meğer eşimiz bir buz deviymiş küllerinin en yüksek dağa dökülmesini istemesinin sebebi de bu. İkili bu isteği yerine getirirken buraya gelecek ve tüm gerçeği öğrenecekti. Burada Kratos'un kendi ölümünü gördüğü bir kitabe de var ki karakterimiz buna sadece bakmakla yetiniyor ve hiçbir şey söylemiyor. Devler Diyarı'nda yaşayan kimse yok. Biz de Fey'in küllerini dökerek manzaranın tadını çıkarıyor ve onun son arzusunu yerine getiriyoruz. Ayrıca kitabelerde Atreus'tan Loki ismiyle bahsediliyor. Bunu da belirtelim. Bir sonraki oyunda adı geçecek çünkü. Devler Diyarı'nda zaman Midgard'dan hızlı geçiyor. Interstellar'daki şu gezegen olayı gibi düşünebilirsiniz. Yani siz oradayken sandığınızdan çok daha fazla zaman geçmiş, Baldur'un ölümüyle yağmaya başlayan kar artık bambaşka bir boyuta ulaşmış. Tabii Ragnarok'tur, dünyanın sonudur, karakterlerimiz bunları hiç kafaya takmıyor ve yolculuğu tamamlamanın verdiği haz ve yorgunlukla evlerine dönüp güzel bir uyku çekiyorlar. Ekrandaki yıllar sonra yazısıyla birlikte evimize başka bir misafir konuk oluyor. 有包 Atreus uyandığında çok gerçekçi bir rüya gördüğünü söylese de bakalım bu sadece bir rüyadan mı ibaretmiş Ragnarok da göreceğiz. Ve böylece 2018 yılında çıkan God of War'a son noktayı koymuş olduk sevgili izleyenler. Hikayemiz Kratos'un bir mağarada ateşin etrafında adeta dertli bir şekilde oturmasıyla açılışı yapıyor. İlk oyunun üstünden 4 sene geçmiş, karakterimiz biraz daha yaşlanmış, oğlumuz Atreus ise tam bir ergen olmuş. Fırtınanın kötüleşmesiyle eve dönme kararı alan ikili, Atreus'un kurtlarıyla yola koyuluyor. Baldur'un ölmesinden sonra oyuna ismini veren Ragnarok başlamış. Yani sürekli kar yağıyor, o kar donuyor üstüne bir daha yağıyor aşırı bir soğuk hakim. Yolda oğlumuzun kurtlarından Fenrir'in hasta olduğuna dair bir sohbet yaparken önceki oyundan tanıdığımız birine saldırmayı bırakın kendini bile savunamaz denilen Freya Kratos'u öldürmek amacıyla saldırıya geçiyor. Fakat ikilinin derdi kadını öldürmek değil. Kratos seninle dövüşmek istemiyorum diyerek kendini bile savunmuyor. Bir an önce Rum kıtasına ulaşmak istiyorlar ki kadın saldıramasın. Eve döndüğümüzde yolda bahsettiğimiz Fenrir'in hastalığının ilerlediğini, Yeme içmeden bile kesildiğini gören Kratos Oğluna hazırlıklı olmasını söylüyor. Fenrir son nefesini verirken ruhundan dört parça çıkıyor ve bunların bir tanesi Atreus'un bıçağına giderken diğer üçü de gökyüzüne doğru uçuyor. Bu çoğu kişinin kaçırdığı ama çok önemli bir detay. Kurt ölür ölmez Atreus oğluna yayını uzatıyor ve hadi eğitime gidiyoruz diyor. Oğluysa Kurt'u daha yeni ölmüş. Yaz tutarken neden bu kadar çok talim yapıyoruz baba? Gecenin bir körü olmuş. Benim talim değil Loki olarak cevaplar bulmam lazım. Diyerek karşı çıkıyor ve. Fenrir Fenrir'i gömmeden önce biraz yalnız kalmak istiyor. Oyuncu olarak eşimiz Fey'i ilk defa gördüğümüz kısım bu rüya sekansı oluyor. Kadın bir anda ortadan kayboluyor ve geri döndüğünde elinde bir işaretle Kratos'a dokunarak fazla zaman kalmadığını, hala yapacak çok şey olduğunu söylüyor. Kanter içinde oyanan karakterimiz bir bakıyor Atreus hala dönmemiş, onu aramak için yola koyuluyor. Haydutların icabına baktıktan sonra oyunun ilk boss fight'ını yapıyoruz. Koskoca ayıyı, Sparta öfkesi, balta darbeleri, çıplak elleriyle yere serdikten sonra tam bitirici hareketi yapacakken bir bakıyoruz Ayı Atreus çıkıyor. Bu dönüşümü tetikleyen muhtemelen hissettiği yoğun duygular. Çünkü Atreus hiçbir şey hatırlamadığını, sadece üzgün, kızgın ve korkmuş hissettiğini söylüyor. Önceki oyunun sonunda ekranda yıllar sonra yazısıyla birlikte yaşadığımız o rüya sekansını hatırlıyorsunuzdur. İkili o rüyanın gerçeğini yaşayarak gök gürültüsüyle uyanıyor ve bu sefer de evimize Thor misafir oluyor. Kratos oğluna muhtemelen Mimir'i saklamasını söylüyor ve Thor'u içeri davet ettiğinde pek de dostane olmayan bir sohbete başlıyorlar. Adam çıkarıyor şarabı, koyuyor çekicini ortaya ve içki içerken olaya bir de Odin dahil oluyor. Geçen oyunda adı sıklıkla geçen bu ihtiyar, ilk bakışta size pek bir tehdit gibi görünmese de aslında oldukça tehlikeli birisi ve bir ara bulucu. Sen torun oğullarını öldürdün, Modi ile Magni'yi öldürdün, nefsi müdafaydı sıkıntı değil biz zaten Valhalla'ya gitmek için yaşıyoruz derken konu Baldur'a gelince onun değerli birisi olduğunu söylüyor. Yani bize borçlusun diyor Kratos'a. Fakat Odin savaş amacıyla değil, bir barış teklifiyle gelmiş. Sen bize karışma, biz sana karışmayalım. Sen otur evinde emekli bir savaş tanrısı gibi ayaklarını uzat. Ayrıca oğlun da Tiri aramayı bıraksın diyor. Bunu dedikten sonra, Tyrin öldüğünü de belirtiyor ki burası kafamda soru işaretleri bıraktı. Madem bu adam öldü, neden onu aramamız bir sorun olsun ki? Hatta Odin bu teklifi iyice arttırıyor ve Mimir desen de sende kalsın ben Freya ile olan sorununu da çözeceğim diyerek bize mükemmel bir teklif yapsa da, Kratos'un cevabı oldukça net. Bunun üzerine Thor, bizde kan parası diye bir gelenek var. Senin aldığına karşılık ben de senden bir şey alacağım diyerek başlıyor dövüşmeye. Dövüş sırasında sizi o kadar kışkırtıyor ki, bana Baldur'u öldüren savaş tanrısını göster. Kendini geri tutma, tüm gücünü göster. Oğullarımı bu adam mı öldürdü tarzında cümleler kuruyor. Burada ilginç nokta, Kratos'un kendini tutma gibi bir niyeti yok. Thor karakterimizi oğluyla tehdit ettikten sonra yediği yumrukla kan borcunu ödenmiş say diyor ve gidiyor. Atreus ise hala evde Odin'le birlikte. Bir an önce geri dönmek isterken Brock ve Sindir'i geliyor ve hızlı seyahat edebileceğimiz bir kapı açıyorlar. Diyorlar ki eğer Aesir'ler sizin kapınıza dayandıysa Rum kıtanız Nana'yı yemiştir. Sen uyurken gece Odin gelir, kuzgunlarla seni gözetler, bir anda içeri dalarlar derken oğlunu al ben zamanı gelince sana kalacak bir yer ayarlayacağım diyor. Atreus'un Tiri aradığını bilmeyen ve bunu bir yabancıdan öğrenen Kratos'un elbette ki güveni sarsılıyor ve ikili bir tartışma yaşıyor. Bütün eşyalarımızı kuşandıktan sonra Atreus'un bize göstermek istediği şeye doğru yola koyuluyoruz. İlk oyundan toplanabilir olan devlerin hikaye anlattığı mabetleri hatırlıyorsunuz. Atreus bunların başka bir özelliğini daha keşfetmiş. Dokunmasıyla birlikte sadece devlerin görebildiği bir yere kapı açabiliyor. Mabetlerde hikayeler var mı? fakat gizledikleri gerçek hikayeleri bu yerlerde tutuyorlarmış devler. Mesela burada Ragnarok başladığında orduların başında Tyr'in olduğunu görüyoruz. Oğlumuz Sindirin'in de yardımıyla birlikte Midgard'da bulduğumuz bütün mabetlere gidip bakmış ve Tyr'in tutsak edildiği resmi görünce hala hayatta olabileceği fikrine kapılmış. Mabetlerin birinde geçen kara duman ve kanayan toprak ipucundan ekibimiz Tyr'in cüceler diyarında hapis tutulduğunu düşünüyor. Zaten brokla Sindri de bizi artık burada kalmanız güvenli olmaz diyerek bir yere davet etmişti. Adamlar diyarlar arasındaki diyara koskoca ev inşa etmişler ki Odin onları bulamasın. Demirci kardeşler diyarlar arası seyahat yapabilmek için yeni bir makine icat etmişler. Cüceler diyarı Svartalfheim ise Midgard'a göre çok daha sıcak ve canlı bir iklime sahip. Tirin sadece madenin birinde olduğunu biliyoruz. Başka hiçbir ipucumuz yok. Bunu bilebilecek biri varsa, o da demirci kardeşlerin bahsettiği kuzenleri Dörlendir diyerek kendisini ziyaret ediyoruz. Adam başta sizde dalga geçer gibi yaklaşıp yardım etmezken, baltanızı fark ettiğinde birden 180 derece değişiyor ve açık açık olmasa da kesik kafa taşıyıp hijyen kurallarını ihlal ettiğiniz için size ceza yazıyorum diyerek Parşomeni bir harita çiziyor. Önceki oyunda adından sıklıkla söz ettiren devlerle müttefik o savaş tanrısı Tiri bulduğumuzdaysa adam bildiğiniz fıs çıkıyor. Artık Odin nasıl işkenceler yapmışsa adamın eski halinden eser yok. Ben artık pasifist biri oldum kardeşim. Şiddete tövbe ettim. Siz beni kurtardınız fakat ben istesem de Ragnarok'ta ordulara liderlik edemem. Şeklinde konuşan Tyr karşılığında ya bizim niyetimiz savaş başlatmak değil biz sadece cevaplar arıyoruz deyince şimdilik dostane bir ilişki kuruluyor. Asgard'dan destek kuvvetlerin gelmeye başlamasıyla hızlanıp diyarlar arasındaki diyarda bulunan evimize geri dönüyoruz. Atreus babasıyla Mimir arasında geçen bu konuşmaya kulak misafiri oluyor ve Freya'nın iyi bir müttefik olacağını söyledikten sonra oyun birden Joel'dan Ellie'ye geçer gibi Atreus'a geçiş yapıyor. Sindiri bu tarz maceralarda hep bizim ortağımız olmuş ve diyor ki Freya'ya gitmeyelim. Önce bir dünya yılanına soralım. Jormungandr'ın dediği tek şeyse demir orman. Bunun ne olduğunu henüz bilmeyen Atreus bir de Freya ile konuşayım diyerek kapısını çalıyor ve daha ağzını bile açmadan oldukça sert bir şekilde karşılanıyor. E kadının oğlunu öldürdün yani ne bekliyordun? İkili eve döndüğünde bizimkiler Gruan'ın kehanetini çözmek için bilgi aramak için elfler diyarı olan Alfayma gitmeye karar vermişler. Kehanette yine demir orman geçince Atreus heyecanlanıyor ama bunu daha önceden duyduğunu belli etmemeye çalışıyor. Mimir buranın devler için mecazi anlamda bir cennet olduğunu söylese de şu an en önemli iki şey var. Birincisi Asgard'ın yıkılıp diğer tüm diyarların ayakta kalacağı, ikincisi ise Gruan'ın Odin'e gerçek kehanet hakkında yalan söylediği. Bizim gördüğümüze göre Odin ölüyor. Yani Ragnarok'u Tyr'in de yardımıyla birlikte önleyebiliriz. Atreus buna ne kadar istekliyse ne babası ne de Tyr bunun bir parçası olmak istemiyorlar. Karakterler yemek masasında mevcut durum hakkında sohbet ederken Tirin kullandığı kahraman kelimesiyle birlikte açılan konu sinirleri geriyor ve Atreus yemeğini yarıda bırakarak odasına çekiliyor. Bilye benzeri bir eşyayla uyumadan önce Demir Orman diyor ve gözlerini açtığında kendisini bambaşka bir yerde buluyor. Burası gerçek olmadığı söylenen, mecazi diye kabul edilen Demir Orman. Atreus burada resim yapıp toplayıcılıkla uğraşan Burayı koruyan Angra Boda isimli bir devle karşılaşıyor. Kız kendisini direkt tanıtıyor ve ona Loki adıyla hitap ediyor. Çünkü kaderinde Loki'nin kaderini anlatmak yazılıymış. Resim dediysen bunlar öyle iki tane cinali çizdim tarzı değil. Kehanetleri görerek yaptığı resimler. Karakterimiz kızın yaptığı resimlere bakarken babasının kollarında can verdiği kehaneti görünce kendini kaybediyor ve kurta dönüşüyor. Üstelik gördüğü resimde Odin'e hizmet ediyor Atreus. Angrabo da size olayların tek gidişatı bu, ne kadar erken kabullenirsen o kadar iyi olur dese de şimdilik bunun üstü kapatılıyor ve ikili bize etrafı tanıtan bir gezintiye çıkıyorlar. Uzun bir takip sonrası kız size sakladığı başka bilyeleri veriyor ve diyor ki bunlar devlerin ta kendisi ya Odin'in Jotunheim'a gelmesini bekleyip öleceklerdi ya da böyle saklanacaklardı. Al artık bunlar senin sorumluluğunda. Ne yaparsan yap dercesine size veriyor ve kehanetlerdeki yerinin dolduğunu söylüyor. Burada ruhları alınmış, mal olmuş bazı hayvanlar görüyoruz. Bunu yapan kişi de Angra Boda'nın büyük annesi Grayla kadın bildiğiniz masallardaki kötü cadılar gibi hayvanların ruhlarını emip onlarla beslenen birisi. Biz de hayvanlara daha fazla eziyet edemesin diye evine gizlice giriyoruz ve Atreus burada bulunan ruhu alınmış bir yılan görüyor. Çıkarıyor cebindeki bilgileri ve seçtiği rastgele bir devin ruhunu yılanın içine aktarıyor. Gözlerinin rengi ve hali hazırda sıradan bir yılana göre çok büyük olmasına dikkat edin. Tam evden çıkacakken Gray'la başka bir hayvanla dönüyor ve oyunda ilk defa dev kelimesinin hakkını veren bir devle karşılaşıyoruz. İkili büyük annenin kazanını yok etmeye çalışıyorlar ki daha fazla hayvanın ruhunu alamasın. Ve burada ilginç bir boss dövüşüyle karşılaşıyoruz. Bundan sonra Atreus için eve dönüş vakti. Eline aldığı bilyeyle evi düşünürken şu an kaldıkları yere değil, Midgard'daki evine ışınlanıyor. Portal açıp eve dönmeyi düşünürken bir anda babasıyla karşılaşıyor ve Atreus çok uzun süredir kayıp olduğundan, demir ormanı Angraboda'yı sır tutması gerektiğinden ikilimiz maalesef iletişimsizlik sonucu anlaşamıyorlar. Bu konuşma bir valkürün saldırısıyla bölündüğünde herkes şaşırıyor. Çünkü önceki oyunda yan görevleri yaptıysanız bütün valkürleri çoktan öldürmüştü. Dövüşün ilerlerinde bir bakıyoruz bu kişi Freya. Atreus'un ayıya dönüşmesinin ardından babasının onu sakinleştirmesi, yapma oğlum o bizim dostumuz gibi saldırgan olmayan tavırlar sergilemesi Freya'yı bir düşündürtüyor ve yaptığının yanlış olduğuna karar veriyor. Tabi kadının asıl amacı sizinle dost olmak, her şeyi sineye çekmek falan değil ha. Kratos'tan onu Midgard'a bağlayan zincirleri kırması konusunda yardım istiyor. Biz de Freya ve eski dostunu görmek isteyen Brok'la beraber Vanaheim'a doğru yola koyuluyoruz. Vanaheimli yabancı diye karşımıza çıkan bu adam, Freya'nın kardeşi Freyr. Ayrıca Freya ile arasının pek de iyi olduğu söylenemez. Vanaheim saldırı altında olduğundan Mimir'i tavsiye vermesi için bırakıyoruz. Brock da kankasını buluyor, bizden ayrılıyor derken Freya ile baş başa kalıyoruz. Odin bütün bu zincir olayını dünya ağacının köklerini düğümleyerek yapmış. Siz onları kopartmaya çalıştığınızda ağacın koruyucusu Nidhogg geliyor. Canavarın icabına bakıp tam olarak laneti bozduğunuzda Freya'nın sizinle olan işi bitiyor ve bir seçim yapması gerekiyor. Ya sizi affedecek ya da sizi öldürecek. No need to Not to me. Aile buluşmasında Freyr kardeşine diyor ki burada kal diyarımızı geri alalım. Onu yeniden inşa edelim. Kadın da daha yeni özgürlüğüne kavuşmuş. Kendini bir diyara bağlamak istemediğini ama yardım göndereceğini söylüyor. Odin sizi Asgard'a davet etmiş, siz de iki gündür yoksunuz. Neredeydin diye soruyorlar, söz verdiğiniz için anlatamıyorsunuz. Babanız ne düşünür? Tabii ki de Odin'i ziyaret etmek için Asgard'a gittiğinizi. Bunun sonucunda baba-oğul çatışması en üst noktaya tırmanıyor ve hiç beklenmedik bir sahneye şahit oluyoruz. Midgardda midgard'a tek başına dönen Atreus kendince planlar yapmaya başlıyor. Ya ben Asgard'a gidersem babamın öldüğü kehanetin izinden gitmiş olacağım. Evde kalırsam da önlemek için bir şey yapamayacağım. En iyisi ben Asgard'a gideyim de gözüm Odin'in üzerinde olsun. Ne planlıyor öğrenirim, casusluk yaparım şeklinde düşünüyor. Tabii önce sığınacak bir yer bulması ve ısınması lazım. Derken ilk oyunda gördüğümüz Freya'nın içinde yaşadığı Charlie adındaki canlıyı buluyor karakterimiz. Donmuş, terk edilmiş bir vaziyette olduğundan bir ateş yakıp onu ısıtıyor ve ardından Odin'in kuzgunları bizi ziyaret ediyor. Atreus surların dışında olmasına rağmen Asgard'a girmeyi başarıyor. Duvarın dışında da bir kamp yeri var ve burada oldukça neşeli bir karakter olan Midgard'la Siseki Yolder'la tanışıp hızlıca arkadaş oluyorsunuz. Kara Şövalye Yükseliyor'daki Christian Bale'in duvara tırmandığı gibi sura tırmanan Atreus'un bu macerası tam 12 dakika sürüyor. Sonradan Heimdall olduğunu öğrendiğimiz bu yabancının özel yeteneği karşısındaki kişinin niyetini okuyabilmesi. Yani Odin'in akıl okuyucusu. Siz daha soru sormadan soru soracağınızı anlıyor, yaptığınız en ufak bir şeye bile tepki veriyor ve buraya gelmenizin Asgard için hayra alamet olmayacağını söylüyor. E bunca yeteneği varken sizin ihanet peşinde olduğunuzu da bir bakışta anlıyor tabii ki. Hatta Odin de bunu farkında. Biliyorum tabii ki bize ihanet edecekti. Ne bekliyordunuz? Ben ona bize güvenmesi için bir sebep vermedim ki şeklinde durumu özetliyor. Kendisiyle yaptığımız yolculukta bize Asgard'ı gösteriyor, insanlarla tanıştırıyor ve bunu yaparken öyle misafirperver davranıyor ki adam size çok babacan birisiymiş gibi geliyor. Kişisel koleksiyonundan kitaplar veriyor, kalacak oda ayarlıyor derken Thor'un eşi Sif, ve kızı Turut'la bile tanışıyoruz. Yağlı Turut. Odin size odasının altındaki bir yarığı gösteriyor ve cevapların içinde olduğunu söylüyor. Göz bandı takmasının sebebi de tam olarak bu yarık. Adam içine bakmak istemiş fakat gözünü kaybetmiş. Herkes beni kötü adam olarak biliyor fakat benim tek istediğim cevaplar diyen Odin size kırık bir maske veriyor ve Atreus'un görevi de tam olarak burada başlıyor. Çünkü üzerindeki yazılar sadece devleri özer ve karakterimiz bunları okuyabiliyor. Odin maskeyi tamamlayıp Ragnarok'u engellemek isterken Atreus da yardım etmeyi kabul ediyor. Çünkü bu olay gerçekleşmezse babası da ölmeyecek. İlk ipucumuz Muspelheim'i işaret ediyor. Muspelheim. Ve yanımızda Thor'la birlikte maske avımıza başlıyoruz. Atreus Thor'un dikkatini dağıtmak için diyor ki ya biz geçen oyunda babamla buraya geldiğimizde Surtur'un sınavlarını geçmiştik. Sen de yap. Başta Thor bunu istemeyip vakit kaybı olarak görse de Atreus'un ısrarlarına dayanamıyor ve adamı oyalayıp kendisi ise başka bir kehanetin peşine düşüyor. Angra Boda da bize katılıyor. O da mabetleri gezmeye, kendi kaderini kendi çizmeye karar vermiş. Burada Sur ve Simmara'nın aşkını birleşip büyük bir yaratığa dönüşerek Ragnarok'u başlattığını görüyoruz. Ve ayrıca Angrabo da içine ruh koyduğumuz yılanın büyüdüğünü söylüyor. Hatta normalden fazla ve hızlı bir şekilde. Thor'la buluşup maskeyi tamamladıktan sonra Odin'e dönüyoruz ve Atreus başladığı işin sonunu getirmek için burada kalmaya karar verip odasına çekiliyor. Oğlundan haber alamadığı için başına bir şey mi geldi diye endişeli tabii karakterimiz. Ailesinden geriye kalan tek üye o sonuçta. Nornlar geleceği görebildikleri için Kratos diyor ki bunları bir ziyaret edelim. Tabii bunlar öyle her önüne geleni kabul edip görüşmüyorlar. Hatta bulunmak bile istemiyorlar. Bu yüzden bütün ekibi en kötü anılarını yaşadığı birkaç sınava tabi tutuyorlar. Bu normlar o kadar sinir bozucu ki söyleyeceğiniz şeyi kelimesi kelimesine biliyorlar. Fakat biz kahin değiliz. Sizin yaptığınız seçimler çok öngörülebilir. Kader falan yok. Büyük tasarı yok. Sadece yaptığınız seçimlerin toplamı var diyor yani siz kaderinizden kaçınmaya çalışırsanız bile onu gerçekleştirmeye doğru koşuyorsunuz. Nornlar diyor ki sen Heimdal'ın oğlunu öldüreceğini öğreneceksin, sonra da Heimdal'ı öldürdüğünde Ragnarok başlayacak. Kratos her ne kadar kaderini takip etmek istemese de babalık içgüdüleri oğlunu korumasını söylüyor. Peki sizin aklınızı okuyabilen her hamlenizi önceden görebilen birini nasıl öldürürsünüz? Bu konuda fikir almak için demirci kardeşlere soruyorlar ve diyorlar ki Drapnir'i getirelim. Bu da Odin için yapılmış her 9 gecede bir 8 tane Orjinaliyle aynı boyutta ve ağırlıkta yüzük doğuran, evet yüzük doğuruyor böyle, sihirli bir eşya. Kalan malzemeler için Faim'a gidip bir de Lady'yi ziyaret etmemiz gerekiyor. Sindir'i kendi gelmek isterken Brock ben gideceğim deyince peşimize takılıyor ve Sindir'inin neden Brock'un gitmesini istemediğini şimdi öğreneceksiniz. Gölün Lady'si yüzü mızrağa dönüştürüyor dönüştürmesine fakat silahı kutsamasını isteyince sanki Brock orada değilmiş gibi ciddiye almıyor ve arkasını dönüp gidiyor. Mimir'den öğreniyoruz ki deniz kızları bizim bedenimizle değil, ruhumuzla konuşur. Brok vakti zamanında öldüğü için Sindir'i bunu kabullenememiş ve ruhlar gölüne giderek dört ruh parçasından üçünü kurtarabilmiş. Adam böylece daha önceden öldüğü gerçeğinin farkına varıyor. Yani Sindir'i bu yüzden kendi gelmek istemiş. Kratos eve dönüp yorgun argın bir şekilde uyumaya gittiğinde yine bir rüya sekansıyla Fey'i görüyoruz. Bu sefer elinde bebek antreyosu tutuyor ve güzel bir anı gibi ilerlerken sanki bize bir mesaj vermek istermişçesine oğlumuzu güvende tut tarzında cümleler söylüyor. Tekrar döndük Atreus'a ve maskenin son parçasını bulmak için yanımızda Turut ve Heimdall'la birlikte Helheim'a gidiyoruz. Tabii Heimdall ben sizinle uğraşamam, siz başınızın çaresine bakın, sıkışınca da bana seslenin diyerek bizi bir başımıza bırakıyor. Maskenin parıltısını takip ederken zincirlenmiş bir köpek görüyoruz. Arkasındaki parçayı almak için zincirlerinden kurtarıyoruz fakat maske birden bozulmuş gibi parlamayı bırakıyor. Bu köpeğin neden zincirli olduğuna gelirsek, kendisi gerçeklikte yırtılmaya sebep olan tehlikeli bir yaratık. Bunu gören Haimdal, aa şimdi suçtunuz oğlum, Odin'e sizi bir söyleyeyim de görün şeklinde dalga geçer gibi tavırlar sergilese de Odin bunu pek önemsemiyor. Hatta Atreus'un gitmek istemesine karşılık herkes hata yapar. Gitmek istersen gidebilirsin şeklinde onu cesaretlendiriyor. Eve döndüğümüzde Garm'ın açtığı yarıklar dünya ağacını sarmaya başlamış bile her yerden bir yaratık çıkıyor. Siz ekipçe yarıkları kapattıktan sonra bekliyorsunuz ki baba oğul yine kavga edecek, bunca zamandır neredeydin diye tartışacak, tam aksi gerçekleşiyor ve ikilinin arası hiç olmadığı kadar iyi oluyor. Herkes garmı serbest mi bıraktın, ne yaptın oğlum sen delirdin mi, hiç mi düşünmedin şeklinde moral bozucu laflar ederken Kratos diyor ki çocuğun üstüne gitmeyin. Atreus bir hata yapmış. Beraber düzelteceğiz. Döndük şimdi tekrar Helheim'a. Sırf Garm'ın icabına bakmak için. Atreus köpeği öldürmek yerine sakinleştirip eğitmek istese de beceremiyor ve Kratos'un planını uygulamaya karar veriyorlar. Garm'ın icabına baktıktan sonra derin bir oh çekerek eve dönmeye çalışsak da kendisinin bir ruhu olmadığı için ölümsüz. Bu Atreus'un aklına bir fikir getiriyor. Oyunun ilk sahnelerinde Fenrir öldüğünde ruhundan dört parça bölünmüş bir tanesi bıçağa girmişti ya. Böylece diyarları yok edebilecek kadar güçlü olan Garm, içinde Fenrir'in ruhuyla beraber adeta yavru bir köpek oluyor. Bu sahneden sonra ikili artık kehanetleri takip etmeyeceklerine, kendi kaderlerini kendileri çizeceklerine ve birlikte çalışacaklarına dair söz veriyorlar. Eve döndüğümüzde Atreus bütün ekibe Odin'in planından bahsediyor ve Kratos Heimdall'ı öldürme fikrinden vazgeçiyor. Bunu duyan Freya, madem biz Odin'e saldırmaktan vazgeçtik, ben de Vanaheim'a kardeşime yardım etmeye gideyim diyerek ayrılıyor. Siz de yardım etmek için peşine takılıyorsunuz. Burada öğreniyoruz ki aynı heriler Freyr'ı kaçırmış ve ayı çalmış. Ay da gökte olmadığı için gök kurtları hiçbir şey yapamıyorlar. Uyuyorlar bildiğiniz. Kehanetlerde yazdığı gibi bu iki kurtun güneş ve ayı yakalamasıyla Ragnarok başlayacak. Artık bir şeyleri kehanette yazdığından değil, yapılması gerektiği için yapan ikili önce ayı buluyor. Ardından her şeyi olması gerektiği gibi rayını oturtuyor. Bunun sonucunda kurtlar size onları istediğiniz zaman çağırabilmeniz için bir çan veriyor. Tabi onları çağırmak demek gece gündüz döngüsünü değiştirmek demek. Bunu Freya'nın kardeşini kurtarmak için kullanıp bir plan yapan ikili Heimdall'la yüzleşiyor. Anlayacağınız biz kaderimizden ne kadar kaçmak istesek de kehanetlerde ne yazıyorsa aynen onu yapıyoruz. Kratos Heimdall'ı öldürmek istemiyor fakat adamın Atreus hakkında söyledikleri karakterimizi kızdırıyor ve kaderi bozacağız derken yine pençesine düşüyoruz. Ayrıca Ragnarok'un başladığını belirten Heimdall'ın taşıdığı Suru da almayı ihmal etmiyoruz. Freyr'ı kurtarıp uçan bir tekniğe bindiğimizde kendini feda eden, ismini bile bilmediğimiz bu adam sayesinde hiçbir kaybımız yok. Heimdall'da öldüğüne göre artık bize yeni bir plan lazım. Atreus Asgard'a dönüp maskeyi tamamlamayı ve sırlarını öğrenmeyi teklif edince ekip başta bunu kabul etmese de şu an için yapacak en mantıklı hamlenin bu olduğuna karar veriyorlar. Ayrılmadan önce buraya dönebileceğimiz bir fast travel taşımız da mevcut. Odin'e döndüğümüzde Atreus diyor ki ben çeviride bir hata yaptım. Doğru ipucu Nilfheim'i işaret ediyor. Bu sefer yanımızda Thor da olacak fakat kendisi bir tavernada içmekle meşgul. Turut babasının bu davranışını onaylamayıp ısrarlarda bulununca bir kavga çıkıyor ve oldukça eğlenceli bir sahne sonrası yola koyuluyoruz. Maske'nin son parçasını bulur bulmaz Odin geliyor teşekkür ediyor derken bir de Sif geliyor. Heimdall'ı bunun babası öldürmüş. Hani daha fazla esir kanı dökülmeyecekti şeklinde Odin'e dert yanarken adamın umrunda değil. Baktı Odin'le istediğini alamayacak, Thor'a dönüyor ve Odin'in onları umursamadığını, oğullarını kullanıp attığını ve Turud'un da başına aynı şeyi gelmesini istemediğini söylüyor. Thor adeta karısının dolduruşuna gelircesine Atreus'a saldıracakken Sindirin'in verdiği taş hayatımızı kurtarıyor. Tamamlanmış bir halde maske bizde. Bunu Odin'den önce kullanmamız lazım fakat yarık adamın evinin altında. Oraya giriş çıkışı da kendisi kontrol ediyor derken Tyr bunca zamandır Asgard'a giden bir yol bildiğini söylüyor. Savaşta komutan olmayı da kabul ediyor. Bu ani karakter değişimi Brock'un aklına yatmıyor. Adam bundan kılanıyor bir nevi. Ve diyor ki, bunca zamandır biliyordun, neden söylemedin? Niye şimdi söylüyorsun? Derken oyunun en büyük ters köşesi. Hey! I'm to you You'll never shut up. All the things, Let go of the boy and face me. Başından beri tir sandığımız kişi Odin'in ta kendisiymiş. Biz ona casusluk yapıyoruz derken adam başından beri her planımızı biliyor. Her adamımızı izliyormuş. Brock'un tekrar ve bu sefer sahiden ölmesiyle birlikte Sindri kardeşinin cesediyle ortadan kayboluyor. Biz ne yapıyoruz? Bu zamana kadar çabaladığımız her şeyi arkamızda bırakıp eve gidiyoruz. Atreus kafa dağıtmak için avlanmayı tercih etse de Kratos bunun bir kendini avutma biçimi olduğunu fark edip oğluyla konuşuyor. Sorunlarımızdan kaçmanın yanlış olduğunu ve onların üstüne gitmemiz gerektiğini söyledikten sonra Sindiri'yi görmeye gidiyoruz. Kendisi de olanları unutmak için demir dövmeyle meşgul olsa da Atreus üzgün olduğunu söylediğinde adam bir başlıyor içindekileri dökmeye. Bu durumda artık oyunun sonuna geliyoruz. Yani büyük savaşın başlangıcına. Herkes farklı boyutlara gidip adam toplamaya karar veriyor. Biri diyor ki ben Helheim'a giderim, Ölüler Ordusu'nu ayarlarım. Öbürü diyor ki ben Alfheim'a giderim, Elfleri birleştiririm. Bize de son ateş devini yani Surtur'u bulmak kalıyor. Ki adam Asgard'ı yok eden o yaratığa dönüşebilsin. Fakat bunu yapabilmek için sevdiği kadın Sinmara'yla birleşmesi lazım. Yani birleşmek derken bütün olmak. Bu olay kadını öldüreceğinden yapmak istemiyor haliyle. Sen nasıl ki oğlunu feda etmek istemiyorsan ben de sevdiğim kadının ölmesini istemem diyor. Tam elimiz boş bir şekilde dönecekken kılıçlarımızı fark ediyor ve diyor ki ben bunlarla tek başıma da yapabilirim. Böylece dünyanın kıvılcımı denilen bir yere gidiyor ve zamanı gelince Asgard'a saldıracak canavarımızı yaratıyoruz. Odin'in yolladığı iki valkürü de hallettikten sonra artık savaşa hazırız. Kratos dinlenmek için çadırına çekilip uyuduğunda eşini son kez görüyor ve bu yaşadığımız üç rüya sekansı arasında en etkileyici, en duygusal olanıydı. Suru üflediğinizde her bir diyardan açılan geçitlerle savaşa katılanlar derken mücadele öyle epik gerçekleşiyor ki oyunun finaline yakışan cinsten. Atreus'u kontrol ettiğimiz sırada Turut geliyor ve tam bize saldıracakken Sif'in olaya dahil olmasıyla Odin'in onları kullandığını, kendi çıkarı için herkesi feda edebileceğini söylüyor. Buna hak veren Turut da bize katılıyor. Thor'un dünya yılanıyla kapışmasında bir anda yok olduğunu gördünüz. Jormungandr'ın da bir dev olduğunu biliyoruz. Çünkü bu yılan Atreus'un içine devin ruhunu koyduğu yılan. Ayrıca savaşa katılan herkes diyor ki lan yılan bir garip görünüyor bu böyle değildi. Çünkü bu bizim bildiğimiz Jormungandr değil. Onun geçmişteki hali. Thor'un vurmasıyla ilk oyundaki zamanlı ışınlanıyor ve ortaya çıkan çıkmaz da Thor heykelini yiyor. Ayrıca oyundaki karakterlerinde nereden geldi bilmiyoruz. Bir anda ansızın göldü ortaya çıkıverdi dediklerini de unutmayalım. Thor'la yaptığımız dövüş oyunun başında yaptığımızla aynı. Kratos oğluyla Thor'un kızının arkadaş olduğunu bildiğinden diyor ki çocuklarımız için daha iyi olmalıyız ve baltasını kabzasına sokuyor. I am your father. Take the hammer and kill who I tell you to kill. No. I didn't want this dinle dövüşürken yerin kırılmasıyla birlikte elinde maskeyle yarığın bulunduğu yere düşen Atreus burada hayatının seçimini yapıyor. Hayır! 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 Kratos'un oğlunu olan Güveni boşa çıkmıyor ve dövüşümüze ekipçe devam ediyoruz. Odin'e de aynı Thor gibi bir seçenek sunulsa da adam diyor ki ben değişemem. Atreus Odin'i öldürmek istemiyor. Fakat ruhunu devlerin bilyelerinden birine hapsediyor. Peki bununla ne yapacağız derken Son bir problemimiz daha var. Ragnarok Asgard'ı yok etmeye programlı olduğundan kaçmamız lazım. Angraboda Fenrir'le bir geçit açıyor ve Freyr'ın kendini feda etmesiyle birlikte ekibimiz Midgard'a dönüyor. Atreus baygınken annesinin sesini duyuyor ve uyandığında tüm karakterlerle teker teker sohbet edip en sonunda babasıyla buluşuyor. Angraboda ikiliye son bir kehanet daha gösteriyor. Meğer Fey bunu zamanında yok etmiş ki ikili bunu görüp körü körüne takip etmesin, kendi kaderlerini kendileri çizsinler. Atreus bundan sonra devleri tek başına bulmak istediğini söyleyerek babasıyla oldukça duygusal bir an yaşıyor. Konuşma bittikten sonra Kratos lan bir de şunun bir arkasına bakayım diyerek kitabenin arkasını açıyor ve gördüğü şey karşısında adeta dili tutuluyor. Koskoca adam ağlayacak gibi oluyor. Kehanete göre Kratos günün birinde çok sevilen, çok saygı duyulan bir tanrı olacak. Böylece yıllardır tanrıların hizmetinde bağışlanmayı, huzuru bulmayı amaçlayan karakterimiz bu huzuru onlar adına katliamlar yaparak değil, gerçekten de birilerine iyi niyetle yardım edince bulmuş oluyor. Kratos için mükemmel bir son. Şimdi dilerseniz yan görevleri tamamlayabilir veya toplanabilirleri bulmak için tüm diyarları ziyaret edebilirsiniz. Fakat bu God of War serimizin son bulduğu nokta. Karakterler arasındaki diyalogları, bilgileri, hikayeyi daha detaylı bir şekilde izlemek isterseniz 3 bölümlük serimize şuradan ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz daha fazlası için bana motivasyon sağlamak adına like ve yorum atmayı unutmayınız. Her bir yorumunuzu okuyorum sorularınıza cevap veriyor ve mantıklı bir tavsiyede bulunduysanız dikkate alıyorum. Maddi destek olmak isterseniz, ki şu sıralar epey ihtiyacım var, katıl kısmına göz atabilir, Tek seferlik desteklemek isterseniz süper teşekkürü kullanabilirsiniz. Benim param yok, öğrenciyim, zaten benim PlayStation ve bilgisayarım da yok, olsa bu videoları mı izlerim diyorsanız, videolarımı sosyal medyada paylaşarak da destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, hoşçakalın.